Değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarımız. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak düzenlemiş olduğumuz gelir vergisi konulu seminerimize hoş geldiniz. Değerli konuğumuz, yeminli mali müşavir Sayın Ender Polat'ın sunumunda gerçekleşecek olan bugünkü seminerimize geçmeden önce seminerimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Halil'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Evet. Sevgili meslektaşlarım, gelir vergisi kanunu ile ilgili daha önce bir çalışma yapmıştık ama biz Sayın Yeminli Mali Müşavir Ender Polat'ın engin bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak için meslek örgütümüze tekrar bu konuda bir katkı olmasını düşündüğümüz için kendisinden ricada bulunduk. Sağ olsunlar, bizi kırmadılar ve bugün bizlerle birlikteler. Ben her zaman şunu söylerim, gelir vergisi bütün kanunların, vergi kanunlarının anası. Tüm vergi kanunları buradan beslenirler. Bu seminerimiz aynı zamanda kayıt altına alınacak. Kaydettiğimiz seminer notlarımızda Sayın Hocamızın izni de olursa Oda sitesindeki YouTube kanalımız üzerinden daha sonraki süreçlerde de istifadenize sunulmak için Oda sitesine yüklenecek. Ben sunumdan sonra soru cevap bölümünde sorularımızın mikrofonla sorulması kayıt için ve sorularınızın diğer meslektaşlarımızın da faydalanacağı şekilde kayıtlara geçmesi için mikrofonla soru sormanızı rica edeceğim. Bu arada Sayın TÜRMOP Yönetim Kurulu Üyemiz Muharrem Kaya ve TESMER Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ahmet Hikmet Sönmez de aramızda. Kendileri de seminerimize hoş geldiniz diyorum. Başarılı bir seminer geçirmenizi diliyorum. Bu arada bugün yine deprem bölgesinden üzücü haberler geldi. Sanıyorum bir sel felaketi söz konusu. Yine bölgeye ve ülkeye geçmiş olsun diyor. Ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara da sabırlar diliyorum. Başarılı bir seminer olmasını diyorum. Sayın Bülent Fıçıcı da bu arada aramızda, yeminli mali müşavir. Kendisine de hoş geldiniz diyorum. Buyurun hocam. Sesim geliyor herhalde, değil mi? Suyumu bir açayım, önce bir hazırlayayım. Sayın Başkanımız, Sayın TÜRMOP Yönetim Kurulu Üyesi, sevgili dostum da diyebilirim aslında, Muharrem Bey'le daha önceden de tanışıyoruz. Saygıdeğer meslektaşlarım. Şimdi gelirin toplanması ile ilgili bir seminer sistematiği hazırladım ben. Bildiğiniz üzere gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabi. Burada tabii kavramsal olarak baktığımızda gerçek kişi tabirinden anlamamız gereken şahısların kişilikleri olacak. Burada ne var? Tam ve dar mükellef olarak ikiye ayrılıyor. Ben geneli itibariyle tam mükelleflerle ilgili hükümleri dikkate alarak semineri hazırladım. Ama dar mükellefle ilgili de gene sormak istediğiniz hususlar olursa onları ayrıyetten soru cevap bölümünde cevaplayabilirim. Gelir, aslında gelir vergisi kanunu birinci maddesi tanımlanmış. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılında elde ettiği kazanç ve ihratların safi tutarıdır olarak tanımlamaya tabi. Burada dört tane bölümden oluşuyor aslında ana kavram. Bir, gelirin şahsiliği. Bunun anlamı ne? Gelir vergisi bireysel bazda dikkate alınıyor. Bazı durumlarda ne diyelim, aynı unsurdan birden fazla kişi gelir elde edebiliyor. Mesela bir gayrimenkul sermaye ihracında ne var? İşte kiralama ile ilgili gelirin işte iki kişi ortak gayrimenkule,
beraber bir gelir elde ediyorlar ama gelirin şahsiliği ilkesi gereği ne oluyor? Her biri kendisi beyanname veriyor. Kendisi istinaden faydalanıyor. Aslında gelirin şahsiliğinin bireyin aidiyetiyle ayrılmaz bütünü. Bazen bu kavramı karıştırabiliyoruz, o şahsiyet kavramını. Ama burada aslında ince bir çizgi var arkadaşlar. Daha doğrusu ince bile demek yanlış olur. Kalın bir çizgi var. Tamamen dairesel olarak bizi çevirmiş. Kişinin bireysel olarak gelirlerini değerlendiriyor olmamız. İki, ne olması gerekiyor? Yıllık olması gerekiyor. İşte bir tarihinden başlıyor 31-12. Tarihleri arasında kişinin elde etmiş olduğu gelirlere uygulanıyor. Önemli parametrelerden birisi. Safi olması. Safi olmasının sonucu ne? İşte ne yapıyoruz? Hasılatlar, giderleri düşüyoruz, istihdamları düşüyoruz. En son dipte kalan safi tutarı vergiye tabi tutuyoruz değil mi? Uygulamamız. Bunlar aslında hepimiz için aşikar ama bazı durumlarda aslında çok teknik tartışmalar doğuruyor mu? Çok teknik tartışmalara sebep olabiliyor. Dördüncü, elde edilmiş olması, elde etme aslında kavram olarak gelir vergisi kanunu bütününde kullanılan bir kavram aslında arkadaşlar. Elde etme kavramı vergiyi doğuran olayın vuku bulmasını anlatıyor aslında. Yani elde etme yoksa aslında o dönem için vergiyi doğuran bir gelirden bahsetmeniz fiiliyatta mümkün değil. Elde etmenin doğmasıyla beraber. Gelir vergisi kanununda ne yapmışlar? Elde etmeyi birden fazla parametre. Aslında bir safhalar bütünü gibi düşünün bunu. İşte tahakkuk başlıyor, hukuki tasarruf, ekonomik tasarruf ve tahsil esası diye devam ediyor. Tahakkuk ne? Gelirin mahiyet ve miktar itibariyle kesinleşmesi işlemi. Ya ne yaptık? Karşılıklı oturduk. İradelerimizi yerine getirdik. Hukuki olarak işlemi tekemmül ettirdiğimiz aslında mahiyet ve miktar itibariyle kesinleştiğinde ne yapıyoruz? Tahakkuk etmiş oluyor gelir ve bununla ilgili o tahakkuk eden geliri o dönem elde etmiş ve o dönemin beyannamesini aktarmamız gerekiyor. Hukuk tasarruf ne? Kişi tarafından bu tahakkuk eden işlemin mesela bunu en güzel şöyle örnekleyebilirim. Örnek, ücretliyi düşünün arkadaşlar. Nedir? Birinci gün çalıştı. Gelir tahakkuk etti mi? Etti. İkinci gün çalıştı. 30 gün çalıştı. 30 günlük gelir tahakkuk etti mi? Tahakkuk etti. O dönem vergiye tabi gelirden bahsedebilir miyiz? Normalde aslında tevkifata tabi gelir olmadığından bahsetse. Kişinin hukuki tasarrufuyla beraber doğar mesela ücrette. Hukuki ve ekonomik tasarrufu. Hukuki tasarruf ne zaman doğdu? Maaşın ödeme tarihi. Hukuki olarak karşılıklı iradeleri yönünden ayın 4'ü, bir sonraki ayın 4'ünde. Hukuki ve ekonomik tasarruf doğmadığı müddetçe beyan edilebilir bir gelirden de bahsedemezsiniz aslında ücret için. Tabii ücrette şu anda sistematimiz biraz daha farklı. Genel itibariyle tevkif suretiyle vergilendiriyoruz biliyorsunuz yani. Yani genel. Ama öyle olmasaydı, yıllık beyan esası olsaydı orada hukuki olarak işlemin tekemmül edip etmediğini analiz etmemiz gerekiyordu. Şöyle aslında şeyi açarsam. Bir sonraki slide. Yok estağfurullah arkadaşlar. Şöyle. Ne var? Şimdi tahakkuk esası kazançlar itibariyle bu şartlar oluşmadığı müddetçe de beyan edilebilir bir gelirden bahsedemiyoruz. Neydi mesela? Tahakkuk esası, hukuki tasarruf, ekonomik tasarruf neydi? Onu da bir tanımlayayım. Ondan sonra şeye geçelim. Ekonomik tasarruf ne? Ekonomik tasarruf ise kişinin geliri doğuran işlemin emrine amade kılınması olarak tanımlanıyor. Genel hukuk literatüründe emrine amade kılmaktan kasıt da karşı tarafın gel paran burada veznede paranı tahsil et anlamına geliyor aslında. Tahsil ise bir sonraki aşama artık fiili olarak istikakı ödeyenin varlıkları arasından çıkıp karşı tarafın varlıkları arasına girmesi durumu. Aslında bizim genelde meslek mensubu camiamız çoğunluk burada hepimiz bizler için önemli bir durum. Ama tabii genelde tahsille ilgili sıkıntılar yaşadığımız için değil mi? O şartlar tutmayabiliyor. Şimdi gelir unsurları itibariyle duruma baktığımızda da uyuyor. Tahakkuk esası ticari ve zirai kazançta geçerli. Hukuki ve ekonomik tasarruf menkul sermaye hayatları ve ücretlerde geçerli. Tahsil esası ise serbest meslek kazançlarıyla gayrimenkul sermaye hayatlarında geçerli. Ama gayrimenkul sermaye hayatlarında bu durumu biraz daha esnetmişler. Değil mi? Ne vardı? Peşin tahsil olunan kiralarda
O kiralar ne sayılıyordu? İlgili bulunduğu dönemin, aslında işin genel hukuki mahiyetini değerlendirirseniz dönemsellik ilkesiyle de örtüşen yapısı o aslında arkadaşlar. Gene kendi içinde gene tutarlı bir hukuki değerlendirmesi var mı? Gene tutarlı bir hukuki değerlendirmesi var. Diğer kazanç ve iratlar açısından durumu değerlendirirsek, diğer kazanç ve iratlarda biliyorsunuz değer açık kazançları ve arizi kazançlar olmak üzere birden fazla unsur aslında detaylı şekilde sayılmış. Onlar da bazen hukuki ekonomik tasarrufa, bazen tahakkuka ama genellikle ağırlıkta hukuki ve ekonomik tasarrufa kayan bir yapısı bulunmakta ama bir serbest meslek kazancı için mesela orada arizi serbest meslek faaliyeti de var. Arizi kazançların içinde. Oradaki yapı gene farklı değerlendirilebiliyor mu? Değerlendirilebiliyor. Nelerimiz var? Bizim 7 tane gelir unsurumuz var. Hemen şöyle bir geriye döneyim. Sesim iyi geliyor değil mi? Sıkıntı yok. Ben biraz böyle sesim de yüksekti zaten montanlıdır. Gelir vergisi kanunu birinci maddeden sonra ikinci maddede aslında geliyor. Hangi unsurların gelire tabi olduğunu sayıyor. Neler onlar? Ticari kazanç, zirai kazanç, değil mi? Serbest meslek kazançları, ücretler, menkul sermaye iratları, gayrimenkul sermaye iratları, diğer kazanç ve iratlar. Diğer kazanç ve iratların altında da ne var? İkili bir ayrımımız var. Değer artış kazançları var. Bir de arizi olarak elde edilen gelir unsurları var. Şimdi bu 7 gelir unsuru itibariyle arkadaşlar teker teker aslında beyana ilişkin şartları değerlendireceğiz beraber. Şimdi öncelikle aslında temel ilkemizde gelirin toplanması ile ilgili, yani gelir unsurlarının beyanı ile ilgili ana ilke, yani şu şey, tabii ben yani spontane gidiyorum ama slayta da uyarsam daha iyi olacak. Bir de şeyi hatırlayalım. Ortaklık türleri itibariyle yapılan faaliyete göre elde edilen kazancın niteliği ne oluyor? Bir de onu hatırlayalım hep beraber. İşte bir adi şirket ticari faaliyetle uğraşıyorsa ortakların elde ettiği kazanç ne? Ticari kazanç. Zirai faaliyetle iştigal ediyorsa ortakların elde ettiği kazanç ne? Zirai kazanç. Serbest meslek faaliyetiyle iştigal ediyorsa ortakların elde ettiği kazanç ne oluyor? Serbest meslek kazancı. Kolektif şirketlerde durum biraz daha değişiyor. Ticari faaliyetle iştigal ediyorsa bir kolektif şirket elde edilen kazanç ticari kazanç. Zirai faaliyetle iştigal ediyorsa elde edilen kazanç gene ticari kazanç arkadaşlar. Bu da aslında 53 ve 54. maddede gelir vergisi kanununda düzenliyor. Orada sadece adi ortaklıkları çiftçi olarak kabul ediliyor. Geri kalan ortaklık türlerini çiftçi olarak kabul etmediği için bu sonuç çıkıyor arkadaşlar. Orada zirai faaliyetle bile iştigal etse bir kolektif ortaklık gene elde edilen kazanç ticari kazanç olarak işleme tabi tutmak zorunda. Serbest meslek faaliyetlerinde kazanç türü ne oluyor? Serbest meslek kazancı oluyor. Adi komandit şirketlerde komandite ortaklar ticari kazançte komandite ortaklarının elde ettikleri kazanç ticari kazanç. Komanditer sınırlı sorumlu dediğimiz ortaklıklarda adi komanditlerde elde edilen kazancın niteliği ne oluyor? Menkul sermaye iradı oluyor. Burada tabii ahiretten tevkifat da yok. Onu da atlamayalım. Tevkifat yapma yükümlülüğü kimlerde var? Bir adi komandit şirkette. Tam mükellef kurumlar tevkifat yapma yükümlülüğü olduğu için burada dağıtılan menkul sermaye iratlarından tevkifat yapılmıyor arkadaşlar. 94. maddenin 6B maddesinde düzenlemesi yok. Komandite ortaklarda ticari kazanç gene zirai faaliyet gene ticari kazanç olarak kabul ediliyor. Menkul sermaye iradı gene komanditer ortaklarda serbest meslek faaliyeti komandite ortaklarının elde ettiği kazanç. Serbest meslek kazancı komanditer ortaklarının elde ettiği de menkul sermaye iradı olarak kabul ediliyor. Şimdi gelelim bizim aslında gelirin toplanması ile ilgili ana düzenleme arkadaşlar 85. madde. Bildiğiniz üzere bizim aslında vergilendirmedeki ana sistematiğimiz ne? Beyan ilkesi. Değil mi? Onun üstünden yürüyoruz. Bu durumda da aslında 85. madde neyi düzenliyor? Gelirin toplanmasını düzenliyor. Ana düzenlememiz bu. Maddeli de aslında yazım tekniği açısından. Tabii biz buraya hani ben genelde YMM sınavlarına hazırlananlara ders anlatıyorum. Gelir vergisi de ana konularımdan birisi. Bu kanunun yazımında aslında hani maddesine göre değil, gelir vergisi kanununda aksine, daha doğrusu madde şöyle başlıyor. Bu kanunda aksine hüküm bulunmadığı müddetçe mükellefler bir takvim yılında elde ettikleri kazançların tamamını beyan etmek zorundadırlar diye bir ifadeyle başlıyor arkadaşlar cümle. Aslında düzenlemenin getirdiği ruh şu aslında, özüne baktığımızda. Aksine hüküm bulunmadığı müddetçe herkes beyanname vermek zorunda aslında. Aksine hükümle ilgili düzenlemeler işte geliyor.
kanunun birden fazla bölümünde işte zirai kazançlar için geliyor 53-54'te düzenliyor, 86-1A'da düzenliyor, sonra 86-1B var, C var. O maddeleri zaten şimdi üstünden geçeceğiz. Asıl olan ilke bu. İlk kural buna bakacaksınız aslında. Mükellef, herkes beyanname vermek zorunda, ücretli de beyanname vermek zorunda aslında. Ama sonra geliyor, aksine hüküm var mı yok muyu değerlendireceğiz şimdi biz beraber. Ha, bir kısım mükellefler için bambaşka bir hüküme yer veriyor. Tacirlerle, çiftçiler, kazancı gerçek usulde tespit edilen çiftçiler ve serbest meslek erbapları kazanç temin etmemiş, yani dönemi zararla kapatmış olsalar bile, kazanç temin etmemiş olsalar bile nedir? Yıllık beyanname vermek zorundalar mı? Yıllık beyanname vermek zorundalar arkadaşlar. Kolektif şirket ortakları ile komanditeler, esnaflı ve adi komandit şirketin faaliyet ve tasfiye dönemleri içinde bunlar da kazanç temin etmemiş olsalar bile ne yapmaları gerekiyor? Yıllık beyanname vermeleri gerekiyor mu? Vermeleri gerekiyor. Ve bu gelir unsurlarını beyannamede toplamaları gerekiyor. Tamam arkadaşlar? Tam mükellef gerçek kişilerin yabancı memleketlerde elde ettikleri kazançlar. Mükellefin bunları Türkiye'de hesaplarına intikal ettirdiği dönemin geliri sayılıyor arkadaşlar. Ama hesaplarına intikal ettiremeye eğer mücbir sebep, yani kişinin iradesi dışında sebeplerle gerçekleştiriyorsa, bunlar üzerindeki tasarruf hakkını ne zaman elde ettiyse o tarihte bu kazancı elde edilmiş olarak kabul ediyor. Yurt dışından elde ettiğimiz kazançlar açısından. Şimdi gelelim, işte o kanunda aksine hüküm vardı ya, işte o aksine hükümün ana maddesi aslında 86. madde. Genelde de zaten aslında anlatımlara baktığınızda neyi anlatıyor? 86. maddeyi. Yani işte toplama yapılmayan haller dediğimizde aslında ana hüküm maddesi, o toplama yapılmayan haller, o da 86. madde düzenlemesi. Burada 86. maddede 3 bentten oluşuyor aslında 86. madde. Pardon. 4 gerçek kişiler için. C'de 4 bent tam mükellef gerçek kişiler için, 4 bent dar mükellefler için tek bentten, yani A ve B bölümü olmak üzere ikiye ayrılıyor madde. İlk bölümde tam mükelleflerde beyannameye intikal etmeyecek gelirleri düzenliyor. Nedir? Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar. Neyse zaten hani neden burada idare şuna bakmış aslında. Ben geneli itibariyle kolay vergilendirmeyi nasıl yapalım mantalitesi içinde aslında burada beyanname verip vermiyor. Çünkü vergi gelirlerinin toplanması da bir vergi harcaması kalemini doğuruyor arkadaşlar. Çünkü vergi geliri ne kadar çok mükellef olursa idarenin, o kadar çok çalışan olması lazım. O kadar çok kişinin bunu kontrol etmesi lazım. Değil mi? Orada idare şuna dönmüş. Kardeşim demiş, belli hallerde ben tekifatla elde ettiğim gelir benim için yeterli olsun. İşte gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar. Gerçek usulde vergilendirilmenin zaten zirai kazançta şartları çok ağır, çok ağır. Neden? İşte bakıyorsunuz, çok büyük toprak arazilerine haiz olan, yani işte mesela pamuk ekiminde sallıyorum bunları, tabii çok tane böyle ezbere bildiğim şeyler değil, bunları bilmem de zaten fiiliyatta mümkün değil. İşte nedir? 400 dönüm üzerinde pamuk eker. Veya diyor işte bir biçer dövere veya bu mahiyette birden fazla bir taşıta veya 10 yaşından küçük 2'den fazla traktöre sahip olursa diyor, ben diyor bir mükellefi gerçek usulle vergilendiririm. Onun için genelde bizim tarımla uğraşan, yani çiftçilerimizin çoğunluğu nedir? Götür usulü veya işte şey dediğimiz yöntemler. Nedir? Tevkif yoluyla. Nihai olarak vergilendirme vuku buluyor. İşte nihai olarak vergilendirmenin de vuku bulmasını sağlayan hem 53. maddede kendi düzenlemesi var, hem de 86-1A'da gerçek usulde vergilenmeyen zirai kazanç. Gerçek usulde vergilenen zirai kazançlar için mutlak surette beyanname vermesi gerekiyor. Beyanname vermesi gerekiyor. Kazanç ve iratların gelir vergisi kanunu 75. maddesinin 15 ve 16 numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları. Tabi bunları böyle yazıyoruz, altına bir açıklama yapalım değil mi? 15 biri bireysel emeklilikte, ben de arada öyle unutuyorum. Birisi bireysel emeklilikten elde edilen gelirler arkadaşlar. Bunlardan tekifat yapılıyor. Bir de diğer sigorta unsurlarından elde edilen gelirlerden tekifat yapılıyor. Ve bunlardan yapılan tekifat nihai vergi haline dönüyor. Bunun uygulamasıyla ilgili 22. maddenin 1. ve 2. fıkralarında ayrıyetten bir istinad düzenlemeleri var ama çok detay bunlar, ondan girmiyorum. Bunda beyan değil zaten. Bizim konumuza çok da girmiyor. Tekifat
Kim yapıyor? Sigorta şirketi yapacak teklifatı. Ödemeyi yaparken o teklifat nihai vergi eline geliyor. Biz gerçek kişiler tarafından bir daha bunu beyana dahil ediyor muyuz? Etmiyoruz. Devamında kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı. Onları da beyanname intikal ettirmemizin ana nedeni ne? Veya geliri toplarken de dikkate almamızın ana nedeni ne? Burası aslında. Kazanç ve iratların istisna, işte gayrimenkul sermaye iratlarında ilişki kazanç ve 9500'e istisnada işte onu beyanname intikal ettirmememizin ana nedeni veya geliri toplarken de dikkate almamızın ana nedeni burası. Şimdi tabii bizim için son dönem böyle, tabii Bursa'da da yaşamıştır, İzmir'de falan çok yaşandı, Bursa'da da olmuştur. İşte birden fazla işverenin yanında çalışan işçilerin durumları, değil mi? Bir ara böyle Maliye Bakanlığı böyle risk analiz sistemi hayatımıza girdiğinden beri bir risk analiz yapıyorlar, ondan sonra ortalık darmadağın oluyor, değil mi? He? Önemli parametrelerden birisi, anlatacağım bunu zaten detaylarını, hangi durumla bununla ilgili tebliğ düzenlemesi var, onları da anlatacağım. Tek işverenden alınmış, tevkif suretiyle vergilendirilmiş 103. maddenin yazılı tarifenin 4. gelir durumunda. Tek işverenden ücret gelir elde ediyorsak 103. maddenin 4. gelir unsuru şu anda 880 bin lira. Bir ücretlinin vergiye tabi matrağı 880 bin lirayı buluyorsa, geçiyorsa bu ücretli arkadaşlar tek işverenden ücret geliri bile elde etse mutlak surette beyanname vermek zorunda. Tamam? Devamında ne var? Aşmayan ücretleri. Birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden fazla işverenin yanında çalışıyorsa, yılı içinde iş değişiklikleri yaptıysa, ama onunla ilgili farklı değerlendirmeler de var, onları da anlatacağım. Birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretler 103. maddenin ikinci gelir diliminde ki tutarı aşıyorsa, o da 22 için ne kadar? 70.000 TL yalan tutarı. Aşıyorsa ne olacak? Birinci de dahil olmak üzere 1 ve 2'nin tamamı beyan edilecek arkadaşlar. Yani nedir mesela? 100 bin lira birinci işverenden aldığı ücret var. İkinci işverenden 80 bin lira ücret geliri elde ettiyse 80 bin ikinci işverenden elde edilen 80 bin 70 bin liralık 103. maddenin ikinci gelir dilimini aşıyorsa ikisini toplam 180 binin tamamı beyan edecek. Burada birinci işveren, ikinci işveren konusunu belirleme etkisi tamamen mükellefin kendisinde arkadaşlar. Yani mesela sizin birinci işverenden 100, ikinci işverenden 50 bin alıyorsunuz. Beyanname vermeyeceksiniz. Vermek mi doğru, vermemek mi doğru? He? Öyle bir soru sorayım. He? Vermek mi doğru, vermemek mi doğru? Şartlara göre değişebilir mi bu? He? Mesela adamın çocuğunun eğitim sağlık harcaması varsa, he? 15 bin lira düştü. Bir matematiğini yapmakta fayda olabilir mi? Serbestçe belirleyebiliyorsak belki iadeye bile dönebilir bu iş, değil mi? He? Olabilir mi? Olabilir yani. Hani bazen böyle şey, hani kurgular hep böyle şeyimiz üstüne kurulur. İşte matematiği oturtuyoruz. Aslında vergicilik matematik işi değil arkadaşlar. Vergicilik her olayı kendi içinde bir daha değerlendirmeye gerektiriyor. Hani biraz daha işimizi yaparken hep buradan bakıyoruz işte. Ya bir de arada şöyle buradan da baksak, aslında yapıyoruz onu biz meslektaşlar olarak, değil mi? Hepiniz birbirinize sürekli sorular soruyorsunuz. He? Hep istişare ediyorsun. Neden? Benim görmediğim başka bir şeyi öbür arkadaşım görmüş müdür diye. O aslında. Devam edelim. Yine birinci işverenden alınan dahil ücret geliri toplamı 103. maddede yazılı gelir tarifinin 4. dilimde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin tamamı tevkif suretiyle ücretleri dahil. Gene 880 bin liraya aşmıyorsa beyanname vermiyoruz, değil mi? Birden fazla olanlarda da 880 bini. Bakın, birden fazla olanlarda önce 2 ve 3'ü, mesela 4'ü 70 bin aşmadığına bakıyoruz. Bir de toplam 880 bini aşıyor mu aşmıyor mu, bir de ona bakıyoruz, tamam? Örneklendireceğiz zaten arkadaşlar. Ana torba maddemiz de burası aslında. Vergiye tabi gelir toplamının ABB eventleri hariç, vergiye tabi gelir toplamı beyannameye intikal ettirilen bütün gelirler kavramı aslında arkadaşlar burada. Zaten geniş bir tabir. 103. maddede yazılı tarifin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla, yani 70 bin lirayı geçmemesi koşuluyla Türkiye'de tevkifata tabi tutulmuş olan birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları. Yani neye bakacağız? Bir menkul veya gayrimenkul sermaye iradı, tevkifatlı bir menkul veya gayrimenkul sermaye iradının beyanında neyi değerlendirmemiz gerekiyor? 103. maddenin ikinci gelir dilimi, yani toplam beyana tabi gelirlerin 70 bin liralık beyana ilişkin
sınırı aşıp aşmadığına bakmamız gerekiyor. Tamam? Bir takvim yılı için elde edilen toplamı 3.800.000 TL'yi aşmayan tekfat ve istisna uygulamasına konu olmayan. Neyi mesela? İşte basit usulde tabi birine iş yeri kirası yapıyorsak tekfat yok değil mi? Mesela onu buraya ele. Mesela ben öyle bir kiralama yaptım. Karşı tarafa kiraladım. Basit usulde ticaret erbabı da bana tekfat yapmıyor. Değil mi? İşte o gelirim benim 3.800 lira yaşarsa ben o gelirimi tamamen... Bu bir istisna değil. Bakın arkadaşlar, bu bir istisna değil. Bu bir beyan sınır arkadaşlar. 3.800 lira yaşıyorsa beyan ediyoruz, aşmıyorsa beyan etmiyoruz, tamam mı? Biraz yavaş gidiyor ama hani artık 7-8 gibi bitiriyor, 8-9. İsyan etmeden bitirelim değil mi herkes? He? Dur, şeyi geçmedik. Evet. Bir de dar mükellefler açısından durumu değerlendirelim. Dar mükelleflerde durum ne? Dar mükelleflerde aslında konu ticari zirai faaliyetle iştigal ediyorsa zaten hani orada mutlak surette ticari zirai kazançta onlar neydi 85. madde zaten bu kanunda aksine hüküm bulunmadığı halde herkes beyanname verecek. Dar mükellefte verecek ticari zirai faaliyette. Gerçek usulde zirai faaliyet. Ama döndük mesela dar mükelleflerde beyannameye dahil edilmeyecek. Onlardan tekfat yapılıyorsa tamam diyor ya bu cebe koyduğumuz para bize yeter. O kadarıyla biz yetinelim. Daha fazlasıyla uğraşmayalım. Çünkü adamı gel Hans'ı bul. Hans gelsin bize beyanname versin falan. Değil mi? Zor iş. Biz diyor burada diyor tanıdığımız arkadaşlar var bizim diyor bizim mükellefler. Onlar diyor tekfat yapsın getirsin bize yatırsınlar diyor. Neler var? İşte tamamı Türkiye'de tevkif surete vergilendirilmiş olan ücretler, serbest meslek kazançları, menkul sermaye iratları, gayrimenkul sermaye iratları ama bunlar tekfata tabi olacak. Bazıları biliyorsunuz tekfata tabi değil. Gene diğer kazanç ve iratlar zaten diğer kazanç ve iratların hiçbirisi tekfata tabi değil. Dar mükellefler diğer kazanç ve iratları elde ediyorsa bunlar için mutlak surette münferit beyanname vermeleri gerekiyor. Yani nedir mesela? Burada işte geldi Budanya'da bir Budanya'da değil mi? Bir yazlık aldı. Bir tane işte İngiliz'in biri. Sonra 3 yıl sonra baktı yazlığa gelip gidemiyor. Satalım dedi bunu. He? Sattı. İşte aldı. 1 milyonu aldığı gayrimenkul 3 milyona sattı. 2 milyon kazanç üzerinden değer artış kazancı çıktı. Parayı gönderdik gitti. Var mı sorun? Yok. Değil mi? Bir beyan yükümlülüğü var mı? Var. Değil mi? Dar mükellefiyetten diğer kazanç ve irat. Ne diyor zaten? Dar mükelleflerde burada kurum gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek diyor. Onlar ne vermesi gerekiyor işte? Orada yasal düzenleme ne? Memleketi terk et ökattüm. Yani daha doğrusu 15 gün öncesini ülkeyi terk etmeden 15 gün önce bir beyanname vermesi gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Bir münferit beyannameyi siz hemen müşavir arkadaşlar olarak hazırlayarak vereceksiniz değil mi? Sonra vermezseniz gayrimenkul alana tarhiyat yaparlar mı? Oralara girmeyeyim hadi çok böyle şey. Gayrimenkul alana bile tarhiyat yapabilirler arkadaşlar. Dar mükellefin vergilendirilmesinde eğer diyor vergiyi diyor dar mükellef kendisi ödemedi. Siz gayrimenkul aldınız ya. Tarhiyata muhatap olarak sizi tutuyorlar. Sonra siz o vergiyi yurt dışındaki adamdan tahsil edeceğim diye debelini durursunuz. Aklınızın bir kenarında bulunsun yani. Gene dedik 101. madde. 101. madde zaten münferit beyannameyi düzenleyen madde. Evet, şimdi gelelim gelir unsurları itibariyle teker teker hızlı hızlı geçeceğiz zaten şeyleri, beyan şartlarını. Ticari kazançta beyan, tam mükellefiyede gerçek usulde vergiden ticari kazançlar tutarı ne olursa olsun, zarar elde edilmiş olsa bile yıllık beyannameyle beyan edilmek yükümlülüğü altında mıyız? Yıllık beyannameyle beyan etme. Tasfiye halinde bulunanlar da dahil olmak üzere kolektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandit ortakları kazançları için tutarı ne olursa olsun gene ne vermek zorunda? Yıllık beyanname verecekler. Gene 5300 sayılı tarım ürünleri lisanslı depoculuk kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetleri ticari işletmeye dahil edilmişse şahsi mal varlığı da olabilir. O zaman menkul sermaye iradına dahil edilmişse bu senetlerin elden çıkan sonra doğan ticari kazançlar gene gelir vergisi kanunu 76. maddesi bu cibince 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kullanım vergisinden müstesnadır.
istinad edilen kazançlar üzerinden 94 ve geç 67'ye göre tevkifat yapılacak. Yani burada bir vergilendirme vuku bulmuyor. Sadece ticari kazanç sahipleri açısından istinad var. Yani herhangi bir vergilendirme de yapılmıyor kişiler açısından da. Tamam. Zirai kazançta gene gerçek usulle vergilenen zirai kazançlar tutarı ne olursa olsun. Buraları çok böyle hani şey de yapmak istemiyorum çünkü hepinizin bildiği şeyler. Şimdi biraz daha gayrimenkul sermaye herhalde biraz onlara bakarız. Gerçek usulle vergilenen zirai kazançlar tutarı ne olursa olsun gene yıllık beyanname ile vergilendirilecek. Gerçek usulle vergilendirilmeyen zirai kazançlar için yıllık beyanname verilmiyor. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilse de bu zirai kazançlar beyannameye dahil edilmiyor. Yani adam nedir? Serbest meslek erbabısınız. Aynı zamanda zirai faaliyetle uğraşıyorsunuz. Değil mi? Var. Efendim? Ya 400 olmasın da burada gerçek usulü olmayacağız ya. 200 dönüm olsun. Ya mesela şeyimiz var. Bir bağımız var. İşte nedir? 100 dönüm. Hadleri de aşmıyoruz. Serbest meslekten dolayı beyanname veriyoruz. Serbest meslekten dolayı beyanname veriyoruz. Ama zirai kazancı beyannameye dahil ediyoruz mu? Etmiyoruz. Etmemek doğru mu? Etmek mi, etmemek mi? Şimdi başka bir senaryo doğabilir mi mesela? Şimdi şunu yapsak mesela, yani şimdi bu, bakın, işte şapkayı hep böyle tersten düşünmek gerek. Şimdi mesela nedir? Siz makine ekipman alıyorsunuz zirai kazançtan, değil mi? KDV mükellefiyeti tek mi arkadaşlar? Ticari kazançta elde etseniz, zirai kazançta elde etseniz KDV mükellefiyeti tek, değil mi? Ciddi makine ekipman alımı yapacaksanız, serbest meslekten KDV ödüyorsunuz, zirai kazançtan KDV'li makine alıyorsunuz. Belki gerçek usulü seçseniz, değil mi? O mükellefin iradesine bırakılmış gerçek usulü seçip seçmemek. Gerçek usulü seçse mesela serbest meslek erbabı için güzel vergi planlaması aracı olabilir mi? Ha, traktörü falan böyle birkaç tane makine ekipman aldınız. Onları KDV'den indirim konusu yaparsınız, değil mi? Ha, avantaj doğurur mu? Doğurur, değil mi? İşte dediğim aslında şey, hani farklı pencerelerden bakmak dediğim aslında o. Hep böyle kurallarla bakıyoruz. Ya işte beyanname vermek doğru değil. Hani değil mi? Neden beyan edelim diye düşünüyoruz mesela. Ama aslında buradan baktığımızda değil mi? Belki yaptık koca bir tane fıstık bahçesi. O fıstık bahçesinin amortisman ayırabiliyor muyuz? Amortisman ayırabiliyoruz. Belki o amortisman ilk 5 yıl zarara sokacak işletmeyi. Zirai kazançtaki zararı serbest meslek kazancından mahsup edebilir misiniz? Eder misiniz? He? 88. maddede düzenliyor değil mi? Ne diyor? Bu kanunda diyor. Gelir unsurlarının bir kısmından hasıl olan zarara diğer gelir unsurlarından mahsup edebilebilir. Bunun tek istisnası ne? Diğer kazanç ve iratlar. Onun dışındaki bütün gelir unsurlarından doğan zararları birbirleriyle mahsup eder. Bak işte senaryo değişiyor mu? Değil mi? He? Kurgu. Çok dinamik. Aslında arkadaşlar o kadar dinamik bir iş yapıyoruz ki. Hani hep böyle taşlar yerinden böyle oynatılabilir boyutu var mı? Var. Sadece o anda o açıdan bakmak. Hani dönelim serbest meslek kazançlarında gene çok söyleyeceğimiz burada bir sürü meslektaşımız var. Söyleyecek çok bir şey yok aslında. Gene serbest tutarı ne olursa olsun yıllık beyannameyle beyanılacak. Tasfiye halinde bulunan kolektif şirket ortakları ile adi komandit şirketin komandit ortaklarının kazançları da tutarı ne olursa olsun gene beyan ediliyor mu? Beyan ediliyor. Şimdi geldik ücretlerde beyan. Karmaşanın aslında belki bir yönüyle oluştuğu bölüm. Son dönemde de çok karşımıza çıkar. Gerçek usulde tespit edilen ücret gelirleri vergi tevkifata tabi tutulmamışsa tutarı ne olursa olsun mutlak surette yıllık beyannameyle beyan edecek. Yani bir kişi tevkifat yapmayan birinin yanında çalışıyorsa, oradan bir gelir elde ediyorsa, mesela ne olabilir burada? Bir irtibat ofisi var. Mesela irtibat ofisinde adam yurt dışında elde edilen kazançlardan ücret ödüyorsa orada istisna var 23. maddenin 14. fıkrasında ama öyle değil. Buradaki irtibat ofisindeki faaliyeti nedeniyle bir şey yapıyor. Muhtasarda da beyanname yükümlülüğü yok belki. Hani baktığımızda işte ne yapacaksınız? Tevkifata tabi tutulmamış ücret geliri için ne yapmanız gerekiyor? Yurt dışındaki bir şirketin buradaki işlerini takip eden birisi için doğrudan aldığı yurt dışından aldığı ücret geliri için tevkifat yapma yükümlülüğü yok. Mesela şeyin adına çalışıyorsun. Daha biraz daha böyle yurt dışında işte Microsoft'ta burada yazılım yapan ücretli çalışan birisi mi? Değil mi? Burada çalışabilir miyim? Çalışabilirim. Buradan program yazılımını yapabilir miyim? Yapabilirim. Ücreti yurt dışından ödedi mi adam? Yurt dışından ödedi. He? Ben tam mükellefim. Geliri nerede beyan etmek zorundayım? He? Türkiye'de beyan etmek zorundayım. Ne oldu? Ben hiçbir sınıra bakmadan yıllık beyanname vereceğim. Yıllık beyanname vereceğim. Tamam? 95. maddenin herhalde 1. fıkrasında da hükmü var bunun arkadaşlar. Yani artı yani çok madde numaraları bizim de aklımızdan kaldığı kadar söylüyoruz işte. He. Evet.
Gene Türkiye Jokey Kulübü'nce organize eden yarışmalarına katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler nedeniyle yıllık beyanname verilmiyor. Bunların elde ettiği gelirler, gelir vergisi de istenen, yanlış hatırlamıyorsam herhalde geçici 72 miydi? Oydu galiba ya. Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin toplam tutarının tekifat matrağı toplamının 880 bini aşması durumunda ücret gelirleri için beyanname aşmaması durumunda bunlar için beyanname vermiyorlar. Gene bunlarla ilgili de istisna var arkadaşlar. Ama bir tekifat yapılıyor. Gene tek işverenden alınan tekifata tabi tutulan, zaten 86.1b'ydi biraz önce, üstünden geçtik. Tek işverenden alınan tekifata tabi tutan net tutarı tekifat matrağı 880 bin TL'yi geçmeyen ücretler için gene yıllık beyanname vermiyoruz tek işverenden. Ama tek işverenden aldığımız ücret yukarı çıkıyorsa beyanname vermek doğru mu? Doğru. Mesela 10 bin lira bir yerden alıyorum, 800 bin lira bir yerden alıyorum. Değil mi? Burada 880 bini aşmadığı için beyanname vermek. İkinci işverenden de alınan 70 bini aşmadığı için gene beyanname vermek hükümlü değilim. Değil mi? Gene bir... Pardon. Siz belirliyorsunuz dedim ya. Burada aslında orada bir yönüyle değil aslında. Ama bu düzenleme şey değil arkadaşlar. Bu vergi planlaması aracı aslında. Tamam? Bu vergi planlaması. Sonuçta bu vergi kaçırma falan değil. Bunu bakın, bunu sirküler bazında düzenlemiş bakanlık. 16 oğlu gelir vergi sirküleri var. O sirkülerde bu hükme yer vermiş. Mükellefler diyor serbestçe belirleyebilir. Orada da işte beceri artık meslek mensubuna kalıyor. Ha bakacak orada. Ha, bu arkadaşın da bizim şey vardı. Okul parası vardı bir 100 bin lira. Onu düşeriz değil mi? Elin taşıyla sonra 100 bin liradan yaklaşık 35 mi iade alacağız? 35 bin lira iade alırız. İşte akşam bir yemek parası çıktı mı? He? Yemek nasıl bir yemekse 35 bin lirada. He? Hadi bakalım devam. Birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi durumunda. Geldik şimdi diğer senaryoya. Elde edilmesi durumunda birden sonraki işverenden alınan tekifatlı ya da tekifatsız gerçek ücretlerin tekifat matrağının toplamının 70 bin TL'yi aşması halinde birinci işverenden dahil olmak üzere ücretlerin tamamı gene yıllık beyanlamayla beyanlanacak. Ne var? Birden sonraki işveren 2, 3, 4, 5 neyse 70 bin lira yaşıyorsa ne yapıyoruz? Birinci de dahil beyanname veriyoruz. Tamam? Sonra birden fazla işveren ücret geliri elde edilmesi durumunda birden sonraki işverenden alınan tekifatlı ve tekifatsız gerçek ücretlerin toplamının 70 bin TL'yi aşmaması halinde ayrıca birinci işveren, değil mi? Cümlede ne? Böyle öyle bir kurmuşuz ki. Yani bulmaca gibi değil mi? Halinde ayrıca birinci işverenden alınan dahil safi ücret geliri toplamı 880 bin TL'yi aşması durumunda tekifat surete vergiler ücretler için yıllık gelir vergisi verilmeyecek. Şimdi burayı bir açayım ben biraz. Ne diyor burada? Kardeşim diyor, birden sonraki diyor 70 bini aşıyorsa diyor, o zaman diyor beyan edeceksin. Aşmıyorsa diyor beyan etmeyeceksin. Ama diyor bu birinci kıstas. Bu birinci kıstas. Eskiden de bu kıstas hep böyleydi. Bu düzenleme herhalde 2019'da yapıldı. Yanlış hatırlamıyorsam 2019 olacak. 2019'da geldi. Ben dedi bu oyunun şartlarını çok beğenmedim dedi. Biraz dedi oyunun şartlarını değiştirelim. Ne yaptı? Geldi bir şart daha koydu. İşte dedi o senin dedi 70 bin lira vardı ya dedi birden fazla. Onların da dedi birinci de dahil toplamı dedi 880 bini aşıyorsa gene beyanname verdi. Amaç ne aslında burada? Kardeşim ben diyor artan oranlı geliri vergilendirmek istiyorum diyor. Yüksek geliri olan bir kişi diyor gelsin bana beyanname versin. Ben onun diyor artan oranlı gelirini vergisini alayım. Aslında genel mantalite biraz daha bu yapılan düzenlemenin ana mahiyeti ona döndü aslında biraz da arkadaşlar. Tamam mı? Buyurun. Geçiyoruz. Evet. Tamam. Şimdi bunu kenara koyuyorum. Ücret gelirlerinin 70 bin lira var ya. Orada net ücret olarak mı? Net ücret kavramı şimdi tabii. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Net ücret kavramından anlamanız gereken biraz şimdi burada şey değişiyor. İş kanunu, sosyal güvenlik mevzuatı, vergi mevzuatı. Şimdi 3 tane kavram var. Bizim burada anladığımız net ücret kavramı gelir vergisi matrağıdır arkadaşlar. Yani personelin eline geçen değildir. Onun brüt ücret de, şimdi brüt ücret tabirine şey de dahil oluyor ya. SK falan. Burada bizim aslında
burada şöyle bir tabir var aslında. Ben biraz açayım aslında kavramsal çerçeveyi. Şimdi bizim kanunumuz, gelir vergisi kanunu, gerçek ücret tabirini kullanıyor aslında. Net ücret tabiri de yok. Şimdi tabii biz hani o kavramlardan bazen ayrılıyoruz, belki hata ediyoruz. Gerçek ücret tabirini, gerçek ücret tabiri şu aslında kanunda geçen. Sosyal güvenlik primindeki kesintiler düşünmüş. Artı personelin sendikaya tabi olması ile ilgili ödediği ödentiler varsa onlar da düşüldükten sonraki tutardır arkadaşlar, gerçek ücret. Burada dikkate almanız gereken, ondan sonra vergiye hesaplarız işte. O vergi öncesindeki tutar burada söylemek istedikleri. Tamam? Oldu mu? 70 bin lirayı da ona göre dikkate alacaksın. Hepsinde gelir vergisi matrağının kendisi arkadaşlar. Tamam? Gelir vergisi matrağının kendisi. Oradan 70 bin liradan işte 70 bin lirayı biz dikkate aldık. 70 bin %20 mesela vergi dilimi diyelim. Yani sallıyorum ben çok hani bilmem zaten hani bunları ezberlemekle de uğraşmıyorum zaten onu söyleyeyim ben. Hani çoğu zaman sorsanız bana bilmiyorum yani hani işin gerçeği. Ama kavramsal çerçeve biliyorum. Yani işte 103. maddenin 2. 103. maddenin 4. fıkrası. Çünkü ana kurgu o. Her yıl değişen bir mevzuatta sizin bilmeniz gereken hangi maddenin hangi bölümüne atıfta olduğu aslında. Burada da ne? Bizim için 103. madde. Orada anlamamız gereken 70 bin, aslında 70 bin liradan da %15 vergi mesela, 20 vergi kesildi, 14. Ne kaldı geriye? 56 bin lira. Personel önünde geçen aslında 56 bin lira ama biz onu brüte getiriyoruz. Burada dikkate aldığımız o brüt. Tamam. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde birinci işverenden ücretin hangisi olacağı serbestçe belirlenebilecek. Zaten onu konuşmuştuk. Ücret gelirlerinin 70.000 TL'lik veya 880.000 TL'lik beyansını aşıp aşmadığını tespitinde diğer gelir unsurları hesaplamaya dahil edilmeyecek olup sadece ücret gelirleri kendi içinde değerlendirilecek. Yani arkadaşlar kişinin ücret geliri dışında menkul sermaye iradı var, gayrimenkul sermaye iradı var. Ücretin beyanında hiçbirini dikkate almıyorsunuz. Ücreti sadece kendi içinde değerlendiriyorsunuz, tamam mı arkadaşlar? Yani kişinin o anda mevduat faizi var. 50 milyon. Bizim için hiçbir parametresi yok. Biz sadece ücreti kendi içinde değerlendiriyoruz. Çünkü 86.1b bu konuyu çok net bir şekilde düzenlemiş. Tamam? Onun dışında başka bir... Bir iş, iki iş yerinden 80.000 aldık. Beyanname mi verecek? Evet. 160.000. 160.000 lira beyan edeceğiz. Şimdi onunla ilgili geleceğim şimdi birazdan. Tebliğ bazında düzenlemeler var. Matraklar taşınıyorsa ve işveren kabul ediyorsa o zaman değişiyor. Geleceğim onlara. O detayları arkadaşlar onlarla ilgili şu özellikle yani çok özel risk analiz sistemi şey olduğu için tebliğ düzenlemesinde bakanlık geldi açıklamalar yaptı. Onları birazdan üstüne değineceğiz zaten teker teker. Tamam? Zaten biraz daha ticari kazanç, zirai kazanç, onlara çok girmememin nedeni bunları biraz daha. Hani çünkü bunlar biraz daha şu anda. Çünkü genel hükümleri zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Sizler hani ticari kazançla ilgili benim size burada anlatacağım çok bir şey de hani günlük gün içinde hani sürekli yaşıyorsunuz. Hep teneffüs ediyorsunuz havayı. Şimdi dönüp baktığımızda bayağı 3 ayrı işverenden ücret geliri elde etmekte olup ücretlerin tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş. Baktığımızda birinci işveren 50 bin, X işveren. İkinci işveren biz ikisi bir kabul edelim. İkinci işveren 41 bin. Üçüncü işveren 32 bin. Toplamı ne? 73 bin liralık bir gelirimiz var. Ne istiyordu bizden? 86.1b'de birden fazla kıstas vardı. Birinci kıstas 880 bini geçmesi. Tek işveren olacak. Birden fazla işveren olursa neyi arayacaktık? İlk kıstas 70 bini geçmesi değil mi? Birden sonraki işverenlerden alınan ücretin 103. maddenin ikinci gelir dilimindeki tutarı aşması. Ne oldu? 70 bin lira beyan sınırı açtığı için ne olacak? Birinci de dahil yani ne oldu? 91 işte 123 bin TL'lik ücret gelirinin tamamının beyanı gerekiyor. Tamam? Var mı sıkıntı? Aynı şey aslında yani sadece ücretimiz birden fazla. Peki burada verginin adaleti nerede? Verginin adaleti aslında artı oranında vergilendirilmiş oluyor. Şimdi şöyle düşünün. Bir kişi tek işverenin yanında çalışıyor. Şöyle bir dakika. Vergi ödemiyor değil aslında bakın. Şeyi kaçırmayın arkadaşlar. Şimdi geleceğim ne olduğunu. Verginin neden adaletli olduğu konusuna gidin. 123 bin lira normal birinden ücret gelir elde eden bir personelle bunun vergisi aynı olur arkadaşlar. Hiç fark olmaz. Bak orayı kaçırmayın. Asgari ücretten vergi alınmıyor ya. Evet. Şu
an bir asgari ücretin tek iş yerinin yanında çalışsa toplamda kaç para verir? Evet, tabii şimdi çok böyle hani, o hesaplamaları şey değil de aynı sonucu doğurur ama. İşte bak şunu kaçırıyorsunuz arkadaşlar. Bunun matematiğiyle sizin matematiğiniz hep aynı. Bakın tek işverenin yanında çalıştı. 123 bin lira üzerinden gelir elde eden bir kişinin ödeyeceği vergiyle bunun verdiği beğenleme üzerinden ödeyeceği vergi birbirinin aynısıdır arkadaşlar. Şey gibi düşünüyorsunuz siz. Asgari ücretten gelen istisnai burada da düşecek. Allah farkı yok ki beğenleme veriyor diye düşmüyor diye düşünmeyin onu. Onu da düşecek gene. Farkı yok. Bakın aynı sonucu doğurur. Matematiği doğurur. Burada zaten sağlamaya çalıştıkları bir yönüyle o. Sadece neye düşüyor biliyor musun? 70 bin lira sınırı neden aşağıda tutuyor biliyor musun? 70 bin lirası. Orada diyor ya kardeşim ben diyor biraz diyor bir %15, %20 stopaj yaptım ya bu gelirden diyor. 50 bin lirayken mesela. O yeter bana diyor. Adam beğenmeye verse diyor ben uğraşacağım diyor. Tahakkuk edeceğim diyor, onu yapacağım diyor, bunu yapacağım, parayı ödemeyecek diyor, peşinden koşacağım diyor. Değil mi? Onlarla uğraşmamak için aslında öyle bir sınırlar öngörmüş arkadaşlar. Bunların hep matematiklerine çalışmışlar aslında. Bakmayın bunlar öyle hani kafasına göre bakanlığın belirlediği şeyler değil, hatlar değil. Orada bir matematik çalışması var ama vergi adaleti açısından şeyi düşünmeyin. Fark yok arada. Aslında burada bunu beğenmeyi veren karlı bile çıkabilir bu işten. İşte biraz önce dediğim çocuğun okul giderini yazdı. He? Yoksa artık şansına evlenecek, çocuk sahibi olacak. Haciliyet de diyormuşum. Evet, haydi. Az ver göreceğiz ya. Haydi bakalım. Bayana iki ayrı işverenden ücret geliri elde etmekte olur. Ücretlerin tamamı tekif yoluyla vergilendirilmiş bulunmaktadır. Neymiş? Birinci işveren 850 bin, ikinci işveren 40 bin. Şimdi ilk kıstasa baktık. 70 bini geçiyor mu? Geçmiyor. He? Onun için beğenmeye vereceğiz mi? O şartlarda vermeyeceğiz. Ama ikinci şart neydi? Toplamı 880 bin. Ne oldu? Beğenmeye verecek mi? He? 890 bin değil mi? Açtığı için 880 bini beğenmeye verecek. Tamam. Burada mesela aleyhe bir durum var. Değil mi? 40 bin üzerinden %15 teklifat yapıldı. O hat kaç tabii onu da bilmiyorum da. Buyurun. Geleceğim. Hepsine geleceğim arkadaşlar. Bekleyin. Kümülatifleri taşıyorsa o zaman beğenleme şartlar değişiyor. Bir şey daha var. İdare bunu nasıl? İdare bunu nasıl tespit ediyor? Ya büyük ihtimal risk analiz sistemi arkadaşlar bu artık o verilerin hepsini işliyor şu anda. Hani onu söyleyeyim ben size. Yani kişiler itibariyle bile işliyor. Yani şu anda Gelir Dersi Başkanlığı bununla ilgili ayrı bir birim kurdu. Geçen İzmir'de sunum vardı. Genel müdür de bizim bir müfettiş arkadaşlardan biri. Daha önceden de beraber çalıştım ben İzmir'de. O geldi bir sunum da yaptı. Aslında bu parametrelerin hepsini işliyorlar. Veri var arkadaşlar ellerinde. Sadece kullanıp kullanmama konusunda değerlendirme yapıyorlar. İşte 2 yıl önce deli gibi kullandılar. 2 yıl önce deli gibi çağırdılar. Bu şartlara uymayan bütün mükellefi, bu beğenmeyi vermemiş kişilerin hepsini çağırdılar. Takır 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 ya beğenmeyi verdi bu mükellefler ya da tarikat yaptılar. Aslında Maliye Bakanlığı arkadaşlar veriyi işliyor. Sadece kullanmak isteyip istememesiyle alakalı bu süreç. Yoksa hani verinin hepsini işliyor mu? İşliyor aslında. Baktığımızda çok kolay ya. Adam gelmiş izah davet müessesesi yapıyor mesela. Örnek vereyim size. Limite şirket paylarını satıyoruz değil mi? Vergisiz satıyoruz değil mi? Yani işte nedir? Sermayeyi 300 bin 300 bine satıyoruz. Yani genelde piyasada böyle yürüyor bu iş. Ama izah davette bununla ilgili özel hüküm var arkadaşlar. Bakın izah davette. Bakanlık bunun yasal mevzuatını yapmış aslında. Uygulamak istemiyor sadece. Ne yazıyor? İşte yazmış. İşte iştirak paylarının elden çıkarılması durumunda izah davete mükellefler davet edilebilir diye. Şimdi mesela baktığınızda şirketi satmışız biz 300 bin lira sermaye. Öz kaynağı bakıyoruz 3 milyon. Şimdi gel anlat bunu. Değil mi? Şimdi gelse ya kardeşim 300 bine sattık. Ya kardeşim deli misiniz siz? Ya burada öz kaynak 3 milyon şirkette nasıl 300 bine sattık? Hani 3 milyon da olmaz o da. Hani 3 milyondan vergi bile alsak yeter satan ona. Ha sadece işletmiyor bunu aslında. Yani. Ama bunu işletti mi? Ücretle ilgili bu şartlar arkadaşlar birinci ikinci işveren şartlarını iş. Ondan sonra zaten geldi tebliğ düzenlemesi yaptı. 310 bin oğlu tebliği düzenledi. Orada işte bu şartları biraz esnetti. Eskiden şeydi. Kümülatif matrağın taşınması yoktu arkadaşlar. Ha müşavir arkadaşlar uyguluyordu bunu onu söyleyeyim ben size. Sizler uyguluyordunuz. Ama bir kısım arkadaşlar uygulanmıyordu kümülatif matrağ taşıması.
Ha şu anda geldi 311 nolu tebliğde eski uygulamasında yoktu aslında. 311 öncesinde yoktu. Matrat taşıma yoktu. Zaten matrat taşıma olmadığı için 86.1b var arkadaşlar. 70.000 aşağının beyanname vermesi. Bakanlık onun için yaptı o yasal düzenlemeyi. Matrat taşıma yok dedi kardeşim. İkinci işverenden alınan ücret 70.000'i geçerse gel beyanname ver. Ben sana... KVKK gereği zaten istenmesine kadar doğru tartışılıyor. Neyin? KVKK gereği. Ya... Bir önceki işlerinden 15.000 alıyordum. Ama transfer olurken dedim ki o oran... Ya ben istemedim ama bak, hayır şöyle bir şey. İsteme değil zaten. Şimdi yapılan düzenlemede işçinin talebi işverenin kabulüne bağlı arkadaşlar. İşveren de kabul etmek zorunda değil. Çünkü neden? Bizim ülkemizde biliyorsunuz ne var? Biz bütün çalışanlarla ne anlaşıyoruz? Gerçek yani net neyle geçerse bizim ülkede bürüt ücretle ilgili bir kavram mı? Yok. Net nedir? 10 bin lira ücret. İşte bitti. Hani belki işveren de istemeyebilir yani hani baktığınızda ama tabii şey kümülatif mi yürüyor? Yürüyen de var, yürümeyen de var. Ama hala beğenen hükümlülüğü var mı ülkelikleri? Var. Yani. Evet. Devam edelim. Bayana iki ayrı işverenden ücret geliri elde etmekte olup ücretlerin tamamı tevkif yoluyla vergilenmiş bulunmaktadır. 700 bin ve 40 bin. Nedir? Burada da ne var? 70 bin lirayı aşmıyor. İkinci işverenden alınan, birinci işverenle ikinci işverenin toplamı 740 bin. 880 bin lira beyan sınırını aşmadığından dolayı beyanname vermeyecek mi? Bu şartlar altında beyanname vermiş. Tamam. Slide'ı da ben paylaşabilirsiniz arkadaşlarla. Benim için şey değil. Hani bilginiz olsun. Yani üyeleri atabilirsiniz. Çok şey değil. Devam edelim. Ücretlerin beyanında özellikli durumlar. Şimdi hangi hallerde elde edilen ücret birden sonraki işverenden elde edilir? Bu tebliğ düzenlemesi arkadaşlar. Yani burada yazdıkların hepsi tebliğ bazında yapılmış düzenleme. Aşağıdaki hallerde hizmet erbabının ücretlerinin birden fazla işverenden elde edildiği kabul olur. Bir özel sektör işverenin yanında çalışan hizmet erbabının yıl içerisinde bu işverenden elde edilen ücretinin yanı sıra başka bir özel sektör işverenin ya da kamu kurum kuruluşunda elde ettiği ücret gelir. Ne yaptım? Ben bir yerde çalışıyorum. Aynı zamanda başka bir yerde daha çalışıyorum. Yani ne olabilir? Aynı kişi birden fazla işverenin yanında çalışabilir mi? Çalışabilir. Mesela huzur hakkı alıyorum ya. 3 tane şirketim var benim. Üçünden de ayrı ayrı huzur hakkı alıyorum. He? Neden güldünüz öyle ya? Olmaz mı yani? Neden olmasın? Kızlar geldi. Çok oluyor bunlar. Evet haydi. Aynı takvim yılı içinde bir özel sektör işverenin yanında çalışmaktayken işten ayrılarak başka bir özel sektör işverenin yanında ya da kamu kurum veya kuruluşunda çalışmaya başlanması nedeniyle elde ettiği ücret gelirleri. İşte matrat taşınıp taşınmama konusu gelecek şimdi biraz. Onu birazdan gelecek. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Neler önce ikinci işveren sayılıyor ona bakalım. Tamam. Aynı takvim yılı içinde gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yanında çalışan hizmet erbabının söz konusu mükelleflerin ortağı oldukları iş ortaklığı veya adi ortaklar bünyesinde çalışmaya başlamalar halinde elde ettikleri ücret geliyor. Yani adam buradan çıkardık, öbür tarafa götürdük. Odasına bak. Hani sonra mükellefi çağırabilirler değil mi? Bir gelin bakalım. Hani bir sizle bir tanışalım, koklaşalım değil mi? Sonra yine aşağıdaki yerler hizmet erbabının ücretlerinin tek işverenden elde edildiği kabul ediliyor. Burada da bunu da tek işverenden kabul ediyor arkadaşlar. Ne? İki ayrı özel sektör firmasının birleşmesi. Devir, nevi değişikliği, bölünme halleri. Tamam. Ya nedir? Nevi değiştirerek şeye dönüştü şirket. Sonra devamında iş kanunu kapsamında asıl işveren, alt işveren ilişkisi kurulan yerlerde çalışan hizmet erbabının yılı içinde alt işverenin değişmesi. Bunu da gene tek işveren olarak kabul ediyor. Orada işte bu tek işverende arkadaşlar bunu şey yapmak lazım. Kümülatif matrağı taşıdığınızdan bahis bunu söylüyor aslında. Onu atlamayın burada. Tamam. Ortaklık halinde faaliyette bulunan iş yerlerinde ortaklardan herhangi birinin değişmesi. Zaten ücretlerin vasfında herhangi bir değişikliğe sebep olmuyor. Ortaklıkta zaten lav olmadığı için adi ortaklık. Sadece ortaklardan birisi değiştiği için. Değil mi? Adi ortaklık lav olmuyor. Ama tek ortak kalırsa otomatikman ticari zaten orası bomba yani. Hani o zaman ortalık yangın yeri değil mi? KDV, MDV böyle bir sürü olmayacak şeyler doğuyor. Çok da şey değil. Aynı takvim yılı içinde tek işverenden elde edildiği kabul edilen ücretler kümülatif matrağı esas kullanılmak suretiyle gene vergilendirilecektir. Burada değil mi? O matrağı taşıma şartı devam edecek. İşte bizim şimdi asıl birden sonraki işverenle ilgili o ücretin taşınmasıyla ilgili şart burada aslında gene tebliğ bazında düzenlemeyle yılı içerisinde işveren değiştiren hizmet erbabı
ücret gelirlerine için gelir vergisi matrahını yeni işverene bildirmek suretiyle ücretinin gelir vergisi tarifesine göre kümülatif olarak verilmesi talep edebilir. Talep edebiliyor. Bu durumda yeni işveren kümülatif matrağı dikkate alarak tevkifat yapar. Hizmet erbabının talep etmesi, daha sonra eklenen cümle bu, 321 ile ve işverenin de kabul etmesi kaydıyla yıl içerisinde aynı anda birden fazla işverenden alınan ücret gelirleri kümülatif matrağı dikkate alarak tevkifata tabi tutar. Yani burada aslında biraz işvereni daha sonradan 311 ile biraz zorunlu hale getirmişler ama 321 nolu tebrikte konuyu biraz daha böyle işverenin kabulüne de bırakmış. Zaten aslında ya bizimki gibi ülkede doğru düzenleme bu. Kardeşim ben net ücretle anlaşıyorum. Brüt olsaydı zaten önemi yoktu benim için, işveren için. Değil mi? Yabancı şirketlerde mesela şey yapamazsın zaten. Onlar brüt ücret üzerinden anlaşıyor. Şey yapıyorlar. Tamam? Evet. Tam mükellef gerçek kişiler. Ses normal duyuluyor değil mi arkadaşlar? Sıkıntı yok. Tam mükellef gerçek kişiler vergi tevkifatına tabi tutulmuş olan en önemli parametre ne? Bu parametreye dikkate alabilmeniz için gelir vergi tevkifatına tabi tutulmuş olacak arkadaşlar. Gelir vergi tevkifatına tabi tutulmadıysa bu hükümden zaten faydalanamayız. Mutlak surette beyana ilişkin şartlar oluşacak. Ve 70 bin TL'lik beyan sınırını aşan gayrimenkul sermaye yatırımcının yıllık beyanname verecekler midir? Verecekler. 70 bin aşmazsa %20'lik o alınan bizim gayrimenkul sermaye yatırımcının tevkifat nihai vergimiz olur. Şimdi burada geleceğim onlara. Sırayla. Vergiye tabi gelir toplamı kavramı yönünde. Sırayla. Örnekler yapacağız. Tamam. O vergi, şimdi onun aslında kavram aslında çok karışacak bir şey yok arkadaşlar. Orada kavram ne? Bunu düzenleyen aslında 86.1c kavram şöyle başlıyor. Bir 70 bin liralık sınırın açıklanmasında. Vergiye tabi gelir toplamı. Yani bir gelir 70 binin toplamını dikkate almada vergiye tabi gelir toplamı ne aslında? Beyannamede vergilendirilecek bütün gelir. Ticari kazanç sahibisiniz. 40 bin lira ticari kazancınız var. İş yeri kira geliriniz var. 50 bin lira. Toplamı 70 bini aştığı için mutlak surette. Bakın vergiye tabi gelir toplamı 103. maddenin 2. gelir dilimindeki tutarı aşması koşuluyla menkul ve gayrimenkul sermaye yarattırır. Maddenin aslında şimdi bir normal yazımı tersten yazılmış ama mefhum muhalifinde düzenlemesi ne oluyor? Vergiye tabi gelir toplamı 103. maddenin 2. gelir dilimindeki tutarı aşması koşuluyla menkul ve gayrimenkul sermaye yarattırı da beyanname intikal ettirecek. Vergiye tabi serbest meslek erbabısınız. Vergiye tabi gelir toplamınız nedir? Serbest meslek kazancınız için beyanname veriyorsunuz. Yanında nedir? Tevkif suretiyle vergilendirilmiş işte gayrimenkul sermaye iradınız var. 70 bin lira aşıyorsa toplamı gayrimenkul sermaye iradından mutlak surette beyan edeceksiniz. Tamam. Tam mükellefler 2022 yılında 9500 TL'sini aşan mesken kira geliri için yıllık beyanname gene verecekler mi? Verecekler. Bir takvim yıl için elde edilen toplamı 3800 TL'sini aşmayan tevkifat ve istinad uygulamasına konu olmayan gayrimenkul sermaye iratları için ne? Yıllık beyanname aşmazsa beyanname veriliyor, aşarsa beyanname veriliyor. Bu da ne? Tevkifata tabi veya istinad uygulamasına konu olmayacak. Gayrimenkul sermaye iratı nedir? İşte basit usulde bir ne? İş yeri kiralaması yaptık. Tevkifat yok. İş yeri olduğu için mesken kira istinası. O gelir 3800 lira yaşıyorsa onun için beyanname verecek. Burada detay bir şey daha paylaşayım. 3800 liralık bu hat hem menkul sermaye yarattığını kavruyor hem gayrimenkul sermaye yarattığını kavruyor. Şimdi tabii ben o çok böyle şimdi bizim bazı gelirlerimiz menkul sermaye yarattığının bir kısmı tevkifata tabi değil arkadaşlar. Neler bunlar? Hani işte bir alacak faizleri, iki her türlü senetlerin iskonto edilmesi karşılığında elde edilen kazançlar tevkifata tabi değil. Üç sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş iştirak payları kazançları. 4 neydi? Bak şimdi kafa da gidiyor arada böyle. Hani şey olmuyor. Yok ara vermeyelim ya. Ara vermek yok. Kaçırmam ki hiç kimseyi. Yakalamışsın topluluğu anlatacağım ben. Ara verirse kaybolur millet. Bir de neydi? Tahvillerin efendim?
Ya en son sınav yok, sınav yok ya. Yani ben bu topluluk buldum, anlatmayı seviyorum aslında, öyle yürüyor yani. Yani sınav yok. Şey, likit fonlar değil arkadaşlar. Şey, tahvillerin, bu bizim tahvillerin henüz vadesi gelmemiş kuponların elden çıkarılmasına elde edilen kazançlar gene. Bunlar tevkifata tabi değil arkadaşlar, tamam mı? Bu tür unsurlar için ne oluyor? 3800 liralık sınırı aşarsa gayrimenkulle beraber ikisini toplayarak dikkate alıyoruz, tamam mı? Ya çok bunlar aslında istisnai durumlar arkadaşlar. Yani onları çok böyle hani detaylandırmak da istemiyorum. Sormak, yani münferit örnekleri olanlar zaten sorabilir, yani şey değil. Üstünden geçeriz gene. Bildiğimiz kadar söyleriz bir şeyler yani. Bilemezsek de artık idare edeceksiniz. Yani. Mesken kira geliri vergi tevkifatına tabi tutulmuş gayrimenkul sermayeyle birlikte elde edilmesi halinde 70.000 TL'lik haddin hesabında konut kira gelirinin istisna düşürdükten sonra kalan tutar ile tevkifata tabi tutulmuş gayrimenkul sermayeyle brüt tutarın toplamı dikkate alınır. Burada da ne alacağız? Aslında sizin sorunuzun bir yönden de gene başka bir versiyonu. Senin diyor mesken kira geliriyle iş yeri kira gelirim. İşte mesken kira gelirini istisnadan da faydalandığını düşünelim. Mesken kira gelirin 40.000 lira. Ne oldu? Bir de iş yeri kira gelirim var. 50.000 lira. 40.000 liradan 9.500 istisnadan da faydalandığınızı düşünüyoruz. Yani diğer şartlara girmiyorum. Faydalandığında ne oldu? 30.500 lira mesken kira gelirimiz var. Gideri de es geçelim şimdi. Yani zaten hani es geçerek hesaplanıyor. 50.000 lira da iş yeri kira gelirim var. Toplam ikisi ne oldu? 80.500 iş yeri kira. Meskeni zaten beyan edecektim. İş yeri kira gelirinde beyan edeceğim mi? Beyan edeceğim. Tamam? Neden? Beyanname, beyanname kabul edilir. 39.500 ya geçer. 70.000'in altında kaldığı için. Ama 70.000'in üstünde sizin söylediğiniz. Hayır. Mesken kira gelirleriyle beraber. Ama 70.000'in altında kalıyorsa tabii beyanname vermezsiniz. Beyannameyi veriyorum. Mesken kira gelirleri, iş yeri kira gelirleri beraber bildireyim diyorum. Mesken kira geliri 70.000'in altında olduğu için. Ama iş yeri, pardon, iş yeri kira geliri 70.000'in altında. Ama meskeni beyan ettiğiniz için otomatikman 70.000'i geçiyor. Ama onu da bildirmeniz lazım. Kabul etmiyor be. Yok, o sistemde bir hani efendim? Maliye gelemiyormuş. Yani orada hay bu madde arkadaşlar. Bu madde yeni bir düzenleme değil arkadaşlar bu madde. Bu madde 2000 nedir? 4842 ile gelmiş düzenleme. 2003'ten beri aynı. Bakın burada işte 53 bin liralık gayrimenkul sermaye iradının toplamını dikkate almanız. Bakın arkadaşlar bu sirküler düzenlemesi. Bakın arkadaşlar sizin örneğinize toplamı geçmiyorsa değiştirir. Toplamı bakın bu düzenleme ne biliyorsunuz arkadaşlar? Bu sirküler düzenlemesi şey değil. Hani benim buraya yazdığım düzenleme değil arkadaşlar. Sirküler düzenlemesi. 16.10 sirkülerin düzenlemesi. Sadece ücrette bununla ilgili sizin istisnaya düştükten sonra büyük ihtimal 70 binin sınırı yakalamıyor olabilirsiniz. Ondan dolayı beyan etmiyor olabilirsiniz. Tamam ama şimdi şöyle bir şey. İş yeri şimdi meskeni düştükten sonraki rakamınız ne? O önemli. Tamam 12, 40, 48.000 lira var. Beyanname vermeniz lazım. Sıkıntı bence... Beyannameyi veriyorum ama sadece mesken kira gelir. Yok şeyi de vermeniz lazım. Kabul etmiyor sistem. Üstad orada şöyle bir şey oluyor. Stopaja darlı olduğu için 53.000 lira. Arkadaşlar. Oradan alacağı fazla olduğu için beyannameyi kabul etmiyor. Ama aslında ben size bir şey söyleyeyim. Burada ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Yasal olarak bu beyannameyi vermeniz lazım. Hiçbir engel yok sizin için. Tamam. Gelirin toplanması ile ilgili yasal hüküm gereği bu beyannameyi sistemin kabul etmesi lazım. Sisteme ne parametre koyduğu ne olduğunun hiçbir önemi yok. Buna olmadı siz beyannameyi normal kağıt ortamına doldurup elden verebilirsiniz. Tamam. İadenizi istersiniz. İadeyi yapmıyorum diye de bir şey yapamaz yani burada. Tamam. Arkadaşlar burada bakın. Bu 70 bin lira sınır vergiye tabi gelir toplamının toplamı için geçerli. Bakın vergiye tabi gelir toplamının toplamı için geçerli. Onun için de sizin eğer elde ettiğiniz gelir
70 bin lira sınırı geçiyorsa vergiye tabi geri toplamanız mutlak surette beyannameyi kabul etmek zorunda. Tamam. Size tamam diyor ama sisteme tamam diyemiyor. Sistem. Ya arkadaşlar sistemin yarattığı bir sürü etki var. Pişmanlıkla beyanname veremiyorsunuz mesela, değil mi? Vergi çıkmadan pişmanlıkla beyannameyi kabul etmiyor, değil mi sistem? Mesela nedir? Siz bir beyanname vereceksiniz, suç oluşturuyor. Pişmanlıkla beyanname veremiyorsunuz, vergi çıkmıyor, devreden kademeniz var. Sahte belgeden dolayı pişmanlıkla beyanname vereceksiniz, değil mi? Sistem kabul etmiyor. Özel esaslar konusu değil. Hadi özel esaslarda kabul etmiyor bakanlık. Ona bir şey demiyorum. Orada yani kendi haklı olduğu da var, olmadığı yönler de var. O da dava konusu edilebilir. Şimdi mesela pişmanlıkla beyanname, sistem onaylamıyor, değil mi? Pişmanlıkla beyanname verebilir misiniz? He? Gönderirsiniz aslında arkadaşlar. Bakın ne yaparsınız orada? Ne yaparsınız orada? Önce bir dilekçe verirsiniz. 371. madde çok net çünkü bu konuda. Dilekçenizi verirsiniz. Sizin beyannamenizde, çünkü neden bakın? Siz düzeltme beyannamesi verirseniz 359'dan fiilden dolayı hakkınızda gene 3 yıldan 5 yıla ilişkin rapor tanzim edebilirler. Bakın mükellefi mesela bir tane faturası var. Siz de tespit ettiniz. Ben örnek vereyim yani şeyle ilgili değil. Hani sahte vergi var bir tane. Siz de tespit ettiniz. Daha idare bunu bildirmeden öğrendiniz bir şekilde. Mükellefe de anlattınız. Ya bak kardeşim bununla ilgili mesela en güzel örneği şey olur. Şu son dönem incelemeler açısından söyleyeyim bak. Çok güzel böyle tam yerine oturan örnek. Geçen yaptık çünkü bir firmanın birinde. Akaryakıt aldığımız şirketlerden birini incelemeye alıyorlar. Son dönem çok revaçta biliyorsunuz değil mi? Yani şimdi akaryakıt aldığımız şirketler, akaryakıt şirketleri, dağıtım şirketleri incelemeye alıyorlar. Neden? Bu taşıt tanıma sistemi üzerinden tespitlerle araçların ulaştığı yerlerin birbiriyle örtüşüp örtüşmediğine bakıyorlar. Ve şirketler de bunlar örtüşmüyorsa sahte belge düzenlemekten o firma hakkında işlem yapıyorlar. Sonra da ondan akaryakıt alan o taşıt tanıma sisteminde aracın gitmediği bütün şirketler içinde sahte belge kullanma yönünden inceleme yapıyorlar. Ve burada suç raporunu bilerek yazıyorlar arkadaşlar. Hiç istisnası yok. Bilmeden yazdığınızda VDK geriye çeviriyor müfettişin raporunu. Bakın bu kadar hani çok da böyle off the record bilgileri paylaşıyorum ama şimdi biz hani arkadaşlardan öğrendik. Yani ya ama kayıt yapıyoruz ya. Şey değil arkadaşlar. Şöyle ya sonuçta şey değil. Burada bu şekilde işlem, yani zaten işin gerçekte ulaşmadığı da aşikar zaten burada. Yani bu işin sahte belge olduğu belli. Şimdi bununla ilgili böyle bir durum varsa, şimdi siz devreden KDV'si olan bir şirkette götürüp beyanname verebilir misiniz? Pişmanlıkla beyanname veremezsiniz. Düzeltme verdiniz, mükellefi koruyamadınız arkadaşlar. Vergiyi düştünüz ama mükellef hakkında suç raporunu yazarlar mı? Yazarlar. Sistem nedeniyle veremiyorsunuz beyannameyi. Bakın, sistem nedeniyle veremiyorsunuz. Siz hepiniz biliyorsunuz pişmanlıkla beyanname verilmedi. Değil mi? Vergi çıkmadı, pişmanlık yok diyor. Ama ne yapacaksınız orada? 371. madde çok net düzenlemiş. Önce gidersin diyor, dilekçeni verirsin. Sonra beyannameni gönderirsin düzeltme olarak. Dilekçe sisteme girdiğinde vergi dairesi sizin o beyannamenize pişmanlık hükümlerini uyguluyor. Arada dağlar kadar fark var. 371'den faydalandığınızda 359. madde hakkında hakkınızda işlem yapılamaz. Mesela sistemin yapmadığı bir şey, hani ben anlıyorum tabii arkadaşlar. Bazı şeyleri sistemden yapamıyoruz. Bazen biz de yaşıyoruz aynı şeyi. Bir gün mesela bir tane şey vardı. Danışmanlık yaptığım bir tane organize sanayi bölgesi var. Sisteme bir şey girecekler. Adamlar 3 gündür uğraşıyor. En son gittik. Oraya giriyoruz olmuyor. Buraya giriyoruz olmuyor. Onaylamıyor ya. Yani o sistemin bazen böyle olmayacak şeyleri çıkıyor. Bir tane parametre tutmuyorsa şey olmuyor. Sonunda becerdik. Yani oluyor mu? Oluyor bu tür şeyler. Ama idarenin yaptığı o sistemdeki her şey doğru gibi bir kavramla da yürütmeyin işinizi zaten. Yani yasal düzenleme belli. Tamam? Hayır. Evet, gayrimenkul sermaye ihracatlarında dar mükellef, gerçek kişilerle dar tevkif suretiyle vergilendirilmiş gayrimenkul sermaye ihracatları için ne yapıyoruz? Yıllık beyanname vermiyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bu kişiler mesken kiralı gelir elde ederse, burada tabii en büyük şey işte bizim Almancı vatandaşlarımız yani. Hani onlar biliyorsunuz hani dar mükellef bizim için geçmişte bir dönem tam mükellef olarak kabul edilmişler ama memlekette 6 aydan fazla kalmadıkları ve kesin dönüş yapmadıkları müddetçe onlar bizim için ne olarak kabul ediliyor? Şu anda dar mükellef olarak kabul ediliyor. Tamam? Onların beyannameleri için ne yapmamız? Bu kişilerin 9500 TL'yi aşan tevkifata tabi tutulmayan olan konut kira gelirleri için yıllık beyanname vermek zorunda değildir. Burada nedir? Neye bakacağız işte? Bir takvim yılında yani Türkiye'de yerleşme kavramı geçiyor dar mükellefiyette. Ne olacak? Ya Türkiye'de ikamet etmemiş olacak veya memlekette 6 aydan fazla süreyle kalmamış olacak, değil mi?
6 aydan fazla kalıyorsa zaten orada artık bütün gelir unsurları. Orada bütün oyun değişiyor yani. Evet. Gayrimenkul sermaye yaratlarının istisna uygulaması gene. Tabii bu madde bizim genel o şeyimizin biraz sistematik olarak da değişikliğe gidildi maddede. Tam ve dar mükellefler açısından istisna tüm mesken kira geliri toplamına bir kez uygulanacak. Bütün mesken kira gelirine bir defa uyguluyorsunuz, toplamına uyguluyorsunuz. İstisna GMS'yi elde eden kişi bazında uygulanıyor. Yani aynı gayrimenkul 3 kişi sahipse her biri istisnadan ayrı ayrı faydalanabilir mi? Her biri ayrı ayrı faydalanır. Ha şey. Ama istisna bak şimdi o neden şimdi? Şimdi onun neden olduğunu söyleyeyim mi? Biraz önce okurken maddeye özellikle şey dedim ya size. İlk birinci ikinci slaytta, ikinci üçüncü slaytta. İstisna kazançların istisna hadleri içinde kalan kısmı toplamaya dahil edilmez. Hani başladık ya. Dur bak şimdi anlam. Bu aslında arkadaşlar şeyle alakalı. Tabii. Şimdi şöyle döneyim geriye hemen hızlı hızlı. Bakın. Sizin o dediğiniz neden olmuyor biliyor musunuz? İşte aslında yasal dayanağı var onun. Bakın 3. fıkrayı görüyor musunuz? Kazanç ve ilatların istisna. Burası bakın ne başlık ne yukarıda tam mükellef kurumlarda yıllık beyannameye dahil edilmeyecek gelirler. Başlık o. Kazanç ve ilatların istisna hadlerinde kalan kısmı. Sizin o 9500'e düşerek dikkate alacaksın diyor. Hiç dahil etmez. Onun için oluyor. Tamam. Oldu mu? Hani aslında hepsinin yasal dayanağı var arkadaşlar. Hani bizde şimdi çok böyle şey çok tartışılır. Vergi mevzuatı ile ilgili. Mesela gelir vergisi kanunu bence mükemmel bir kanun. Onu söyleyeyim ben size. Ben yaklaşık 2006'da 2003 girişliyim ben. Vergi denetmeni olarak mesleğe başladım. 2006'da yeterliliğimi aldım. 2006'dan sonra da işte İzmir büroda eğitim ekibindeydim ben. Büroda kim yetiştiyse mutlaka 2013 yılında da istifa ettim. Ben 10 yıl çalıştım vergi denetmeni olarak. Yeminliliği aldım, istifa ettim. Benim zaten çok planlı bir kariyerdi. Ben yeminlilik için geldim. Vergi denetmenliğine 10 yıl çalıştım, 10. yılda da istifa ettim. Yani tamamen onun üstüne kurgulanmış bir kariyer planıydı. Orada eğitimler de verdik. Gelir vergisi mükemmel bir kanun aslında. Ama tabii çok emek harcanması gereken bir kanun ve hani kavramlar ve şeyler çerçevesi iyi bir kanundur. İşte bütün her şeyin aslında kendi içinde o da zaten bizden kaynaklanmıyor, onu söyleyeyim ben. Yani bizim değil, şeylerin yazması. Yani Alman kökenli bizim gelir vergisi kanunumuz. O Alman disiplininin yansımasından başka bir şey değil. Tamam. Bu nedenle ortak mülkiyetlere her malik ayrı. Tam mükellef, dar mükellef açan ticari, zirai, meslek kazancı, yıllık beyanname bildirmek mecburiyetinde olanlar istisnadan faydalanamıyor. Değil mi? Bunu biliyoruz artık. Hepimiz için aşikar burası. Asıl oyunun değiştiği yer şimdi bu yeni düzenleme arkadaşlar. Yeni düzenleme aslında yani sonradan yapılan yasal düzenleme sistemin bütün genel yapısını değiştirdi. Ne getiriyor? İstisna tutar üzerinde yani 9500 liranın üstünde hasılat elde edenlerden. Birinci şartınız ne? Birinci şartınız ne? Şimdi ticari zirai kazanç, serbest meslek kazancı hiçbir şekilde faydalanamıyor. Tamam. İkinci şart ne? Şimdi o birinci şey. Diğer gelir unsurları için başka bir kıstas getirdi. Birinci şartı ne? İstisnanın uygulanmasında, bu şartların uygulanmasında istisnanın üzerine hasılat elde edeceksin. Yani elde ettiğin hasılat 9500 liraya geçiyorsa birinci şartın bu. Sonra neye bakacağız? İstisnanın üzerine hasılat elde edene, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın. Beyanname ver, verme diyor. O geliri beyan et, etme. Ayrı ayrı ya da birlikte şey de önemli değil diyor benim için diyor. Toplamı ayrısı osu busu diyor onlar da önemli değil. Nereye kıvıracağın çok diyor benim diyor. Ben diyor sana alan bırakmadım diyor. Ücret. Menkul sermaye iradı. Gayrimenkul sermaye iradı. Diğer kazanç miratların gayri safi toplamı 250 bin TL'yi aşıyorsa gene mükellefler istisnadan faydalanamayacaklar arkadaşlar. Yani siz bir tane mesken kira geliriniz var. Tamam mı? Mesken kira geliriniz 10 bin lira. 10 bin lira mesken kira geliriniz var. Ücret gelirinizde bir tane yerde çalışıyorsunuz. Brüt ücret geliriniz 300 bin lira. Tek işveren. Beyanname veriyor musunuz? Vermiyorsunuz. Değil mi? Tek işverenden aldığımız. Ücret gelir için beyanname vermiyoruz. Neydi? 880 bini geçerse.
veriyorduk değil mi? Öyleydi kıssaslar. 9500 lira, 10 bin lira kira gelirimiz var. İstana faydalanacağız mı? Bizim beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ücret veya menkul sermaye veya gayrimenkul sermaye 250 bini aştığında arkadaşlar 9500 liralık gayrimenkul istinasından faydalanamıyorsunuz. Yani 10 bin liralık gelirin tamamını beyanname intikal etmeniz gerekiyor. İşte götürü gider veya gerçek gider herhangi birini seçeceksiniz zaten. Tamam. Bu parametre önemli bizim için. Genelde gözden kaçabilecek. Mükellefler bize genelde bilinçli olmadıkları için arkadaşlar sizi doğru yönlendirmeyebilirler. Bakın bunu söyleyeyim. Beyannameyi de siz verdiğiniz için yarın öbür gün şey konusu yaşayabilirsiniz yani. Hani birisi kapınızı ya sen verdin ama bak bana da böyle ceza geldi gibi bir süreç olabilir. Eş dost işi bir de bu gayrimenkul sermaye beyannameleri genelde eş dost işi olur değil mi? Eş dost işi ondan sonra şeye dönmesin yani. Kırıcı şeylere dönmesin. Burası önemli. Genelde bu detay soruları sormak. Neye bakacağız? Ücret, gayrimenkul sermaye iradı ve menkul sermaye iratları. Beyana gerek, adamın mesela mevduat faizi var. 1 milyon lira. Beyan ediyor muyuz? Beyan etmiyoruz. Nedir? Geç 67. maddeye göre tevkifat var. Yıllık beyana vermiyoruz. 20 bin lira konut kirası var. İstinayı uyguluyor muyuz? Uyguladık. Ama işte buradaki şartla takılıyor mu? Buradaki şartla takılıyor. Tamam. Oldum burası arkadaşlar. Hani burası önemli böyle bence böyle çok şey hassas bir nokta gözden kaçmaması için. Burada da mesela şimdi ben sınayacağım sizi. Altta da cevapları yazmışım ama artık yani. Evet. Haydi. Yani alta bakmayın yani. Şimdi ticari kazanç 10 bin. Neydi bizim iş zaten öğretide hepimiz biliyoruz değil mi? Ticari zirai gerçek usulle vergilendiren değil mi? Beyanname vereceğimiz. Serbest meslek kazancı var. Ne oldu bu mükellefimizin durumu ne? Ticari kazancı 10 bin. Birinci işveren zaten beyan etmiyoruz değil mi? İşçiden aldığı ücreti ayrı değerlendiriyoruz değil mi? Baştan sona zaten onu hiç beyan etmeyeceğiz. Konut kirası ticari kazancı olduğu için konut kirası istisnasına faydalanacak mı? Faydalanmayacak. Sonra Zehra Hanım var. Neymiş? Birinci işverenden 200 bin, ikinci işverenden elde ettiği gelirine 60 bin, konut kirası da 10 bin. İstisna faydalanacak mı? Neden faydalanmıyor? Şimdi önce ilk kıstasımız neydi? Birinci kıstas elde ettiği gelir istisna tutarını aşacaktı değil mi? 9500 aşacak. Tamam o aşıyor. 10 bin lirayı aştı. Toplamı da ne olacaktı? 250 bin aşacaktı. O da aştı. İstisna faydalanmaz. Şimdi Cemil'e bakalım. Cemil'e durum ne? Birinci işveren 100 bin. İkinci işveren 80 bin. İş. Ücret gelirlerini beyan edecek mi Cemil? Ücret gelirlerini beyan edecek. Ama bizim için önemli mi? Şimdi biz istisnaya bakacağız. Ne oldu? Konut kirası 20 bin. İstisnadan faydalanacağız mı? 250 bini geçmediği için toplamı faydalanacağız. Zeynep Hanım'da durum ne? Birinci işveren 200 bin. İkinci işveren 100 bin. 7 bin lira. Konut kirası. İstisnadan faydalanacağız mı? Oradaki cevaba göre değil. Bana yasal mevzuatıyla söyleyin. Neden faydalanmıyoruz? İlk şart neydi? İlk şart neydi? Bakın arkadaşlar. Tamamen aslında bizim işimiz doğru okuma, vergi mevzuatı. Tamamen doğru okuma üstüne. Burada bizim yer verdiğimiz çoğu konu. Ki hiçbirimize satan şapkadan, hiç vergici şapkadan tavşan çıkarmıyor. Hani ben hep öyle derim yani. Kimse şapkadan tavşan çıkarmıyor. Bu iş sadece doğru okuma ile alakalı. Madde nasıl başlıyor aslında? Hep gözden kaçan husus. Maddenin ilk başlayınca birinci şartı ne? İstisna üzerinde hasat elde etmen. Bu şartlara bakabilmen açısından. Bitti bu kadar. Çok basit aslında. Nedir? Bizim buradaki örneğimizde ne var? 7 bin lira. İstisna üstüne hasat elde etmediği için 7 bin lira 9500 lira istisna faydalanabiliyor mu? Bu faydalanabiliyor. Tamam? Efendim? Tabii yani nedir? Şey değil. Üçüncü Cemil 60 bin lira alsaydı gene fark etmeyecekti. O zaman hiç beğenme, sadece konutu beyan edecekti. Ücreti beyan etmeyecekti. Sadece konutu beyan edecekti. Tabii beyan etmiyorsun, bitti. İkinci işverene bakıyoruz ya orada. Tamam, haydi bakalım. ...250 bini geçecek ama öncelikli şartımız ne?
İstinaatin üzerinde alsat elde edeceğiz. Önemli parametrelerden birisi. Arkadaşlar bakın, beyannamede çok hata yapılacak bir konu bu. Özellikle hani böyle üstüne basıyorum. Çünkü bunları şu anda bakın hiç karşımıza çıkmıyor olabilir. Bilmiyorum, belki hani o hazır beyan sistemi de engel oluyor olabilir ama. Yarın öbür gün bu iş bir gelir ders başkanı bir çalışma yapar. Mükelleflere bunun döngüsü dönebilir mi? Dönebilir yani. Hani aklınıza bulunsun. Buyurun. Tamam, o zaman satan altında kalıyor. Şimdi şöyle bir şey. Bakın ne dedik başta? Şimdi güzel oldu sorumuz aslında. Şimdi şöyle bir soru soruyoruz. Benim diyor 4 tane bir tane konut var. 4 kişi ortak konuta. 4 kişi ortak. Nedir? İşte her birinin geliri ne oldu? 4.500 lira oldu. İstisna hattının uygulanan. İlk slide'da ne yazıyordu? Gelirin şahsiliği ilkesi vardı ya. İşte bak, şahsilik için 4.500 liraya dikkate alıyoruz. İstisnayı da ondan dolayı. Tamam? O kavram var ya, şahsilik kavramı aslında. Buralarda aslında hayat bulmaya başlıyor. Bir şey soracağım. Sorun. Peki kira bir kişinin üzerine geliyor, sonra o kardeşlerine geliyor. İşte bunlar aslında izah gereken hususlar. Bakın arkadaşlar, bunlar şeyi değiştirmez. Bakın, vergilendirmede vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyeti neyse ona göre vergilendirme yapılır. Burada mülkiyet dördünün beraberse orada eğer bu gelirin de taraflar arasında bölüşümüne ilişkin hususlar hukuki olarak ortaya konuluyorsa paranın bir kişiye gelmesi, bakın bunlar gittiğinizde şunları yaşıyor olabilirsiniz. Vergide biz de yaşıyoruz arkadaşlar. Zannediyorsun hani bizim yeminlilikte de aynı. Gidiyoruz. Bazen deveye hendek atlatmaktan durumda. Ben şunu dediğimi biliyorum ya, en son gidip müdür yardımcısına. Ya tamam diyorum, siz diyorum yazın incelemeye. Biz diyorum gider müfettişe anlatırız diyorum. Gider müfettişe anlatırız. Çünkü diyorum hani, çünkü belli bir yerden sonra şey yapmıyor. Hani o çünkü idare lehine bak. Müfettişe diyorum daha rahat anlatırız. Çünkü orada en azından hani gerçek delilleriyle ortaya koyduğumuzu arkadaş bakıyor. Ha tamam diyor ya, sıkıntı yok burada diyor. Sizin örneğinizde de aslında bence sıkıntı yok yani. Çünkü orada daha hani o, şimdi orası bir de gelir vergisi konusu mu olur, veras intikale mi döner, bir sürü parametre var orada bakın. Orada daha orayı dönüştürsem ben nelere dönüştürürüm biliyor musun? Gelir vergisi tarifiyatı yapsalar derim gelir vergisi tarifiyatı yapamazsın. Burada bağıştır, bu dördü biz ortaksak diğer üç kardeşim bana o kirayı bağışlamıştır. Onu veras intikal vergisi konusuna girelim. Gelir vergisi konusuna bile girmez. Bakın ben başka parametreler koyarım orada aslında baktığınızda, yani bir sürü şeyi var. Gelirin niteliği değişiyor aslında. Evet, devam edelim. Şimdi bir de gider yöntemi ne var? Gerçek gider, götürü giderimiz var. He? Genelde götürü gider uyguluyoruz. Ama artık götürü gider doğru mu? He? Daha rahat. Bak şimdi bu güzel. Şimdi bir bakalım şöyle ne sonuçlar doğuracak. Değil mi? Kira gelirinin safi tutarı tespitinde gerçek gider yöntemi, götürü gider yöntemi vardır. Götürü gider listeden düşündükten sonra kalan tutar 115'tir. Hakların kiraya verilmesinde götürü gider uygulanamaz. Hakları kiraya veriyorsunuz. Tamam, götürü gider uygulayamıyorsunuz. Mesela nedir? Bir tesisin kullanım hakkını yapmış. Veya bir işletme hakkını kiralı. Orada ne olur? Götürü gider uygulaması yeni elde eden tarafında olmaz mı? Olmaz. Ses mi gitti? Eller mi gitti? Dayanmadı. Bizim de çıktı. Gerçekten iler mi? Bana bırakırsan 5 saat de alırım, değil mi? Evet. Evet hocam. Hocam ne yaptın? Ben pastır, mısır abi. Ya ara verelim derseniz veririm arkadaşlar ama yani çok kitap. Daha bir 2-3 saat devam eder işte. Kalırsın. Söz kalırız. Evet, o zaman hani bir 10 dakika. Efendim? Devam edelim, devam edelim. Çok saydım burada ya. Hocam ben burada müdahale etmek istiyorum arkadaşlar. Kişisel olarak çok sıkılanlar 5 dakika mola geri dönebilirler ama
gittiğimizde toplamak zorunur, toplanamayız. Tamam. İyi o zaman devam. Ben zaten başta da dedim siz yoktunuz. Evet. Ben dedim topluluğu buldum salmam dedim hiçbir yere. Ben genelde derslerde kapıyı kilitliyorum öyle anlatıyorum sınıflarda falan ders anlatırken. Kilitliyoruz kapıyı dışarı çıkmak yasak. Ya, yok. Çay kahve gönderdim. Ha o olur bak yani çaya hayır demem yani. Çünkü boğazım kuruyor. Evet. Evet haydi. Valla gitmeyin bak çok önemli şeyler anlatacağım ha. Direkt var ya. Maliye Bakanlığı bütün uygulamalardan size vereceğim. Şey değil. Evet. Götürü gider bir bütün olarak seçmek gerekiyor. Bazı gayrimenkuller için gerçek gider usulü, bazı gayrimenkuller için götürü gideri seçmemiz mümkün değil arkadaşlar. Tamam? Götürü gider seçen mükellefler 2 yıl geçmedikçe bu yöntemden de dönemiyorlar. Tamam? Gerçek giderin seçilmesi durumunda neler gerçek gider? Kiraya verilen gayrimenkulün için ödenen su, asansör, aydınlatma giderleri, idare giderleri, kiraya verilen yerin sigorta gideri, borçlanma giderleri, kredi faizi, ne gider yazabiliyoruz. Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün alış yılından itibaren 500 soru ile iktisap bedelinin %5'i gene. Bu ama sadece o kiradan mahsup edilebiliyor arkadaşlar. Diğer gelir unsurlarından mahsup edilemiyor. Bir de fazla olması durumunda diğer gelir unsurlarından da mahsup edilemiyor. Vergi, harç, belediyeye ödenen katılım bedelleri, amortismanlar, betonarme binalarda %2, fabrikalarda %2,5. Bakım onarım giderleri, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen kira bedelleri, konutların kiraya verenlerin kirayla oturdukları konutun kira bedeli, öncelikle diğer gelir unsuru. Burada şöyle bir ayrım var. Öncelikle bu gider unsurunu indirirken arkadaşlar kanun şöyle bir düzenleme yapmış. Önce diyor, ilk diyor, 1 ila 9'u düşersin diyor. 1 ila 9, yani şunları düşebilirsin ve şunu düşebilirsin diyor. En son diyor, bunu düşersin diyor. Bunu da neden böyle yapmış? Bunu bir gider fazlalığı olarak diğer gelir unsurlarından mahsup ediyor. Yani şöyle bir örnek verirsek, sizin konut kiranız var. 50 bin lira konut kiranız. Hani İstanbul falan, şimdi oralara çok böyle şey yapmayacağım, dağıtmayacağım konuyu. Ben buradaki müessese açısından anlatayım. 50 bin lira konut kiranız var. İşte amortisman gideriniz var 20 bin lira. Siz aynı zamanda başka bir yerde de kiracısınız. 40 bin lira da orada gideriniz var. Gideriniz 60 bin lira. 50 bin lira da konut kira gideriniz var. Bir de ne faaliyetiniz olsun? Yani işte serbest meslek faaliyetiniz olsun. Serbest meslek faaliyetinden de işte 30 bin lira kar elde etmiş olur. İşte o konuttaki 10 bin lira fazla gideri getirip serbest meslek kazancından düşemiyorsunuz. Ama o da neden? Sahibi bulundukları konutlara kiraya verilenin konut kira giderlerini düşemiyorsunuz. Eğer onlardan olmasaydı, diğer mesela amortismanınız sizin kira geliriniz 50 bin liraydı, amortisman gideriniz 60 bin lira olsaydı. O 10 bin lira farkı götürüp şeyden düşebiliyordunuz. Serbest meslek kazancından düşebiliyordunuz. Tamam mı? Bu giderle, yani şu gideriyle, yani sahip bulundukları konutları kiraya verenin kirayla oturdukları konutların kira giderleri ile, direkt böyle ezbere söylüyorum çünkü ezberde, şimdi arkadaşlar şey, yani bizde tabii istem dışı böyle bir şey var, alt benlikte böyle bir şey var, lafız neyse onu kullanıyoruz yani. Biraz lafız takıntımız var. Bir de konut olarak kiraya verilen unsurların iktisap bedelinin %5'ini gene düşebiliyoruz. Onları diğer gelir unsurlarından düşemiyorsunuz arkadaşlar. Özellikle üstüne basın. Tamam? Gerçek gideri usulünü seçtiğinizde önemli parametrelerden birisi o. Buyurun. Aslında gene işte şeye dönüyor burada. Şunu söyleyeyim ben size. Orada aslında kredinin konut kredisi olduğuyla bahiste yürümek çok doğru değil. İşte mesela bu durumda mesela şunu yapabilirdiniz. İhtirazlı kayıtla beyan edip dava açabilirdiniz. Çünkü paranın gerçekten orada kullanıldığını ortaya koyabiliyorsanız. Hani çünkü hani o gelen krediyle ilgili de hani gelen paranın doğrudan oraya harcandığını ortaya koyabiliyorsunuz. Bana sorarsanız. Çünkü burada hani baktığınızda nedir? Burada aradığı şey değil ki. Yani
Kredi faizi. Borçlanma gideri. Onun iktisabıyla ilgili borçlanma gideri. Nerede kullandınız? Tabii. Onu ortaya... Bu şu da olabilirdi. Bakım onarımı yaptırdınız. Bakım onarımıyla ilgili de gider harcadınız. Bunun şeyden farkı yok aslında arkadaşlar. Buradaki yöntemin normal bir ticari işletmede işle ilgili olan giderleri nasıl ortaya koyabiliyoruz? Aynı delillendirme yöntemiyle burada da uygulayabilirsiniz aynı şeyi. Bizim sadece vergi dairesi böyle şeylere takılıyor arkadaşlar. Konut kirası olacak. Ya neden konut kirası olsun? Bu borçlanma gideri benim konutun iktisabıyla ilgili gibi düşünmek değil ki. Konut da olmayabilirdi. Bu iş yeri almış olabilirdim. Orada da düşebiliyorum faizi. Gene düşebiliyorum. İllem konut iş yerine onu ilişkilendirmek çok doğru değil yani. Olayın gerçek mahiyetine bakmak lazım burada. Para geldi. Oradan da iktisap ettiğim gayrimenkulün maliyet hani iktisap bedeli olarak ona aktardım mı aktarmadım ona bakmak lazım. Tamam? Onu düşemiyoruz tabii. O zaman düşemeyiz. Yok yani. İş yeri olursa burada ama zaten maddenin yazımı zaten şey. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kirayla oturdukları konutları arkadaşlar bakın. Tabir zaten çok net. Lafız o kadar çok net yazılmış ki. Kanun lafız. Evet. Gerçek giderin seçilmesi durumunda istinaf hesap eden tutar. Gider olarak düşülmez. Yani istinafı ayıracaksın diyor. İstinaf yani işte 100 bin lira gelirim var. Konut kira gelirim. 9500 lira istinaftan faydalanacaksın. Giderin de işte 50 bin lira. O %9,5'a hesap edilen gideri de düşemiyorsunuz arkadaşlar. Yani 9500 lira 100 binin orantısı. Gideriniz de 50 bin lira. 50 binin işte ne yapıyor? 4250 lirasını düşemeyeceksiniz. Tamam? 50 bin liralık gider. O orantılamayı yap diyor. Gerçek giderine zarar doğmasa ne? Zarar diğer gelir unsurlarına mahsup edilebilir. Gelecek yıllara devredebilir. Gerçek gideri seçtiğiniz zararla kapattınız. Gelecek yıla devrediyor. Ancak meslek olarak alınan konutun iktisap edilen %5'i tutarındaki gider ile sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin gider fazlalıklarından doğan diğer gelir unsurlarından giderleri diğer gelir unsurlarından gene mahsup edilemiyor arkadaşlar. Tamam? Şimdi bir örnek de hemen böyle ben hani ikisi arasındaki farkı da ortaya koymak istedim. Küçük bir örnekle. Hani şu anda artık şey gerçek gideri seçmek daha makul süreçler doğurabiliyor mu? Daha makul süreçler doğurabiliyor arkadaşlar. 2021 yılı kredi olarak 3 milyon TL satın aldığımız iş yerinden 2022 yılında 250 bin TL kira geliri elde ettik. 50 bin TL stopaj yapılmış. Kredi faizi 20 bin TL artı bir de amortisman ayırabiliyoruz değil mi? Amortismanımız da 60 bin. Ne oldu? Kira tutarı 250 bin götürü gider. İşte normal gerçek gideri seçer şey. Götürü gider. Biz aslında yanlış yazmışız ya. Şimdi başlıklar yanlış olmuş arkadaşlar kusura bakmayın. Yani. Kira tutarı 250 bin, götürü giderimiz %15, vergiye tabi matrar 212.500, hesaplanan gelir vergisi 54.275, tevkif edilen vergi 50 bin, ödenecek gelir vergisi ne oldu? 4.275 lira ilave vergi ödüyoruz. Şimdi bu taraf götürü bakın arkadaşlar, başlıkları yanlış yazmışım da. Kontrol eden de doğru kontrol etmemiş. Yani gönderdik bir arkadaşa yanlış bakmış yani. Götür gerçek giderde ne oluyor? Kira tutarı gene 250 bin. Ne oldu? Amortismanımız var. Faiz giderimiz var 20 bin. Tamam. Ne oldu? Vergi tabi matrağımız ne oldu? 170 bin oldu. Hesaplanan gelir vergisi göremiyorum ben de. 39.400. Tekif edilen vergi 50 bin liraydı. Ne oldu? 10.600 lira iade alacağız. Aslında ikisinin arasındaki fark değil mi? Yani hem vergi ödüyoruz birinde, birinde bize... Efendim? Yani, tabii alacaklı duruma dönüyor muyuz? Şu anda yani o %25 iken daha böyle makuldü arkadaşlar. Yani hani götürü gideri uygulamak daha doğruydu. Ama o %25'i %15'e indirdikten sonra gerçek gideri seçmek daha uygun olmaya başladı. Tamam? Evet. Şimdi hemen hızlıca şöyle bizim 1-1-2006 tarihinden sonra mevzuatımıza giren bir geçiş 67. madde var. Sihirli bir madde bu. O madde böyle tekifat yapıyor. O madde tekifat yapıyorsa biz o gelirleri hiç beyan etmiyoruz. Böyle karmaşık bir madde aslında. Yaklaşık madde 5 sayfa falan. Bir açıyorsun sonuna gelene kadar iflan giriliyor. Tamam. Ha nedir ama? Özü ne aslında maddenin? Geçiş 67'ye göre tekifat varsa o gelirleri için yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname veriliyorsa da
bu gelirler beyannameye intikal ettirilmez. Hayatımızı zorlaştırıyor bir yönden, bir yönden de kolaylaştırıyor. Kimin için zorlaştırıyor? Aslında tevkifat yapacaklar için zorlaştırıyor. Bizler için biraz daha kolaylaştırıyor mu? Kolaylaştırıyor. Nelerden tevkifat yapıldığını bilirsek hayat bizim için kolay. Nedir? Geçiş yapmış için tevkifata tabi tutan gelirler için yıllık veya münferit beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesinde bu gelirler beyannameye da ilave edilmez. Hisse senedi alım satım kazançları geçiş yapmış 7. madde kapsamında tevkifata tabi. Beyanname veriyor muyuz? Vermiyoruz. Devlet tahvil hazine bonusları, faiz geliri, alım satım kazançları. Bu madde 1-1-2026 tarihinden, 1-1-2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği için devlet tahvilinin ne zaman ihraç olduğu bizim için önemli arkadaşlar. 1-1-2006 tarihinden sonra ihraç olan bir devlet tahvili ise geçiş yapmış 7 uygulanıyor. Onun öncesinde ise genel hükümler uygulanıyor. 31-12-2005 tarihi itibariyle geçerli hükümler. Orada zaten biraz orada biraz karışıyor. Özel sektör tahvil bonoları ama onlar da çok sınırlı kaldı. Çok da fazla kalmadı. Faiz geliri, alım satım kazançları, mevduat faizleri, repo gelirleri geçiş yapmış 7-4'te düzenleniyor. Özel finans kurumları gelirleri, vadeli işlem opsiyon sözleşmeleri elde edilen gelirler gene geçiş yapmış 8'de düzenleniyor. Çok da şey değil. Menkul ve vadeli işlem opsiyon borsalarını işlem gören diğer menkul gelirleri, hazine ve diğer kamu tüzel kişilerine çıkarılan menkul faiz gelirleri ve alım satım kazançları tevkifata tabi. Tamam mı arkadaşlar? Bu tevkifata tabi olan gelirler için hiçbir şekilde beyanname vermez. Neler tevkifata tabi değil? Geçiş 67. madde kapsamında. Yani o tahvildir, diğer sermaye piyasası araçlarından tevkifata tabi olmayanlar. Hazine tarafından yurt dışına ihraç edilen menkul alım satımı, itfaz sırasında elde edilen getirileri, bunların dönemsel getirileri. Bunundaki amaç da şu arkadaşlar. Tevkifat olsa bu bir borçlanma senedi. Devlet mümkün olduğu kadar paraya sıcak ve kolay bir şekilde ulaşmaya çalışır, değil mi? Yurt dışına ihraç ettikleri için tevkifat olsa, yurt dışındaki kişi için vergili bir unsuru almaktansa vergisiz bir unsura yönelmek daha kolay olduğu için bunlar da tevkifat düzenlemesinin olmaması yönünde karar almış. Yani doğru bir düzenleme ve doğru bir düzenleme kendi içinde tutarlı. Sonra ne var? Hisse senetlerinin kar payları. Zaten onlar hisse senedi kar payları neye göre tevkifat yapılıyor? Biliyorsunuz %10 tevkifat var, değil mi? 94. maddenin 6-1A, işte 15. maddenin herhalde 2. fıkrasıydı. 32-6 falan, hani birden fazla yerde var. Tam bir kere kurumlara ait olup İstanbul Menkul Borsası'nda işlem gören, bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkması elde edilen gelirler. Yine bunlar. Burada da zaten şey diyor, spekülatif amaçla diyor. Elinde hisse bulundurmayan kişilerin diyor, hiç vergi almayayım ben diyor. Onu düzenliyor aslında burası, özü itibariyle. Bir de sürekli olarak portföyün en az %51'i İstanbul Menkul Borsası'na işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgelerinin bir yıldan fazla süreyle elde tutan katılma belgelerinin elden çıkarılmasına elde edilen gelirler. Burada ne diyor? İMKB'de işlem gören fonlara sahip %51'inden fazlası o portföyden oluşan fonların bir yıldan fazla süreyle elde tutan fonların elden çıkarılması da gene burada da vergilendirme tevkifat yapmayın diyor. Tamam? Ha tabii şöyle hani onundan da bahsedelim aslında. Güzel. Hayır. Şöyle söyleyeyim. Şimdi burada mesela şuraya döneyim. Şimdi burada tevkifata tabi unsurlar bunlar. Ama mesela hisse senedi alım satımında tevkifat oranı %0 arkadaşlar. Ama tevkifata tabi mi? Tevkifata tabidir bizim için arkadaşlar. Bakın tevkifata tabidir. Oran 0'dır ama bizim için tevkifata tabidir. Tamam, o ayrıma dikkat edin. Bir unsurun oranının tevkifatının sıfır olması onda tevkifat olmadığı anlamına gelmiyor. Kanun koyucu o anda ondan vergiyi almamasıyla ilgili bir karar almış. Ama onda tevkifat var mıdır? Tevkifat var. Bu bütün itibariyle bütün uygulamamızda böyle aslında. Sadece bu geçiş yapmış yılı uygulamasında değil. Bütün aslında bütün itibariyle sadece 94.7'de de aynı durum var. Orada da mesela tevkifat oranı %0. Ama gene tevkifat yapıyor mu? Gene tevkifat yapılıyor diye kabul ediyor. Tamam. Ne yaptık? Bir tane daha geçelim. Evet, kar paylarının beyanı. Buyurun. Mesela kira gelirlerinde almayı imkanlarına vatandaşların kira beyanı yapacak değil mi? Almayı imkan edilen vatandaşların gelirlerini beyan edecek. O dar mükellef olduğu için beyan etmiş. Çifte vatandaş değil. Şöyle, sadece. Şimdi orada şuna bakmak lazım. Şimdi bu sorunuzun cevabı için kişinin bir takvim yılında 6 aydan fazla nerede kaldığı önemli.
6 aydan fazla orada kaldı. 6 ayda orada kaldıysa Eurobond gelirlerini beyan etmek zorunda değilsiniz. Onunla ilgili şimdi şey 80 geçiş 67'nin 7. fıkrasında isterseniz hani kenara not alın. Hani olur da şeyle ilgili geçiş 67'nin 7. fıkrasında düzenleme var. Eurobond gelirleri için hem tekifat yapılmaz hem bunlar yıllık beyanname intikal ettirilmez hükmüyle ilgili bir hüküm var. Geçici 67. maddenin 7. fıkrasında. 7. bendinde düzenleniyor. Tamam? Türkiye'de yaşıyorsa orada da onların beyanı ile ilgili hani çeşitli şimdi bakın orada bir sürü alt detay geliyor ama sizin bu örneğinizde şey olmaz. Vergi olmaz. Onu beyan etmeyecek yani. Hocam, kira gelirleri var aynı zamanda Türkiye'de. Sadece kira beyanı mı yapacak? Sadece kira gelirini beyan edecek arkadaşlar. O da mesken kirası. Mesken kirasını beyan ediyor. Yoksa iş yeri kirasıysa dar mükelleften onu da beyan etmiyor arkadaşlar. Tamam? Efendim? Ama orada vergi alıyorlar bu sefer arkadaşlar. Onu atlamayın. Hani vergilendirme hakkı orada. Onu kaçırmayın yani. Hani orada vergi oranları bizimkinden de yüksek olabilir yani. Orada beyan edecek tabii. Onların mevzuatına göre. Kurtuluş yok yani. Yani. Burada beyan etmiyor Eurobond'u ama orada elde ettiği Eurobond faiz geliri için o ülkenin mevzuatına göre, doğan şartlara göre vergilendirme yapılacak. Evet, tam mükellef kurumlar tarafından gelir vergisi kanunu 75, 1, 2, 3. maddesi. Bunlar da ne? Birinci, hisse senetleri kar payları. İki, iştirak kazançları kar payları. Üç, yönetim kurulu üyelerine ödenen kar payları. Bakın huzur hakları değil burada söylenen. Kar payları arkadaşlar. Yani yönetimde bulunma. Adam şirketi iyi yönetti diye adama kar payı ödüyoruz. Karın %2'sini de o alıyor, yönetim kurulu üyesi. Onları söylüyor. İllem ortak olması da gerekmiyor yani. Tamam. Dağıtımında kar payları, iştirak kazançları tamamı üzerinden 94, 6 ve İ'ye göre %10 oranında tekfat yapılıyor. Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payları, iştirak kazançları, bürüt tutarının yarısı 22. madde 2. fıkrasına göre gelirden istisna, kar paylarının yarısı istisna. Bunları biliyorsunuz aslında. Vergiye tabi gelir toplamının 2022 yılı için 70.000 TL'yi aşması halinde istisna düşündükten sonra kalan bürüt kar payı, iştirak kazançları tutarı yıllık beyanname intikal ettirilecektir. Beyan sınırı aşılmadığı durumlarda söz konusu menkul sermayeyle beyan edilmeyecektir. Elde edilen kar payı ve iştirak kazançlarının beyan edilmesi durumunda tekif suretiyle kesilen verginin hepsi beyanname üzerinden mahsup edilecektir. Hemen şöyle küçük bir örnekle hemen bir canlandıralım istedim. Alıyı var yemez. TAŞ'den 2022 yılında bürüt 400 bin TL kar payı gelir elde etmiş. Olup bu kar payı üzerinden 40 bin TL stopaj kesintisi yapılmış. 360 bin TL kendisinin eline ödenmiş. Ney? Biliyorsunuz işte kar payının yarısı 22. maddeye göre istisna. Sağ olun, çok teşekkürler. Kar payının yarısı gelir vergisi istisna, gelir vergisi kanunu madde. Kar payı 400 bin, istisna sonrası kalan 200 bin, 70 bin liralık beyan sınırını geçtiği için 200 bini beyan edeceğiz. Hesaplanan gelir vergisi 49.900, mahsup edilecek vergi 40.000, ne oldu? Mükellef 9.900, Ali var yemez, bizim ne yapacak? Ödenecek vergisi çıkacak. Evet, devlet tahvili ve şeylere bakalım. Hazine bonosu, TL cinsinden faiz geliri. Ne oluyor? Burada neye bakmamız gerekiyor arkadaşlar? Dedim ya, geçiş 67. madde 1-1-2006 tarihinden sonra yürürlüğe girdi. Ve hatırlarsınız hani işte geçiş 67. maddeye tekifata tabi gelirleri saymıştık biraz önce. Devlet tahvili, hazine bonosu da bu kapsamda mı? TL cinsinden olanlar tekifata tabi. Ama nedir? 1-1-2006 tarihinden sonra ihraç olanlar tekifata tabi. Onun için de beyanda iki tane durum var. Birisi, aslında şu anda tabii çok şeyimiz yok da, birisi 1-1-2006 tarihinden sonra ihraç olanlar da geçiş 67. maddeye göre tekifat yapıldığı için bunlar için yıllık beyanname verilmiyor. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilse de beyanname intikal edilmiyor. 1-1-2006 tarihinden önce elde edilen faiz geliri de 2022 için şimdi 1-1-2006 tarihinden önce ihraç olmuş devlet tahvili ve hazine bonusu faiz gelirlerinde indirim oranı uygulaması var arkadaşlar. O indirim oranı nedeniyle şu anda da indirim oranı birden büyük olduğu için o gelirlerde beyan edilmiyor. Yani şu bu yıl için aslında devlet tahvili TL cinsinden ama bakın özel üstüne basıyorum. TL cinsinden devlet tahvili, hazine bonusu, faiz gelirleri için beyanname vermek zorunda değilsiniz. Tamam? Ne kadar elde ederseniz elde edin. İsterseniz gelirim 3 milyon olsun, 5 milyon olsun. Tamam? Eurobond faiz gelirlerinin vergilendirilmesine bakalım. Yine
Burada da gene tam mükellefler ama dar mükellefler değil. Eurobondlardan 4.749 sayılı kanuna göre kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışına ihraç edilen menkulmetlerden elde edilen menkul sermaye hayratlarından geri vergisi kanunu 94. maddesinin 7. fıkrasına göre tevkifat yapılıyor. Burada da gene tevkifat oranı %0 arkadaşlar. Yani şey değil ama tevkifat yapılıyor mu? Tevkifat yapılıyor diye kabul ediyoruz. Gene ne diyordu? Menkul sermaye hayratlarından tevkifat yapılıyorsa ne oluyordu burada vergilendirme ile ilgili yöntem? Gene 103. maddenin 2. gelir dilimindeki, değil mi? 86.1c'ye geçerli, değil mi? Vergiye tabi gelir toplamı 103. maddenin 2. gelir diliminde geçen menkul sermaye hayratlarına ne yapıyorduk? Ha? 70 bin liraya geçerse beyan ediyorduk. Bu gelirler de 70 bin liraya geçerse Eurobond faiz gelirleri beyan edilmek zorunda. Tamam? Mevduat faizleri ve faiz bankacılık kar payları, repo kazançları. Burada ne var? Mevduat faizlerin tamamı üzerinden geçici 67. maddenin 4. fıkrasına göre tevkifat yapılıyor. Repo kazançları üzerinden gene geçici 67. maddenin 4. fıkrasına göre tevkifat yapılıyor. Artı neler üzerinden? Bir de işte bu faizsiz bankacılık dediğimiz o diğer katılım bankaları ve buna benzer diğer bankalardan işte ne hani onlardan da gene geçici 67. maddesinin 4. fıkrasına göre tevkifat yapılıyor. Burada artan oranlı ve değişik vadeye göre farklı belirlenmiş tevkifat oranları var. Tevkifata tabi tutulan mevduat faizleri geçici 67. maddenin 7. fıkrasına göre beyan edilmiyor. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilse bile bu gelirler beyanname intikal edilmiyor. Tamam mı arkadaşlar? Yani ticari kazancınız var 50 bin lira, mevduat faiziniz var 150 milyon. 50 bin lirayı beyan ediyorsunuz, 150 milyonu beyan etmiyorsunuz. Tamam mı? Her nevi alacak faizleri nedir? İşte her nevi alacak faizleri tabi şu anda tehlikeli bir tabir arkadaşlar. Hani şöyle tehlikeli, onu da açayım biraz. Çünkü bu 2012 yılında değil mi? 2012 mi? 11 miydi? Tabii 10 şeydi mi? 11'de falan herhalde. 11 veya 12. Türk Ceza Kanunu'ndaki yapılan değişiklikle beraber arkadaşlar faiz elde etme gayesiyle borç para verenler 2 ila 5 yıl arasıyla hapis cezasıyla yargılanması hükme bağlanmış durumda. Yani siz şu anda bir arkadaşınıza ya benim bankada para vardı. O da sizden borç istedi. Ya dedi senin orada elde ettiğin faiz neyse dedi. Ben de sana ödeyeyim dedi. Parayı verdiniz siz. Sonra bunu bir müfettiş tespit ederse 2 ila 5 yıl arası hapis cezasıyla yargılanacaksınız. Aklınızda bulunsun. O parayı sakın şeyden göndermeyin. Hani banka kanalından elden verin, elden alın parayı. Tamam? Aklınızda bulunsun. TCK'ya göre suç arkadaşlar. Müfettişler direkt savcılar suçlusuna bulunuyor. Bilginiz olsun. Hocam faizini elden alırız. Öbür türlü de... Bence ana parayı da almayın. Orada da emsal faizden işlem yapıyorlar. Tamam mı? Hiç parayı ne? Efendim? Elden ele tabii. Kayıt yok arkadaşlar. Tamam. Haydi bak off the record diyorum. Gene kaydediyorsunuz ama yani. Haydi. Tam mükellefler he? Allah korusun. Haydi. Tam mükellef tarafından elde edilen alacak faizlerin tutarı 3800 lira sınır aşar ise tamam beyan edilir. Bunu şey olsun diye söylemedim. Örnek mübalağa değil arkadaşlar. Gerçekten böyle yani. Hani ona göre. Mükelleflerinizle uyarın. Çünkü bizim mükelleflerimizin arasında bu tür para trafikleri çok oluyor arkadaşlar. Ne oluyor? Birbirlerine hatır çeki veriyorlar, para gönderiyorlar değil mi? Hani ne olur? Evet. Efendim? Hukukçular tam tersini söylüyor. Bankadan geçirdiğiniz altına mutlaka borç olarak verdiniz. Tamam, borç olarak verdi. O hukukçu tabii şundan dolayı söylüyor onu. Parayı alacağı tahsil edeyim diye söylüyor ama altta başka bir bomba var arkadaşlar. Onu kaçırıyorlar. O altta başka bomba var yani. Hani onu kaçırıyorlar. Şimdi hukukçu kendine göre alacak icra takibi açısından haklı ama ceza kanunu açısından konu bomba yani. Eğer 3800 lira aşmaz ise beyan etmiyoruz. Tamam. Haydi. Şimdi bu saydığımız işte o 75. maddede bizim menkul sermaye hayratlarını tanımlıyor. İşte kar paylarıdır, işte tahvil faizleridir falan. Bu paraları biz Türkiye'deki unsurlardan da elde edebiliriz. Yurt dışından da elde edebiliriz değil mi? Yurt dışında eskiden çok modaydı. İşte gittik offshore hesaplara paraları koyuyorduk. Oralardan yüksek faizler elde ediyorduk falan. İşte onların beyanında uygulama ne? Bir menkul sermaye iradı. Yurt dışından elde ediliyorsa arkadaşlar, menkul sermaye iradı yurt dışından elde ediliyorsa orada vergi ödeyelim ödemeyelim. Önemi yok bizim için.
orada teklifat yapılmış olabilir, vergilendirilmiş olabilir. Tabii çifte vergilenen anlaşmasında özel hükümler olabilir. Onlara ayrıca bakmak lazım ama ben şu anda yerel mevzuat açısından konuşuyorum. Yoksa her ülkede tarafların kendi aralarında yaptığı çifte vergi anlaşmasına göre vergilendirme sonuçları da değişebilir. Ama yerel mevzuat açısından şu anki uygulama ne? Bunlar teklifat ve istinad uygulamasına kabul tabi olmadığı için Türkiye'de, yurt dışında olabilir bakın. Biz bunların beyanında 3800 liraya geçiyorsa bu gelirler, beyanname veriyoruz. Geçmiyorsa beyan etmiyoruz. Bütün hepsi için geçerli ama. Yurt dışından tam mükellef. Ender Polat ne yaptı? Yurt dışından X bilmem ne GmbH'ten kar payı gelir elde etti. 100 bin lira. Tamamını beyan etmek zorunda mı? Tamamını beyan etmek zorunda. Tamam. 3800 liraya geçtiği için. Evet. Para buraya gelmediyse? Para buraya gelmesi önemli değil. Şimdi orada neydi? İşte bak çok güzel. Hani ilk girişte söyledim ya, vergiyi doğuran olay vuku bulması, elde etmeyle vuku bulur. Değil mi? Elde etme. Orada da neydi? Hüküm menkul sermaye iratlarında neydi? Hukuki ve ekonomik tasarruftu, değil mi? Hukuk tasarrufta ne dedim? Bir vadesi mesela, şimdi menkul sermaye iratında değil, genel kurulda kar dağıtım kararını aldılar. Hukuk tasarruf gerçekleşti. Ücretli örneği vermiştim ya, çalıştı bir gün. Orada da genel kurulda kararı aldılar. Vadisine dediler bir ay sonra, işte genel kurul kararı 1.10'da alındı. Bir ay sonra 1.11'de hukuk tasarruf gerçekleşir, vadisi belli. Şirkette yazdı şeylere, bütün ortaklara. Kârı istediğiniz hesaba aktarabiliriz. Siz de dediniz, Türkiye'deki hesaba aktarmayalım, değil mi? Vergi vermeyelim. He? Götürelim Almanya'daki hesabı atsınlar bizim. Veya İngiltere'deki hesaba. Sizin onu öyle yapmış olmanız Türkiye'nin vergilendirme hakkını engellemez arkadaşlar. Finansal bilgi paylaşım anlaşmaları gittikçe böyle yaygınlaşıyor dünyada. O finansal bilgi paylaşım anlaşmaları kapsamında Almanya bir tane böyle yazıda şuna da bu kadar kar payı ödedik dediklerinde siz o vergiyi burada ödemek. Çünkü vergiyi doğuran olay vuku buldu mu, hukuki ve ekonomik tasarruf gerçekleştiği için parayı göndermese bile, gelin paranızı alın dese size, hukuki ve ekonomik tasarrufa tahsil bakın o paranın gönderilmesi. Hukuki ekonomik tasarruf, vade doldu, paranızı gelin alın ve hangi hesaba göre göndereceğiz söyleyin bize dediğiniz, 1.11'de vuku buldu ya, siz o parayı Ocak ayında Türkiye'ye getirseniz de bir önceki yılın geliri olur, o yıl beyan etmeniz lazım. Hani o anlattığımız aslında o vergiyi doğuran olay kıstasları işte buralarda hayat buluyor. Ya tabii bunlar arkadaşlar, bu anlattığım tabii şimdi gelir vergisi anlatıyoruz. Şimdi tabii biz burada geliyoruz 2-3 saatte anlatıyoruz. Ben bu dersi müfettiş yardımcılarına gelir ve kurumlar vergisini yaklaşık 20 günde anlatıyordum. Sabah 9'da başlıyorduk, akşam 5'e kadar. Yani tabii anlatacak çok konu var aslında hani işin özüne girdiğimizde. Evet, ama nedir? İşte genel kıstasları çizmeye çalışıyoruz. Yoksa o işte o kavramlar var ya işte hukuki ekonomik tasarruf. O aslında başlı başına bununla ilgili kimdi? Eski bakanlar, maliye bakanlarından birisinin doktora tezi var arkadaşlar. Sadece bu konuyu anlatın. Bakın sadece hukuki ekonomik, yani daha doğrusu vergiyi doğrulanan vuku bulunmasıyla ilgili doktora tezi var. Hani konu, kavramlar aslında hani alt detaya girdiğinizde çok farklı olasılıklar ve detaylar doğuruyor. Tamam? Haydi devam edelim. Yani anlatacak, hani ben de anlatmak istiyorum da işte hani zaten 2 saati geçmişiz yani. Yeter değil mi? İsyan edeceksiniz yakında. Evet, haydi. Biraz hızlanayım ben de. 1-1-2006 tarihinden sonra ihraç olunan veya iktisap olunan mevkumetle diğer sermaye piyasalarının elden çıkarılması. Ne oldu? Şimdi biz değer artış kazançlarında iki tane biliyorsunuz işte 80. maddenin birinci fıkrasında düzenleniyor. Bükerre madde 80'de. Ne diyor? Mevkumet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması. Hisse senetlerinin ve mevkumet diğer sermaye piyasası. Burada iki tane kıstas var. Değer artış kazançlarında. İşte nedir? 1-1-2006 tarihinden sonra ihraç veya iktisap olunduysa neydi? Geçiş 67. madde uygulanıyordu. Geçiş 67. madde varsa mesela bir hisse senedi borsada aldınız sattınız. Neydir? Değer artış kazancı. Ama geçiş 67. maddeye göre biraz önce geçiş 67. madde neyi düzenliyordu? Faiz gelirlerini falan düzenliyordu. Burası işte değer artış kazancını düzenledi. Yani alım satımı düzenlediği yer. Burada da ne var? Geçiş 67. maddeye göre bunlardan teklifat yapılıyorsa bu gelirler beğenir. Mesela hazine bonusu aldık satıyoruz biz sürekli. Alım satım yapıyoruz hazine bonusu. Ne oldu? Alım satımdan bize teklifat yapılıyor. O alım satımından beğenleme vermiyoruz. Bunun tek şartı ne? Hayırdır?
Arkadaşlar kedi kadrolu kedimiz. Tamam, sıkıntı yok. Herhangi bir sorun yok. Geç 67. maddenin 11. fıkrası da bunlar için özel beyanname verilmesiyle ilgili ayrı bir düzenlemeye daha yer veriyor. Gene şirket hisselerinin satışı, burası önemli arkadaşlar. Hani çok da mesleki olarak yaşıyorsunuz. Şimdi burada bunu biraz hani işte anonim şirket hisselerinin satışıyla ilgili ne var arkadaşlar? Burada iki tane kıstas var. Şimdi limite şirket paylarının satışı herhangi bir sınırlamaya tabi olmamak suretiyle arkadaşlar 25 bin liralık istisnayı geçiyorsa tamamının beyan edilmesi gerekiyor arkadaşlar kazancının. Biraz önce dedim ya izah davet müessesi falan var, onları da dikkate alın. Hani çok göz ardı ediliyor ama bir tarihte bakanlık böyle bir stat verecek gibi geliyor bana. Biliyor çünkü noterde satışlar belli, satış sözleşmeleri belli, öz kaynak verileri elinde bir işlemeye bakar. Bir tane akıllı evvel onlara bir ya böyle de yapsak güzel olur falan diye söylese yeterli yani. Değil mi? He? Bu kısmı keselim biz şeyden videoda. Yok kayıtlıyız ya. Evet. Şimdi halka açık olmayan A şeylerin hisse devrinde arkadaşlar. Halka açık olanlarda zaten geç 67'ye göre tevkifat var değil mi? Halka açık olmayan A şeylerin hisselerin devrinde en önemli konu arkadaşlar payın devrinde hisse senedinin basılı olmuş olması lazım. Veya il muhaberin basılı olması lazım. Eğer anonim şirketin hisse senedini veya il muhaberini basmadıysanız sattığınız her karlı satış 25 bin lira yaşıyorsa vergilendirmeyle karşı karşıyasınız demektir. Tamam mı? Onun için anonim şirketlerde hisselerin basımı çok önem arz ediyor arkadaşlar. Özellikle burada şunu bahsedeyim. Sizin geleceği parlak, gelecekte birilerine satılabilir şirketleriniz varsa birilerinin bunu talep edebilmesi, özellikle yabancı ortakların şirkete ortak olarak girmesiyle ilgili şartlar oluşuyorsa bu şirketlerinizi mutlak surette anonim şirkete dönüştürün. Ve bu dönüştürdüğünüz şirketlerin ivedilikle hisselerinin basımını yapın. Hisse basımı bir prosedüre tabi değil arkadaşlar. Tamam? Sadece yönetim kurulu kararı almanız yeterli. Ama burada işi sağlama bağlamak açısından bir matbaaya da bir hisse bastırırsanız, yoksa başka bir prosedür yok yani götürüp özel bir şirkette falan bastırmanız gerekmiyor. Bunu yaparsanız bunun şöyle bir avantajı var. Çünkü yabancılar biliyorsunuz son yıllarda Bursa'da da çoktur. Yani gelip Türkiye'de şirketler satın alıyorlar mı? Alıyorlar. Yani mesela nedir? İşte tekstil sektöründe çalışan X şirket. Nedir? Şirket hakikaten çok rentable ürünler üretiyor ve karlı bir tesis. Yabancı bir fon gelip bu şirketi satın almayı tercih edebiliyor mu? Edebiliyor. Şirketin sermaye 3 milyon. Adam diyor şirkete 300 milyon verelim biz. Ne oldu? 297 milyon üzerinden ortaklar vergi ödediğinde ortalık topuğumuza bile sıkarlar yani. Değil mi? He? Onun için ne yapmak lazım işte? Efendim? İşte 2 yıllık o sürenin hesabı hisseyi basmış olmanız durumunda var arkadaşlar. Oraya geliyorum zaten. Hisseyi basmadıysanız o 2 yıllık süreç bir tarihte başlamıyor. Aşe olmanız önemli değil. Tamam, onun için zaten söylüyorum arkadaşlar. Burada ciddi bilgi eksikliği var. Evet. Bunu zaten onun için. Şimdi. Hiçbir önemi yok. Arkadaşlar bakın. Anonim şirket olması sizin 2 yıllık süreye geçtiğinde hisseleri payları sattığınızda vergilendirilmeyeceği anlamına gelmiyor. Tamam. Bu 2 yıllık sürenin başlangıcı hisselerin basımıyla beraber hukuki olarak başlıyor. Muharrem Bey başka bir şey söyleyecek herhalde. Hocam, ileden önce bir cümle daha var. Ya ben tabii oraya bakmadım. Oradan anlatmadığım için sallıyorum ben burada yani. Evasız olarak hesap edilir. Ya tabii o ayrı bir kavram ya. O biraz ayrı bir kavram. Tamam. Vergisi öderseniz daha düşük çıkar. Ama hayır. Hiç vergi ödemeyebilirsiniz ama. Şimdi burada önemli olan arkadaşlar ilk başta. Ben zorunlu şimdi, durumda çözüm olarak tamam. Bunu değerlendirsinler diyor. Ona gelen ayrıyetten bir açıklarım olur. Önce burayı bir tamamlayalım. Burada ne var? Öncelikle yapmanız ne arkadaşlar? Anonim şirketiniz varsa ve gelecekte satıma konu edilme ihtimali varsa bu şirketin mutlak surette hisseleri basın. Bu çok bir zahmetli bir iş değil. Tamam? Ondan sonra 2 yıl süre geçtikten sonra hisseyi kaça sattığınızın hukuki olarak bir şeyi yok. Engeli yok. Tamam? O zaman hocam şirket durulur durulmaz hisselerin basılmasıyla ilgili bir karar aldı. Karar tek başına yetmeyebilir. Neden?
Çünkü burada noterde onaylarsanız da arkadaşlar, çünkü şöyle tartışmalar olabilir. Bastığınızı nereden bileyim? Bakın burada ne diyor? Normalde 2 yıl amazı hisse senetleri satışından elde edilen. Yani elde tutulan hisse senedi. Hisse senedinin varlığından bahsediyor burada. Kararı alınmış olması değil, bir şeyin basılı olarak. Şimdi siz böyle yaptığınızda, mesela basmadınız, noterde tasdik ettirdiniz. Sordular size, hisseleri sattınız siz, tamam. Basılı olduğunu bize ispatlayın. Basılı olduğunu ispatlayın. O zaman sonra güneşte sarı kağıtları dönüştürelim de kağıtları uğraşacağız yani. Değil mi? 2 yıl önce bastığımızı ispat etmek için, ha? Matbaa çözüm arkadaşlar. Matbaa neden çözüm? Hisse senedi basın faturası diye kesti mi size, bitti. Kimse size aksini artık iddia edemez. Çünkü burada efendim tescil, ha şey de var arkadaşlar. Merkezi kayıt kuruluşunda hamiline yazılı paylar için merkezi kayıt kuruluşuna bildirim yükümlülüğünüz var ama o da isteği bastığınız anlamına gelmiyor ama. Oradaki bildirim ben diyor paylara kim sahip onları bileyim diyor. Siz diyor ne çeviriyorsunuz diyor. Arkada diyor kara parayla ilgili başka şeyler olabilir diyor. Onun amacı şey değil yani. Merkezi kayıt kuruluşuna bildiriliş. Ben diyor sistemi regüle ediyorum diyor. Takip ediyorum diyor. Kimin ne yaptığını görmem lazım. Burada önemli olan kararı alacaksınız, hisseleri basacaksınız. Tamam mı? Bir önemli husus daha var. Şimdi gelelim. Muharrem Bey dediği. Ne? Peki basmadık biz hisseleri. Basmadık. Hiç karar da almamış. Biz hiç konudan bir habermişiz. Bir tarih geldi, birileri çaldı kapıyı, şirketin paylarını alalım dedi. Ne yapacağız? Basılmıştı hocam. Basılmamıştı, karar da almamıştı. Sonra bak, şimdi beni konuşturmayı çok böyle. Off the record olsa çok şey anlayacağım. Tamam. Şeye dönelim. Basılmadıysa ne yapabiliriz? Şimdi bir yöntem daha, başka bir yöntem. Basmadık. Bu sefer madde neyle başlıyor? İvazsız olarak iktisap edilenler. Hariç. O zaman ne yapabiliriz? Bunu birine bağışlarız. O satar. Burada dur bir saniye. Bir teker teker gidelim. Birine bağışlarız. Bağışladığımız kişi nedir? İşte veres intikal vergisi öderiz sadece burada. Onun oranı zaten normal gelir vergisinden daha düşük. Bunun bir parametresi daha var. Bağışladığımız kişi birinci derece, yani eş, çocuk, ana baba olursa o zaman vergi oranı yarı oranında alınıyor. Daha az vergi öderiz. Ama buranın şöyle bir tehlikesi var. Burayı hülle kabul edip muazzalı işlem diye, bakın burada tenkit diyebilirsiniz. Hani onun için ben hep şunu öneriyorum burada. Tabi bu bir kurtuluş senaryosu arkadaşlar. Şimdi kötü senaryolar oldu mu kurtuluş senaryosu çözeriz. Orada başka senaryolar da koyarım ben size. Bak başka bir, şimdi hemen böyle aklıma böyle bir sürü şeytanlık geliyor. Başka bir tane anonim şirketim vardır. Bu varlık barışı kanunu kapsamında Mart sonuna kadar o hisseleri oraya aktarırım. Yani %3 öderim. Oradan gene yani ya işte anlatmaya çalıştım, işte söylemek istediğim şu arkadaşlar. Vergicilik tek parametre yürüyen bir şey değil. Hani biraz ne diyelim, serbest düşünceyi istiyor aslında bizim işimiz. Hani vergi kanunları kötü yazılmış diyorlar ya. Aslında anlamadığımız için söylüyoruz onu. Bakın ben söyleyeyim size, benim görüşüm. Ben anlamıyorumdur onu. Bende vardır eksik. Ben hep onu derim. Ben anlamıyorumdur. Yoksa vergi kanunları kötü yazılmış değil, onu söyleyeyim ben size. Sadece siz serbest düşünce var mı yok mu? Çünkü kurallara çok bağlıyoruz. Biraz meslek hep, bu herkese var yani, hani o şey. O biraz daha şey, tartıştıkça gelişen bir şey. Bizim en büyük şansımız hayatımızda çok iyi meslek mensubu arkadaşlarımız vardı mesleğe ilk başladığımızda. Deli tartışmalar yapardık yani böyle. Ya ben gece 3.30'da telefon kapattığımı bilirim yani. Hani. Yani öyle diyeyim ben size. Yaklaşık 4 saatlik telefon konuşması sonrası. Yani çok aklı sevdiğim şeyler değil de. Tamam. Ama tabii asıl olan ne? Anonim şirket varsa hisseleri basmanız. Başka senaryolar bulunur bakın. Çözüm senaryoları bazen bulunuyor, bazen bulunmuyor tabii. Elde sonuçta sihirli değnek yok. Ama çözebileceğimiz mesela Muharrem Bey dedi. İşte ben de şu anda varlık barışı kanunu diyor. O hisseleri oraya gönderirim. Değil mi? Ama hayır, şöyle bir şey. Muazzaa iddiasında bulunabilir mi? Bakın arkadaşlar, sorun burada şu. Muazzaa iddiasında bulunursa yaklaşan, karşınıza çıkan rakamlar çok büyük olduğu için, bu tür firmalar bu riskleri istemiyor zaten. Benim hiçbir firmam, bakın ben 45'e tane
firmaya hizmet veriyorum. 45 yani danışmanlıklarla beraber herhalde 53 falan firmaya hizmet veriyorum ben. 53-54 firmaya. Bunların arasında devasa yapıda büyük hani uluslararası firmalar da var. Sadece vergi danışmanlığı yapıyorum yani onlara. Hani onların price'la çalışıyor. Onlar zaten hani çok şey yapamıyorsunuz yani. Onların tam tasdini almanız mümkün değil. Onlara danışmanlık yapabiliyorsunuz. Belli ölçüğün üstündeki firmalarda zaten bu listelere girmek istemiyor. Adam şey hani ben diyor kardeşim diyor doğru yolu. Mesela hiç unutmam ben yaşadığım bir şey vardı. Ona hayatım boyunca unutmam. Bize bir target yaptılar. Yanlış target ya. Yanlış. Gittik patron yaşlı böyle çok yaşlı böyle 75 yaşlarında falan. İşte diyoruz ya buna dava açalım yani %100 kazanırız. Target yani bundan bakın 5-6 yıl önce 1 milyon 750 bin lira falan. Deli para yani baktığınızda. Adamın dediğini söyleyeyim mi? Oğlum dedi ya. Bize dedi bu parayı yazdılarsa dedi. Devletin dedi paraya ihtiyacı vardır dedi. Bize dedi onun için yazmışlardı bunu. Bir de dedi ben dedi beni dedi gidin dedi yasal ne faydalanabileceğimiz ne varsa dedi faydalanın dedi. Biz dedi bu parayı ödeyelim dedi ticaretimize bakmaya devam edelim dedi. Genel şeyi o oluyor aslında bir grubu. Yani sorunsuz bir süreç devam ettirmek istiyor. Onun için hisseleri basmadım. Bu konuyu özellikle hani detay olarak vermek istiyorum. Çünkü bu konu böyle Bursa'da falan çok karşınıza çıkabilecek bir şey. Çünkü çok sanayi kuruluşu var. Satın almalar çok fazla olabiliyor. Birbirlerinin arasında el değiştirme çok fazla olabiliyor. Bu zamanında hamle almak aslında yeminlilik hep budur zaten. Ben hani şunu derim. Yeminlilik aslında sorunu gelip çözmek, son anda çözmek değil aslında. Bizim ana görevimiz önleyici tedbirler almak. Bu da önleyici tedbir aslında. Şimdi burada bakanlık bir şey daha vardı aslında. Bakanlık burada görüşünü değiştirdi. Yaklaşık bir 5 yıl falan oluyor, 4 yıldır. O da ne? Limited şirketlerin iştirak paylarının satışı durumunda istinaya geçen kazanın tamamı beyan edilmektedir. Eskiden bakanlık şunu söylüyordu. Limited şirketlerin, bununla ilgili çok özelge var bakanlıkta, şeyde, havuza da girdiğinizde. Ama son dönem özelgeleri aksi yönde bakanlığın. O yönden yanıltmasın diye size bu konuyu özellikle yer verdim. Çünkü o özelgeyi bulursunuz, ona göre işlem yaparsınız ama bakanlık görüşünü değiştirdiği için sizi kurtarmaz. Limited şirketlerin anonim şirketlere dönüşmesi esnasında bakanlığın eski görüşü buydu. Bakın üstüne basıyorum. Özellikle eski görüşü buydu diye basıyorum. Limited şirketlerin anonim şirketlere dönüşmesi durumunda anonim şirketin hisseleri hemen basıldıysa 2 yıllık sürenin hesaplanmasında limited şirketlerin paylarının elde edilme tarihi 2 yıllık sürenin hesaplanmasına dikkate alınıyordu. Geçmişte bütün bakanlığın özelgeleri bu yöndeydi. Ama artık bu görüşünü değiştirdi. Şu anda uygulaması bu yönde değil bakanlığın. Burada da benim tabii katılmadığım yönler var ama hani sonuçta nedir? Önünüzde böyle bir risk var. Limited şirketi anonim şirkete dönüştürdüğünüzde hisseleri gene basmanız gerekiyor. Ama artık bakanlık limited'in iktisap tarihini anonim şirketi hisselerinin iktisap tarihi olarak kabul etmiyor. Ha burada katılmadığım görüşler var. Sonuçta limited'de ben payları basamazdım kardeşim. Fiili imkansızlıkla ilgili hukuki olarak mümkün olmayan bir durum vardı. Onun için alınması gerektiği konusu savunulabilir bakın. Ama hani riskli yerler mi? Çünkü burada satın almalar çok büyük bedellere yürüyor. Oralarda bunlar çok yönetilebilir riskler değil. Tamam? Gene bilginiz olsun diye paylaştım. Tamam? Eurobond'ların satışı, alım satım değer artışı. Alım satımı değer artış kazancı. Gene burada tam mükellefler açısından konuşuyorum. Birbiri 2006 öncesi ihraç olunanlarda endeksleme var. Kalan tutarın 58.000 TL'si istisna Eurobond'ların satışında. Burada hissenin daha doğrusu Eurobond'un ihraç tarihine bakıyoruz. Ona göre mevzuat değişiyor. 1-1-2006 sonrası ihraç olunan Eurobond'larda %10'luk bir endeksleme sınırı var. Geçerse tamam beyan ediliyor. İstisna yok burada arkadaşlar. 25 bin liralık istisna mevkumet ve diğer sermaye piyasasına elden çıkarılmasında uygulanmıyor. Gene gayrimenkulün satışında bir üstünden geçelim gene. Hani çok karşılaştığımız hususlardan birisi. Yeni vergi kanunu mükerrer 80. maddesinin 6 numaralı bendinde biz İVAS karşılığı iktisap edilen arazi, bina, maden suları, madenler, taş ocakları. Burada aslında bu madde şöyle düzenliyor bu 6. kukla. 70. maddenin 1, 2, 4, 7 numaralı bentlerinde sayılan unsurların elden çıkarılması durumunda değer artış kazancı kabul ediliyor. Bunların İVAS'sız intikal edenlerde şey yok. Zaten süreyle ilgili bir iş bir kıstas yok. Bunlar İVAS'da elde edilenlerle neler? Arazi, binalar, mütemcüzleri bunların. Volüm halleri, dalyanlar, gayrimenkuller olarak tesis edilen haklar, işte nedir? Üst hakkı, diğer intifa hakları.
gemi ve gemi paylarıyla bir ürünün motoru tamir ve tahliye bastırdığını 5 yıl içinde elden çıkan olsa doğan kazançlar değer artı kazancı olarak vergilendirmektir. 5 yılı geçenlerde vergilendirme var mı arkadaşlar? 5 yılı geçenlerde vergilendirme yok arkadaşlar. Tamam, 5 yıllık süremiz burada önemli. Onunla da ilgili şimdi biraz sonra hani hangi tarihler 5 yılın hesaplamasına dikkate alınır, oraya da geleceğim. Yani sirküler bazında düzenlemesi var, 76 nolu sirkülerde. Gayrimenkulden elden çıkan sonra doğan kazancı tespitinde maliyet bedeli endekslemesi yapılabilecek. 2022 yılı için istina, 25 yılı istinadan yararlanılabilecek. Nedir? Endekslemede de ne yapıyoruz işte? İlgili iktisadi kıymetin iktisap edildiği tarihten bir ay önceki, bir önceki ayın YÜFE değeriyle iktisadi kıymetin elden çıkarıldığı bir önceki aydaki YÜFE değerinin endekslenmesi suretiyle maliyet bedelini o kadar yukarı çekiyoruz. Tamam? Yeniden değerleme yaptık değil mi hepimiz? Artı böyle parantez içi söyleyeyim. Ha? Hepimiz yapmamış yaptık. Olabiliriz. Yapın ama yani. Kaçırmayın, hala tren kaçmadı yani. Tamam mı? İzmir'de yaptık, hem odada, İzmir odasında yaptık, hem YMM odasında seminer yaptık yeniden değerlemeyle ilgili. Seminer yaptık hocam. Ha, tamam. Fiilen yeniden değerleme yaptık mı diye soruyorsunuz. Yok yok, yani fiilen seminer yapmışsınızdır zaten, tahmin ediyorum. Çok revaçta bir uygulama. Arkadaşlar yaptı mı diye soruyorum özellikle. Çetere tutacağız çıkışta. Çok az. Yapın yapın arkadaşlar, çok büyük avantajlar sağlıyor, onu söyleyeyim size. Çarlı şirketleriniz varsa ciddi avantajlar sağlıyor. Ben mesela bir firmamda 17 milyon amortisman gideri attım geçen dönem. 22'de. Yani matematiksel sonucunu yani %23 vergiden düşündüğünüzde çılgın bir sonuç doğru. Evet, gayrimenkullerin aynı sermaye olarak konulması, kamulaştırılması, takası, elden çıkarma olarak kabul edilmektedir. Gerekli şartla oluşuyorsa değer artış kazancı beyan edilmeli. Bakın arkadaşlar, bu da çok önemli bir detay. Genelde hani burada da hatalar yapılabiliyor. Gayrimenkulünüz var. Şirkete aynı sermaye olarak koymak istiyorsunuz. Bu da değer artış kazancının konusuna gelen bir gelir unsuru. Tamam mı? Değer artış kazancını beyan etmeyi atlamayın arkadaşlar. Burada hatalı işlemlere çok rastlıyorum. Onun için bunu özellikle belirteyim istedim. Kamulaştırma falan satan hani onlar elden çıkarma. Yani orada çok şey yok ama yani nedir mesela? İşletme ortağı şirketin yapısının kuvvetlenmesi için gayrimenkulü aynı sermaye olarak koymak istiyor. Biliyorsunuz tapu harcı da yok orada. Hani koyduğunuzda gayrimenkulü ne oluyor? İşte o gayrimenkul unsurunu sizin için elden çıkarmış oluyor ortak için. 5 yıllık süre içinde yapılırsa bu, orada değer artış kazancının beyanı ile ilgili yükümlülüklerle karşı karşıya kalabilir misiniz? Kalabilirsiniz. Onu da atlamayın. Tamam. Kamulaştırma elden çıkarma mı hocam? Elden çıkan. 80. maddenin 6. fıkrasında direkt kanun yükümlü var. Hani çok şey yok. Zor alım da gene elden çıkarma. Bir iktisadi kıymetin mülkiyetinin sizin dışınıza çıkmış olması zaten hani elden çıkarma olarak değerlenmesin. Bence yasada olmasaydı benim için elden çıkarma olurdu. Zor alım olması iktisadi kıymetin mülkiyetinin değişmiyor diye anlamına gelmez ya. Yani. İradi düzenleme değil yani. Elden alınma, elden çıkarma. Yani elden alınma ama gene de hani gayrimenkul satışı 5 yıllık sürenin hesaplanması, ihsap tarihinin tespiti önem arz etmekte. Burada özellikle hani tebliğ bazında yapılan açıklamalara genel yani sirküler bazında yapılan açıklamalara genel itibariyle yer verdim. Bilginiz olması hasebiyle. Ha bunlara itiraz edebilirsiniz. Dava konusu olabilir falan ama hani idarenin uygulamasını bilmeniz açısından İktisap tarihinin tespitine ilişkin hususlar 76 nolu sirkülerde gelir vergisi sirkülerinde düzenlenmiş iktisap tarihi olarak gayrimenkulün tapuya tespit edildiği tarihi esas alınacaktır. Asıl olan ilke bu arkadaşlar. Tamam? Konut yapı kooperatifi, toplu konut idaresi, diğer kişilerden veya ihale veya icra yoluyla gayrimenkulü fiilen kullanıma hazır şekilde teslim alıp adlarına tapuda tescil yapılmamışlar. Söz konusu gayrimenkulleri fiilen kullandıklarını tahsis belgesi teslim tutan su, elektrik, telefon, doğalgaz faturaları benzeri belgeleri tespit etmeler halinde değer kazancının tespiti yönünden fiilen kullanıma başladığı tarih iktisap tarihi olarak kabul edecek. Burada da ne var? Biz işte bir yapı kooperatifinin üyesiyiz. Yapı kooperatifin bize nedir? İşte ilgili konutu 2010 yılında verdi. Tapu da bizim adımıza kooperatifin tasfiye süreçleri uzadı, odur budur. 2020 yılında tapu da devir yapıldı. Normalde iktisap tarihi olarak neyi kabul ediyoruz? Tapu tescilini kabul ediyoruz. Ama bu tür durumlarda ne diyor sirküler? Kardeşim diyor, senin diyor fiilen kullandığını bunu ispat edebiliyorsan diyor. İşte su veya elektrik buna benzer çeşitli veya tahsis tutanakları falan buna benzer belgelerle ispat edebiliyorsan diyor
5 yıllık sürenin hesabında o 2010'daki ilk bana fiilen teslim edip gidip oturmaya başladığım tarih benim iktisap tarihim olarak kabul edecek. Tamam mı? Önemli bir detay aslında. Çünkü bunları neden söylüyorum arkadaşlar? Vergi dairesine gidiyorum. Vergi dairesi de bilmiyor bunları. Sonra siz diyor burada vergi ödeyeceksiniz. Ama başka şekillerde ispat edebilme fırsatınız var mı? Var. Arazi vasfında iktisap edilen gayrimenkulün belediyelerce iflas taksimi işleme tabi tutularak satılması halinde iktisap tarihi olarak arazinin iktisap edildiği tarih değil, belediyeden iflas işlemi sonucu arsa vasfını kazanarak cins tahsisi yapıldığı tarihe esas alınması gerekir. Burada da bakanlığın genel yaklaşımı şu arkadaşlar. Cins tahsisi varsa burada diyor cins tahsisi yeni bir iktisaptır. Orada diyor yeniden başlayın. Bu çok katıldığım bir görüş değil, onu söyleyeyim ben size. Yani bunu beyan edecekseniz de ihtirazı kayıtla beyan edin. Sonuçta hani şey değil, çok hani tutarlı bir yaklaşım değil bana sorarsın. Buyurun. İnşaat şirketi, inşaata başladı. Satış yaptı karşı tarafa. Aradan zaman geçti. Karşı taraf anlatmaları geçti. Tekrardan iade yolculuğuna gidiyor. 1 milyon aldığı şeyi 1,5 milyona iade ediyor. Aradaki 500 bin o şeyin konusuna girmez ama burada. Burada bir hak satışı var. Bu aslında bir şeyin satışı değil bana sorarsanız. Bir gayrimenkul satışı olmaz burası. Şeyde neye girer acaba? Kat ittifakı olarak satıyorum da benim aslında daha burada ilk daha mülkiyet de aslında gayrimenkul de yapalım. Gayrimenkul yok. Mülkiyet yok. Bu bir hakkın satışı olur. O da şeye girer. Gene aslında değer artış kazancı olabilir. Bu da çünkü şeye giriyor aslında arkadaşlar. Şöyle değerlendirmek lazım. Buradaki tabii hakları çok biz şey yapıyoruz. Genelde sınırlandırıyoruz ama şey kavramını değerlendirmek lazım. Gayrimenkul gibi tescil edilen haklar kavramına girer sizin bu örneğiniz. Yani o kazancı değer artış kazancı olarak beyan etmek zorundasınız. Faiz kazancı olmaz. Faiz kazancı olmaz burası. Yani olmaz zaten. Hani öyle bir şeyiniz yok sizin burada. Evet. Hukuki olarak öyle düşünmüyorum. Alacak faiz olarak değerlendirilebilir mi acaba diye. Ya olabilir belki alacak faizi ama bana sorarsanız burası alacak faizi değil ama. Çünkü bir borç verme hizmetim yok. Bana sonuçta tescil edilebilir bir hakkın varlığının bana varlıklarımın arasına gelmesiyle ilgili bir durum var. Burada bir parasal hizmetin sunulmasıyla ilgili bir kavramdan bahsedemeyiz. Biz kat mülkiyeti çıkmadı şimdi. Kat satışı aradaki. Ama sonuçta bana bir şey devretmiyor mu? İrtifak. O da bir haktır ama. O da buraya gelir aslında. Gayrimenkul olarak tescil edilen, aslında gayrimenkul gibi tescil edilen bir haktır o da. Hani kendisi bir fiil gayrimenkul değil ama bir hakkın tescilidir, buraya girer. Yani şey yok bence. Hocam kolay gelsin. Satış vaadi sözleşmesi bu iktisap tarihini geriye çekme durumu oluyor mu? Çekmez. Satış vaadi arkadaşlar bir satış akdi değildir. Ondan dolayı gayrimenkul satışına ilişkin sürenin başlamasını doğurmaz arkadaşlar. O tamamen borçlar kanunu hükümlerinden doğuyor. Satış vaadi sözleşmesinin hukuki statüsü. Hani o bir vaattir. Şey değil. Onun şöyle aslında fiili olarak şey alıyor, kullanımı alıyor. Bir arsa satışı var burada. Satış vaadi sözleşmesinde şey olmaz arkadaşlar. Ya o dönemde atıyorum şey varmış. Tapunun devriyle ilgili bir problem varmış. Satış vaadi sözleşmesiyle noterde alıyorlar. Kullanımı 5 yıllık süre dolmamıştır. Ondan dolayı yapıyor mesela. Evet. Sonra yine alıyor üzerine ama 5 yıllık süre dolmuyor. Satış vaadi sözleşmesinin hukuki olarak statüsü tamamen borçlar kanunu hükmünden dolduğu için bir satış işlemi değildir. Zaten arkadaşlar satış vaadindeki yükümlülüğünüzü yerine getirmezseniz size fiilen tahsisin yapılması dışında paranızı faiziyle ödenilmesi yönünde de kararlar alabilirsiniz yani. O bir tespit davası açmanız lazım orada. O kapsamda değerlendirilmez diye düşünüyorum ben. Tabii vergi planlaması. İşte burada arkadaşlar işte burada yapılıdan yapısına dönmesi o binayı yıkıyoruz yeni bina yapıyoruz ya o işte orada arkadaşlar idarenin yaklaşımı şey olur. Yeni binanın tesciliyle beraber onu sayar. Uygulama. Bakın arkadaşlar bunlar ya işte arkadaşlar böyle uygulamalar var. İşte ne dedim ben? İdarenin bunu böyle yapıyor olması hukuki bir şey değil. Siz bunu nedir orada ihtirazi kayıtla beyan edip dava konusu edeceksiniz. Yani kazanılan bir şey var mı? Ya arkadaşlar illa kazanılmaz bir şey olmasa gerek yok ki. Hani şöyle düşünmeyin. Biz yeri geliyor öyle davalar açıyoruz ki hiç daha önce örneği yok.
Hiç örneği yok. Daha yani şimdi tabii son dönem revaçta olan şu olduğu için genelde ben söyleyeyim size yani yaklaşımı şimdi. LinkedIn'de habire böyle karar paylaşma, Twitter'da karar paylaşma böyle çok revaçta olduğu için hukukçuluk o değil ki arkadaşlar ya. Yani hukukçuluk o değil ki. Ya kardeşim sen zaten olan kararı paylaşman benim için hukuki olarak bir anlamı yok. Sen yazdığın metinde hakim de son tahlilde dönüp senin verdiğin metinin aynısını gelip dipte kararın içinde yer veriyorsa hukukçuluk olur. Yani asıl hukukçuluk olur yani. Hani orada zaten sen kendi becerini ortaya koyabilirsin. Var olmayanı gösterebiliyorsa hukuki olarak ortaya koyuyorsun zaten onu. Hani bizde çünkü çok böyle alışılmış. Son bu zaten son dönemin böyle çok revaçta bir durumu. Kararları koyalım. Abi hiç örnek olmayabilir. Abi, bir tane daha başlık hiç unutmuyorum ben. Hani ney? Çok basit bir konu aslında. Yani o kadar basit bir konu ki. Bir tane avukat arkadaşım, ben açmadım davayı aslında. Bir tane avukat arkadaşım var Ankara'da. Bir tane müşterisi var. Müşterisi işte şey yapıyor. Matrah artırımı yapıyor. Bu arada da mükellefe inceleme yapıyorlar. Tam o arada da raporlar yazılıyor. Raporlar yazılıyor. Onlar matrah artırımı yaptıkları için o raporların da düştüğünü zannediyorlar. Dava açma süresini kaçırıyorlar raporlara. Bakın şimdi, dava açma süresini kaçırıyorlar. O raporlardan da faydalanmayla ilgili, ilgili yasadan da faydalanmayla ilgili başvuru da yapmıyorlar. Şimdi konu geldi böyle, ödeme emirleri gelmiş, o zaman farkına varıyorum. 780 bin liralık ödeme emri gelmiş. Şimdi attı bana, bir dilekçe yazmış. Ya dedim, burada dedim, senin yazdığın dilekçenin aslında dedim, çok büyük bir eksikliği var. Normalde uzlaşma tutanağı var. Tutanakta uzlaşma için talepleri var mükellefin. Ama bizim bu af yasalarında eğer diyor, mükellefin uzlaşma talebi varsa, mesela çok basit bir düzenleme aslında bu. Yani bu genel hüküm, özel hüküm kavramı. Sadece bununla ilgili bir açıklama yaptım ben. Dedim de senin dava dilekçene öyle bir şey yazayım. Karar da aynı anından vermiş adam. Özel hüküm, genel hüküm. Bir şey yok yani hani hukuki olarak ortaya koyduğumuz aslında. Yani var, teknik boyutta var ama hani neydi? Şimdi mükellefe direkt tarhiyatı yapmışlar. Ama bu af yasalarında şunu yazar. Bu kanunun hükümden faydalanan mükellefler tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri olsa da tarhiyat öncesi uzlaşmaya davet edilmezler der. Tamam mı? Ben kanun hükümlerinden faydalanmamışım. Onun için başvuru yapmamışım. Ödeme emri bana toplam tarhiyatı tamamı üzerinden geldi. O zaman idarenin ne yapması lazımdı? Beni tarihat öncesi uzlaşmaya çağırması lazım. Usul eksik mi? Usul eksik. Ödeme emrinde direkt açtığımız davayla yazdığımız zaten özel hüküm, özel hüküm çünkü özel hüküm genel hükmün önüne geçiyor. Tamam doğru. Özel hüküm, özel hüküm ne? Af yasası özel hüküm. Genel hüküm ne? Vergi usulü kanunu hükümleri. Tamam özel hüküm ama özel hüküm uygulanmadıysa genel hükmün yeniden uygulanması lazım. Sen mükellefi tarihat öncesi uzlaşmaya davet etmen lazım. Onu çağırmamışsın. Ciddi bir usul eksikliği. Zaten hani başka bir şey değerlendirme, usulde hata varsa esas zaten yargı organı girmiyor. Direkt ödeme emirlerinde tamamını borcun varlığı olmadı. Ben asabiyle yani iptal etti. Yani zaten zaman aşımına uğradı falan filan tarhiyat da o süreçte kanallar çıkana kadar. Bitti gitti. Hani illa bununla ilgili yargı kararı yoktu. Yani böyle bir karar yoktu yani. Ama nedir? Genel hukuk bilgisi. Özel hüküm, genel hüküm. Özel hüküm uygulanmayan halde genel hüküme dönersin. Bitti bu kadar. Basit aslında yani. Hadi devam edelim. Arsa olarak hesap edilip gayrimenkul üzerine bina inşa edilmesi veya söz konusu gayrimenkulün kat karşılığı verilmesi sonucu alınan gayrimenkulün tapuya tescil cins hassisi sayılarak tapuya tescil tarihi hesap tarihi olarak kabul edilecektir. Gene gayrimenkul ivassız şekilde hesap edilmesi değer artış kazancının konusuna girmemekte. İvassız olarak aldık gayrimenkulü, sattık. Nedir? Süresinin hiçbir önemi yok arkadaşlar. Bu çerçevede ivassız olarak hesap edilen gayrimenkulün üzerine sahibi tarafından inşa edilen kat karşılığı alınan gayrimenkullerin daha sonra elden çıkarılması halinde elde edilen gelir değer çıkarılan kapsamında değerlendirmeyecektir. Tabi burada da bakanlığın tabii şimdi bu sirküler düzenlemesi ama geliyorsun adam arsasını babasından kalma arsasını 5 katlı evi yaptı 5'ini de sattı. O zaman diyor gel diyor ticari kazançtan vergilendireyim seni. Ya kardeşim bu hükmün ne anlamı kaldı o zaman? Ticari kazancın gayesi de nedir? Benim ticari bir gayem olması lazım. Sen o gayeyi araman lazım bende. E ben sattım bütün mal varlığını, kaçıyorum Amerika'ya ya, ülkeyi terk ediyorum. Ne değer, ne ticari kazancından bahsediyorum. Ben ülkeyi bay bay diyorum hepinize. Yani. Yani, ama tabii böyle bir düzenlememiz var mı? Var. Yani. Orada da gene şey kabul edeceğiz.
Arzi kazançların beyanı tam mükellef gerçek kişiler İslam'da uygulanan arzi kazançların İslam tutarına geçen kısmını İslam uygulama arzi kazançların tamamını yıllık beyanlamayla beyan etmek zorundadır. 2022 yılı için İslam tutarı arzi kazançlar için 58 bin TL'dir. Evet. Bunları şöyle hızlı hızlı geçeceğim. Aslında bir genel tekrar burası arkadaşlar. Bu anlattıklarımın aslında bir daha böyle bir üstünden geçmek. Slide'ı da ben hani odamız sizlerle paylaşır diye düşündüğüm için hani gene özet bilgi de bulunsun diye böyle yazdım. Hemen böyle hızlıca geçeceğim burayı. Buyurun. Arkadaşlar mikrofon da soralım. Evet, 60 yaşındaki emekli kayınpederim 100 bin liraya almış olduğu Audi'yi 700 bin liraya sattı. Tamam. Arzi kazanç söz konusu mudur? Değil. Beyanname vermek olur zorunda mıdır? Şimdi burada şöyle bir algı hatası var. Onu paylaşayım. Bunu arzi ticari faaliyet. Bu bir ticari faaliyet değildir arkadaşlar. Şimdi öyle yorumlar yapılıyor. Görüyorum yani bu konuyu. Bu değer artış kazancı olabilir arkadaşlar. Sadece kapsam olarak o kapsamla değerli. Burada bir ticari gaye yoktur. Değer artış kazançlarının vergilendirilmesinde de biraz önce gösterdim ya 70. maddenin 1, 2, 4, 7. fıkrasında yazılı. Bunu tabii buradan çok anlatmam keşke hani şey şimdi 70. maddenin bütününü görmüş olmanız lazım. 8. maddesinde 70. maddenin 8. bendinde tahmil ve tahliye vasıtaları der. Ve işte orada diğer motorlu araçlar diye bir kavram vardır. O değer artış kazancı içinde tanımlanmadığı için bunun satışından elde edilen kazanç değer artış kazancı. Zaten arz ticari faaliyet hiçbir şekilde olmaz arkadaşlar. Orada bir ticari gaye yok. Kişinin normal servet unsurunun kullanımı ile ilgili kendine tahsettiği bunun ticari bir faaliyet olduğundan bahisse hareket edemezsiniz. Çünkü ticari faaliyetten bahsedebilmeniz için ya sermaye ya organizasyon buna ilişkin varlıkların da uyulması lazım. Sermaye ve organizasyonu bir arada. Sizin verdiğiniz örneğe de tamam bir sermaye var ama onun benim bir defa satmış olmam bu sadece servet unsurunun değişimidir. Bunun zaten vergilendirilmesi ile ilgili yasal düzenlemeyi değer artış kazancında yapmıştır. Onu da zaten 80. maddenin 6. fıkrası gelip düzenlemiştir. Orada da nedir? 70. maddenin 1, 2, 4, 7 numara bentlerinde biraz önce saydıklarım aslında. Onlar sizin söylediğiniz o motorlu araçların satışı 70. maddenin 8. fıkrasında düzenlenir. O orada kasıtlı olarak sayılmamıştır. Bunu vergilendirmiyoruz. Yoksa Türkiye'deki bütün araç satışlarının hepsinin teker teker vergilendirilmesi gerekir. Ama 80. yani 86 gereği onun da 70'e 8'e sayılmasından dolayı bir vergilendirme hakkından bahsedemezsiniz. Çok teknik tabii hani. Bunlar hani ayrı makale konusu olur, şey konusu yani tam böyle o formatta. Verginin konusuna girmiyor arkadaşlar. Konu yoksa zaten vergi yok. Değil mi? Konu var, konu yoksa vergi yok yani. Burada hani onu arzi ticari kazanç olarak değerlendiremezsiniz arkadaşlar. O mümkün değil. Çünkü değer açık kazancının varlığından o zaman ortadan kalkıyor. O zaman hepsi ticari faaliyet. Değil mi? Aynı hususa iki tane yasal düzenleme olabilir mi? Kanun koyucunun yasa yapmanın genel ilkesiyle örtüşmüyor zaten. O zaman gayrimenkul satışını da aynı değerlendirmek lazım. Neden değer açığını? Onu saymasının nedeni zaten 1, 2, 4, 7 diye belirlemesinin nedeni onu vergilendirmemesi. Yoksa 70. maddedeki bütün varlıklar derdi. Tamam? Bazı şeyleri kasıtlı olarak. Çünkü o da hayatın akışını düşündüğü için yapmış. Haydi bakalım. Aşağıda sayılan gelirler için istinadleri içinde kalan kısımlar hariç yıllık beyanname verilecektir. Gerçek usulde vergilenen ticari kazançlar, gerçek usulde vergilenen zirai kazançlar, serbest meslek kazançları, ticari ve gerçek usulde tespit edilen zirai kazançlar ve serbest meslek kazançları ilgili olarak bu faaliyetlerden zarar edilmiş olsa dahi yıllık beyanname verilmesi gerekir. Burada bütün hepsini aslında toplu halde yer verdiğimiz bölüm. Tevkif surete vergilendirilmiş ücretler beyanname verilecek mutlaka. Birden fazla işverenden alınan, birden sonraki işverenden alınanların toplamı 80-70 bin TL aşan tevkif suretiyle vergilenen ücretler ve birden fazla işverenden alınıp toplamı 880 bin aşan ücretler. Tek işverenden alınan tevkifata tabi tutulan net tutarı 880 bin geçen ücret gelirleri. Tevkif suretiyle vergilenen toplamı 70 bin TL aşan gayrimenkul ve menkul sermaye hayratları. Tevkifat ve istinad uygulaması konu olmayan 3800 bin Türk lirasını aşan gayrimenkul ve menkul sermaye hayratları. Diğer kazanç ve iratlarda 1-1-2006 tarihinden önce ihraç ve iktisap olunan mevkumiyetlerden elden çıkarılmasına elde edilen değer açık kazançlarında 58 bin Türk lirası sınırını aşan diğer kazanç ve iratlar. Banka aracı kurumlarının aracı hizmetinden faydalanılmadan 1-1-2006 tarihinden sonra ihraç edilen veya iktisap olunan mevkumiyet diğer sermaye piyasa araçlarının elden çıkarılmasına elde edilen değer açık kazançları. 1-1-2006 tarihinden sonra ihraç olunan Eurobondların
ve varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışına ihraç olunan menkumiyetlerin elden çıkarılmasına elde edilen değer artış kazançları, menkumiyet ve diğer sermaye piyasa araçlarının elden çıkarılmasına elde edilen kazançlar hariç, değer artış kazançlarının 125 bin TL, arizi kazançlarının 58 bin TL'sini aşan kısmı. Tam mükelleflerde beyanname dahil edilmeyecek gelir unsuru. Bunlar hiçbir şekilde beyanname dahil edilmiyor. Gerçek usulde vergiden zirai kazançlar, gelir vergisi kanununun geçiş 62. maddesi kapsamında vergi kesine tabi tutulmuş mevduat faizleri, özel finans kurumlarıyla kar ve zarar katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları, repo kazançları, 1-1-2006 tarihinden sonra ihraç edilmiş ve ihtisap edilmiş olan menkumiyet ve diğer sermaye piyasa araçlarının elden çıkarılması elde edilen ve geçiş 62. maddesi kapsamında tevkifata tabi tutulan değer artış kazançları, 1-1-2006 tarihinden sonra ihtisap edilen tam mükellef kurumlara ait olan İslam Menkumiyetler Arası işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarmasına elde edilen kazançlar, 7-10-2021 tarihinden itibaren düzenlenen şahıs sigorta poliçeleri karşılığında elde edilen poliçeler karşılığında elde edilen menkul sermaye hayratları, kurumların 31-12-98 daha önceki tarihlere sona eren hesap döneminde elde ettikleri kazançların dağıtımı yoluyla elde edilen kar payları, kurumların karlarını sermaye eklemek suretiyle gerçekleştirdiği kar dağıtım işlemleri sonucu elde edilen kar payları, kazanç ve yarattığının istatistikleri içinde kalan kısmı toplamı 3.800.000 TL'yi aşmayan, tevkifat ve istihdam uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye hayratları, birden fazla işverenler alınan, birden sonraki işverenler alınanların toplamı 70.000 TL'yi aşmayan, tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, tek işverenler alınan, tevkifata tabi tutulan net tutarı 880.000 TL'yi geçmeyen ücretler, tevkif suretiyle vergilenen toplamı 70.000 TL'yi aşmayan gayrimenkul ve menkul sermaye, Türkiye Jokey Kulübü'nce düzenlenen atların jokeyleri, jokey yamakları, antrenörleri ne verilen ücretler, sporculara ücret ve ücret sayılan ödemelerden 880.000 TL'yi aşmayanlar, lisanslı depoculuk kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinden elde edilen kazançlar. Bu tamamen bugün aslında anlattıklarım, hepsini boşuna anlattım diyormuşum, sadece burası hepsini özetliyor. Yani evet, şöyle bir örneklere bakalım hemen hızlıca. Bayana 3 ayrı işverenler ücret gelirleri elde etmekte olup ücretin tamamı tevkif yoluyla vergilenmiş bulunmaktadır. Nedir? 41-32-73 bin liralık bir ücret geliri var. Ne oldu? 70 bin liraya açtığı için tamamı beyan edilecek. Bay B'nin tamamı üzerine tevkifat yapılmış olan 2020 yılı gelirleri aşağıdaki gibidir. Bir X işverinden 90 bin, Y işverinden 40 bin. Ücreti kendi içinde değerlendireceğiz. İkinci işverenden alınan ücret geçmediği için ücreti beyan etmeyeceğiz. Geldik iş yeri kira hasılatı 80 bin lira, 82 bin lira, 70 bin lira vergi tabi gelir toplamını geçtiği için tamamını beyan edeceğiz 82 binin. Serbest meslek erbabı Bay C'nin serbest meslek kazancı yanında tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş iki işverenden ücret geliriyle yine tamamı tevkif suretiyle vergilenmiş iş yeri kira geliri bulunmaktadır. Zaten vergi tabi serbest meslek kazancı için mutlak suretiyle beyanname verecek. X işverinden alınan 100 bin TL, Y işverinden alınan 60 bin TL, iş yeri kira hasılatı 40 bin, konut kira hasılatı 15 bin. Serbest meslek kazancı nedeniyle her ülkede yıllık beyanname verecek zaten bu şahıs. İkinci işverenden alınan ücret 70 bin liraya geçmediği için birinci ve ikinci işverenden alınan ücretlerin tamamı beyan edilmeyecek. Mükellef serbest meslek beyannamesi için yıllık beyanname vermek zorunda. Mesken istihdasından faydalanamayacak, değil mi? 15 bin liralık kazançta istihdadan faydalanamayacak. Onu mutlak surette beyan edecek. Götürü gider uygulayacak veya gerçek gider. O onun şeyine kalmış. Gayri safi konut hasılatı ve safi serbest meslek kazancı bürüt iş yeri kirası hasılatı tutan toplamı ne oldu? Toplamı işte ne oldu? 45 bin. Oraya biz 20 bin yazmışız. 30 bin yazmışız. Yanlış orada bir hesap. Yok 55 tamam doğru. 30 bin TL. 70 bin TL beyan sınırı geçmediği için ne olacak? İş yeri kira gelirinde beyan etmeyecek mükellefimiz. Tamam mı? Bayan D. 3 ayrı şirkette yönetim kurulu üyesi olarak 2022 yılında gelirleri aşağıdaki gibidir. Ücret gelirinin tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş mükellefin mesken kira geliri istisnasına faydalanma hakkı vardır. Ne oldu? Toplamı 90 bin. İkinci ve üçüncü işverenden alınan 70 bin liraya geçtiği için tamamı beyan edilecek. Mesken kira hasılatı istisnasına faydalanacak mı mükellefimiz? 250 bin liralık İslam'daki sınırı geçmediği için İslam'dan faydalanması ile ilgili bir sıkıntısı yok. İslam'dan faydalanacak. Neyi beyan edecek mükellefimiz? 500 lira ve artı şeyi beyan edecek. Tamam beyan edecek. Ücret gelirinin tamamını ve 500 lira da şeyi beyan edecek. Bayan 2022 yılı takvim yılı gelirleri aşağıdaki gibi olup ücret gelirleriyle iş yeri kira geliri tekfi olarak vergilendirilmiş. Mükellefin mesken kira geliri İslam'dan faydalanma hakkı vardır.
X işverenden alınan ücret 80 bin, Y işverenden alınan ücret 40 bin, konut kira hasatı 19.500, iş yeri kira hasatı 40 bin, ikinci işverenden alınan ücret 40 bin oluyor, değil mi? Ne oldu? 70 bin beyan sınırı geçmediği için beyan etmeyeceğiz. Mesleğen kira gelirinin 9.500'ü istisnadan düşündükten sonra kalan 10.000 TL her halükarda yıllık beyannameyle beyan edilecek. Beyannameye dahil edilmesi gereken iş yeri kira geliri açısından durumu değerlendirirsek de mesleğen kira geliriyle iş yeri kira gelirini topladık 70 bin lira beyan sınırının altında kaldığı için sadece neyi beyan edecek? Mesken kira gelirini beyan edecek. Gene bayan F'nin 2022 yılı gelirleri aşağıdaki gibi olup ücret gelirleri, iş yeri gelirleri, kira geliri teklif yolları vergilendirilmiş. Y işverinden 20, Z işverinden 30 bin lira kira geliri var. 70 bin lira beyan sınırını geçmediğinden dolayı ücretlerin tamamı beyan edilmeyecek. Değil mi? Ya tabii değiştirirsek o senaryoyu değiştir. Ya. İş yeri kira saati 25 bin. Hazine bonusu faiz geliri 100 bin. Hazine bonusu faiz geliri neydi? 1-1-2006 tarihinden sonra ihraç olmuş bir hazine bonusu için neydi buradaki durumumuz? Tevkifat vardı. Geç 67. madde olduğu için tamamı beyan edilmiyor arkadaşlar bunun. 100 bin lira. Ne kadar olduğunu çok önemi yok. Geç 67'ye göre tevkifat varsa beyan edilmiyor. İş yeri kira saati burada da onda 70 bin lira beyan sınırını geçmediği için bu mükellef bu gelirlerin hiçbirisi için beyanname vermeyecek. Bayge'nin 2022 yılı tamamı teklif yolu vergilenen iş yeri kira geliri mevduat faizi ile birlikte konut kira geliri elde etmiştir. İş yeri kira hasatı 40 bin, konut kira hasatı 20 bin, mevduat faizi 280 bin. Mevduat faizini beyan etmiyoruz. İş yeri kirayla konut kirayı topladık. İkisinin toplamı 70 binin altında kaldığı için iş yeri kirayı da beyan etmiyoruz. Konut kirasında istisnadan faydalanacağız mı? Hayır. Toplamı 250 bin liraya geçtiği için beyana tabi olup olmadığına bakmıyoruz arkadaşlar. 250 bin lira geçtiğinde istisnadan faydalanamıyoruz. Tamam. Gene Bay H'nin 10-10-2020 tarihinde iktisap ettiği 2005 yılı ihraç tarihli hazine bonolarının 700 bin TL'lik kısmını 20.02 tarihinde 1.750.000 elden çıkarmış. Geriye kalanları ise 350 bin TL faiz geliri elde etmiştir. Aynı zamanda mesken olarak kiraya verdiği bir adet konutun 10 bin TL gelir elde etmiştir. Bay H'nin hazine bonolarının bir kısmını elden çıkarması dolayısıyla elde ettiği değer artış kazancı ile ilgili olarak maliyet bedeli endekslemesi uygulamasından yararlanabilecektir. Nedir? Üfe oranı 515, Ocak 2000 1210. Ne oldu? Endeksleme 2.35. Maliyet bedeli ne yapmamız gerekiyor? 2.35 oranını da arttırdık. 1.750 yani maliyet bedeli 700 bin liradan 1 milyon 645 bin liraya çıktı. 58 bin lira kazanç istisnası var. Burada 46 940 lira beyana tabi gelirimiz var. Hazine bonusu faiz geliri için ihraç tarihi 1.1.2006 tarihinin öncesinde olduğunda indirim oranı var. Birden yüksek. İndirim oranının anlamı enflasyondan arındırma arkadaşlar. Yani kazancın tamamı enflasyondan oluşuyor aslında. Buradaki gelir reel bir faiz geliri değil. Tamamen enflasyon geliri. İstisnadan faydalanacak mı bu mükellef? Toplamda gelirler 250 bin lira beyan sınırını aşıyormuş gibi görünse de arkadaşlar, görünse de buradaki kazancı tamamen enflasyon kazancı olduğu için burada istisnadan faydalanmasına engel bir durum yok bu mükellefin. Tamam. Çünkü gelir aslında burada beyana tabi geliri sadece 46.940 lira oluyor. Geri kalan o artan gelirlerin büyük kısmı işte mesela 700 bin lira aldığı 1.750'ye satıyor ama aslında o aradaki farkın çoğunluğu enflasyon kaynaklı olduğu için istisnadan faydalanmasına engel bir durum yok. Evet. Beyanname üzerinden yapılacak indirimler hemen bunları da böyle geçeyim. İyice sıktım sizi. Değil mi? He? Beyanname üzerinden yapılacak indirimler Gelir Vergisi Kanunu 89. maddesinde düzenlenmiş. İndirim yapılacak madde yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan İndirimler ve geçmiş yıl zararları düşünmeden önceki matrağı olacak arkadaşlar. Burası önemli. Neden? O %5'lik indirim konusunu belirlemek açısından. Beyanname üzerinden yapılan indirime ilişkin belgeler 5 yıl süreyle saklanmak zorunda. Mutlaka saklamak zorundasınız arkadaşlar. Tamam. Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları hiçbir şekilde beyanname üzerinden indirim konusu yapılmıyor. Atlamayın burayı. Beyanname üzerinden düşülen tutarlar ertesi yıla devretmemektedir. Öncelikle ne var? Şahıs sigorta primleri var. Bunlar bakın bireysel emekliye ödenen primler değil. Şahıs sigorta primleri. Buraya nedir? Hayat sigortası, eğitim, sağlık gibi sigorta giderleri düşün. Geleceğim. Bekleyin, geliyorum. Şimdi ikinci veya üçüncü fıkra. Ne oldu? Ölüm, kaza. Burada şöyle bir ayrım var. Hayat sigortalarında ödenen primin %50'sini düşebiliyorsunuz.
Diğer sigorta poliçelerinin %100'ünü düşebiliyorsunuz. Ancak bunlar beyan edilen gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık brüt tutarın toplamını aşamıyor. Beyanname üzerinden yapacağınız indirimler. Eğitim, sağlık harcamaları, işte o şeyle ilgili ücret, yani ücrette de dedik ya, beyanname vermek reel hale dönebilir diye. Burada hayat buluyor aslında. Eğitim, sağlık harcamaları, beyan edilen gelirin %10'unu aşmaması gerekiyor. Önemli hususlardan. Eğitim ve sağlık harcamaları Türkiye'de yapılması gerekiyor. Yani bir kurumlar vergisi mükellefiyetinden tabi birinden alınması gerekiyor. Gelir ve kurumlar vergisi mükellef olan gerçek müşterilerken alınacak belgelerle tefsik edilmesi gerekiyor. Söz konusu harcamalar mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ait olması. Küçük çocuk tabiri de arkadaşlar 18 yaşından küçük. Eğitimde olanlarda da 25 yaşından küçük olanları kabul ediyoruz. Eğitim sağlık harcamaları neler? 255 nolu seri nolu tebrikte düzenleniyor arkadaşlar bunlar. Eğitim öğretim kurumları, anaokulu, kreş, dershaneler, eğitim amacıyla yapılan ödemeler, eğitim amaçlı kurs ücretleri, okul servis ücretleri, kitap kırtasiye alımları için yapılan harcamalar, öğrencilerin özel yurtlarda ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarlar, muayene, tahlil, ameliyat, fizik tedavi, hastane giderleri, ilaç, sağlık malzemesi, gözlük ve lens alımları gibi olarak sayılmıştır. Bunları beyanname üzerinden indirim konusu yapabiliyoruz. %10'a kadar gene beyana tabi gelir üzerinden. Ancak yabancı ülkelerde eğitim kurumlarına yapılan ödemeler veya özel üniversiteler, onlar kurumlar vergisi mükellefi olmadığı için onlara mesela yaptığınız ödemeleri gene burada düşemiyorsunuz. %10'luk hesapta düşemezsiniz. Çünkü onlar kurumlar vergisi mükellefi değil. Burada ana şartlardan birisi kurumlar vergisi mükellefi olmasın. Sizin %10'luk beyanname üzerinden düşeceğiniz gibi. Tamam mı? Onu atlamayın yani. Yani orada da bir... Özel üniversite bakın. Özel üniversite diyor. Vakıf üniversite arkadaşlar. Özel üniversite kastım zaten vakıf üniversite. Hepsi vakıf üniversite zaten. Onlar başka türlü kurulamıyor. Yani onlar vakıf, hepsi vakfı tabi. Onlar kurumlar vergisine istisna arkadaşlar. Burada kurumlar vergisi mükellefi olması gerekiyor. Eğitim harcamasını düşebilmeniz için. Özel üniversite ödediğiniz ücret beyanname üzerinden düşemiyor. Burada ana şartlardan birisi kurumlar vergisi mükellefi olması. Okul veya benim şey sor. Ama onu şeyden alırsınız ya. Oradan alınan faturada falan kurumlar vergisine tabidir veya değildir diye açıklama bulunur arkadaşlar. Yani. Sistemden de sorgulayabilirsiniz vergi defasını. Hani. Anlayamayabiliriz ama kurumlar vergisi mükellefi yoksa zaten şey yapmayabilir ya. Yani şey olmayabilir orada. Muaf falan gibi bir ifade düşüyor olabilir. Vergi yap. Hiç de denk gelmedim de. He? Yani fatura üzerine düşüyorlar diye biliyorum. Yani kurumlar vergisinden yani muaf olduğuna ilişkin bir yüküm var. Harcamalar okula, aile birliği, okul koruma derneklerine, bağışlara, gelir ve kurumlar vergisine tabi olmayan okullara ve eğitim ücretleri, devlet okullarına ödenen harçlar eğitim gideri olarak dikkate alınmıyor arkadaşlar. Tamam. Engellilik indirimi. Engellilik indiriminde nedir? Serbest meslek erbapları ve ücretler faydalanabiliyor. Engellilik indirimden. Bakmakla yükümlü bulunan, engelli bulunan serbest meslek erbaplarıyla ücretler de gene hem kendileri için faydalanabiliyor serbest meslek erbapları ve ücretliler, hem de bakmakla yükümlü bulundukları varsa onlar için de engellilik indirimden faydalanabiliyorlar. Tamam? Olsun, düşersin. Yani serbest meslek düşemezsin. Serbest meslek erbabı olmaz. Mutlaka serbest meslek kazancı veya ücret geliri beyan ediyor olması lazım. Onun dışındakiler düşülemiyor yani. Kirada düşemezsiniz. Bağış ve yardımlar. Burada bağış ve yardımlarda arkadaşlar ikili bir uygulama var. Bir sınırlı bağışlarımız var. Bir de sınırsız bağışlarımız var. Mükellefler yapmış oldukları bağış ve yardımı aşağıda şartlar dahilinde indirim konusu yapabilirler. Kanunda belirtilmiş kuruluşlara yapılmış olması gerekiyor. Bunlar neler? Genel özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler ve bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar. Bunlar olursa anca düşebiliyorsunuz. Yoksa herhangi bir yardımlaşma derneğine götürdüğünüz bağış yaptınız, onu düşmeniz mümkün değil. Bağış ve yardım makbuz karşılığında yapılmış olması gerekiyor. Bağış ve yardım karşılıksız olması gerekiyor. Bağış ve yardım nakden veya aynen yapılabiliyor. Bazı unsurlarda nakit, mesela Kızılay'a nakit yapmanız gerekiyor. Çok yani şey yapmayayım, tamam. Çok detaylandırmayayım şimdi. Sadece ilgili dönem gelir ve kurum kazancından indirilmesi, gelir ve kurumlar vergisi beyanı ayrıca gösterilmesi gerekiyor. Sınırlı indirilecek bağış ve yardımlar, gelir vergisi mükellefleri, genel özel bütçeli, kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler,
köyler ve kamu yararına çalışan dernekler, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edecek gelirin %5'ini. Kalkınmada öncelikli yörelerde bu bağışlarda %10, tamam? %10'unu aşmamak üzere makbuz karşılığında yaptıkları bağış verdiğimler yıllık beyanlamayla bildirecek gelirinden indirim konusu yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Son dönem tabii bu konu hani çok da karşımıza, yani hani bu deprem nedeniyle yapılan bağışlarla ilgili. Onunla da ilgili küçük bir detay paylaşacağım şimdi. Gene sınırsız indirecek bağış verdi ama genel özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak kapasitesinin az olmak üzere öğrenci yurdu, kalkınmada öncelikli yörelere 50 yatak, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım rehabilitasyon merkeziyle mülki idare edilen izin ve denetime tabi olacak yapılacak ibadethaneler ile mülk ve Diyanet İşleri Başkanı denetiminde yaygın din eğitim tesisi, din eğitimi veren tesislerin ve Gençlik Spor Bakanlığı'na ait gençlik merkezleriyle gençlik izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar ile bu tesislerin inşası için bu kulaşa her türlü bağış verdimler ve bu tesislerin, mevcut tesislerin faaliyetlerinin devam edilmesi için yapılan ve bağış yardımlar da gene tamamı beğenleme üzerinden indirim konusu yapılıyor. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan derneklere yapılan gıda, temizlik, yiyecek, yakacak vardı burada. Tamam. Maddelerin, maliyetlerin tamam beğenecek yerden indirilecek. Genelde listunla karıştırıyoruz bazen de. Onun için böyle bir baktım yani. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özelleri, belediyeler, köyler, kamu yararlı çalışan dernekler, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılan, bunlar genelde kültür, turizm harcamaları niteliğindeki olanların tamamı, işte restorasyon, röle ve buna benzer unsurlarla ilgili yapılan bağış ve yardımlar gene bu kapsamda kabul ediliyor. Sponsorluk harcamaları, burada da ne var? Amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50'si. Ama zaten profesyonel spor dalı da sadece futbolda var benim bildiğim. Bir de herhalde boks falan diyorlar ama yani ondan da çok şey değilim yani. Hani bize de böyle hep anlatırlardı müfettiş yardımcısıyken, boks da var falan diye de. Bizde de oradan kalıyor bilgiler. Hani çok da o kadar. Takım da tutmuyorum, onun için de bilmiyorum kendim de çok. Mükelleflerin atların anılması koşulu, resmi spor organizasyonu için yapılan saha, salon, tesis, kira bedelleri, sporcuların ihaç ve seyahat giderleri, spor malzemesi bedeli, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nün uygun verici spor tesisi yapılan aynı nakdi harcamalar, sporcuların transferlerini sağlayacak bonservis bedelleri, spor müsabakaları sonucunda sporcuların spor adamlarına prim mahiyetine aynı nakdi ödemeler gibi harcamalar sponsor. Eğer reklama dönüyorsa arkadaşlar orada durum değişir tamamen. O normal bir giderdir sizin için. Hocam bir önceki maddeye bir dönebilir misiniz izninizle? Bağış ve yardımlarla ilgili. Hangisi? İl özel idareleri. Köyler falan var mı? Evet. Köylere nasıl bağış yapabiliriz? Köyün bir tüzel kişiliği vardır ama. Dernek değil arkadaşlar, bakın. Hayır arkadaşlar, burada köy tüzel kişiliği vardır ama bakın. Yani köy tüzel kişiliği, köyün hukuk statüsü bizim hukuk yapımızda farklıdır arkadaşlar. Genelde şey yoktur ama muhtara mı yapacağız? Büyük ihtimal muhtara götürüp yapmanız. Köy tüzel kişiliğine yapıyorsunuz orada. Hani ona makbuz karşılığı. Köyün çünkü bizim hani idare hukukunda köy tüzel kişiliği diye ayrı bir tüzel kişiliği var. Bizim mahallede yoktur mesela ama köylerde ayrı bir tüzel kişilik var. Ondan dolayı düzenlemesi var. Yasal dayanağı oradan geliyor aslında. Dur şey yaptık. Fazla gittim ya. Kaçırdık. Sponsorluk ha. Şimdi. Efendim? Köyün kavramı kaldı. Köy var galiba. Tamamen şey değil. Orada 100 kilometre şey, yani büyük şehirlerde 100 kilometre, 80 kilometre miydi? 80 kilometre. 100 kilometreyi geçmeyenler merkez belediye, onun dışındakiler köy tüzel kişiliği olarak, hani şey gene merkez belediye kapsamında kabul edilmiyor yani. Genelde o 100 kilometre, ama arkadaşlar o 100 kilometre, işte 100 kilometre sınırıyla ilgili bir sınırlama var orada. Hani öyle hepsi için değil. Ama tabii çok, şimdi bizim 100 kilometreyi geçen köy de hani şey çevre şey de çok sınırlı çıkacaktır mutlaka yani baktığımızda. Orada öyle bir sınırı vardı. Onu da nereden biliyorum? Bizim turne programları kapsamında değerlendirme, hani müfettişlikten bilirim bunu da. Hani turne kapsamında değerlendirme, 100 kilometreyi geçenler merkez kabul edilir. 100 kilometreye geçene harcıra alırsınız, almazsınız orada. Hani oradan ayrım var. Cumhurbaşkanı'nca başlatılan yardım kampanyaları son dönem çok revaçta bu konu. Özellikle Bakanlar Kurulu kararında altta yer verdim arkadaşlar. Çünkü firmalarınıza da mutlak surette
bu yönde bağışlar yapmışlardır. Bu konu sizin gündemin, hani 22'nin konusu değil bu aslında. Biraz daha 23'ün konusu olacak ama ben hani gene paylaşayım dedim. Cumhurbaşkanı başlatılan yardım kampanyaları, makbuz karşılığı yapılan aynı nakdi bağışların tamamı bu konuyla deprem yardımları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı'nın bu 2021 yılında verdiği bir yardım şeyi var, kararı var. Bu karar hala geçerli bir karar arkadaşlar. Şu anda deprem yardımları kapsamında belediyelere veya işte il özel idarelerine yaptığınız, AFAD'a yaptığınız o yardımları bu karar kapsamında beyanname üzerinden tamamını indirim konusu yapabilecek mükellefler. 23 yılında ama tabii. Yani veya birinci geçişi var gibi. Geçimde Pakistan'a yapılan yardımları tabii geçişler. Tabii. Yani öyle şeyler. Yani bu depremle ilgili şu anda çok revaçta olduğu için özellikle yer verdim. Ülkemize meydana gelebilecek depremler sonrasında zarar ve afetzedeler için gerek görülmesi halinde afet ve acil durum yönetim başkanlığı koordinasyonunda insani yardım kampanyası başlatılır. Zaten başlatıldı yani şu anda da yani şeyle ilgili. Kampanyalar kapsamında valiliklere, belediyelere, diğer kamu kurum kuruluşlarına yapılan yardımların aktarılması ya da gerçek tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankalarına veya özel bankalara nezdinde yapılacak hesaplara afet veya acil yönetim başkanlığı tarafından yapılan duyurular kapsamında yapılan bağışlar bu kapsamda. Tamam mı? Yani. Diğerleri işte biliyorsunuz yani onları eğer kamu yararlı bir dernek değilse indirim konusunda yapamayız. Mesela Ahbaba bir bağış yaptıysanız işte onu şu anda hani bildiğim kadarıyla onun şey kamu yararlı dernek olmayı ile ilgili bir vasfı da yok. Hani onu mesela hani hiçbir şekilde indirim konusunda yapamayacaksınız. Kamu yararı işte yani bizim için kamu yararı ama başkaları için kamu yararı yok diyeyim. Böyle çok da Kızılay ve Yeşilay yapılan bağışlar iktisadi işletmeler hariç Kızılay Derneği'ne ve Yeşilay Cemiyeti'ne makbuz karşı nakdi yapılan bağışlar. Yani para illa bize nakit olarak gelsin, varlık olarak gelmesin diyorlar yani. Gene çok böyle şey yapmayayım. Siyasi söyleme girmeyeyim. Yani sermaye yani bana çünkü anlamsız geliyor yani nakit neden yapıyorum yani. Sadece nakde bağlamak çok doğru bir hüküm değil orada. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenleme ve denetime tabi olarak Türkiye'de bu girişim sermayesi fonu ile ilgili bir uygulamamız var arkadaşlar. Beyan edilen gelirin %10'uyla sınırlı. Bunu sadece ticari kazanç sahiplerinin yapabileceği bir düzenleme bu. Ticari kazanç sahipleri kurumlar aksi mükelleflerinde de var bu. Elde ettikleri gelirin beyana tabi gelirin %10'una kadarlık kısmını beyanname üzerinden indirim konusu yapıyorlar. Çok orayı detayına girmeyeyim aslında yani orayı okumak mı? Ben size anlatayım ne olduğunu. Ne yapması gerekiyor? Girişim sermayesi fonu alması gerekiyor şirket. Mesela 2022 yılında elde ettiği kazanç için %10 ticari kazanç. Mesela işte nedir? Bir tane tekel bayi 1 milyon kazancı var. 100 bin liralık girişim sermayesi. Bu tabii bilanço hesabı esasında defter tutacak. Önemli parametrelerden birisi. Bilanço hesabı esasında defter tutan mükellef beyan edilen gelirin %10'u ve öz kaynakların %20'sini aşmayacak kadarlık kısmı girişim sermayesi fonu olarak ayırıyor, onu geliyor fon kayıtlarına atıyor 549'a. O tutar üzerinden, işte 100 bin lira üzerinden yılın sonuna kadar girişim sermayesi fonu almak zorunda. O fonu alırsa beyanname üzerinden bu 100 bin lira gider, vergilendirilmemiş oluyor. Fonu sattı, 6 ay içinde bir daha fon almadıysa o 100 bin lira kazancını gecikme faiziyle beraber vergilendiriyorlar. Bu düzenleme aslında bir yönden şeyde de vuku buldu. Teknoloji geliştirme bölgelerinde, teknoparklarda veya ARGE merkezi olan şirketlerde, tasarım merkezlerinde de orada kendi kanunu %2'lik bir sınır getirdi. %2 değil mi? Yanlışlıkla %2 olmasın. Evet. Tamam. Türkiye'den yurt dışı mülki kişi ve kurumlara verilen hizmetlerden sağlanan kazançlara ilişkin indirim. Bu da önemli bir indirim aslında. Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere iş yeri, kanun iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen münasıran yurt dışında yer alan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlık görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı'nca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ve ile ilgili bakanlık izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmeleri münasıran bu faaliyetleri elde ettikleri kazancı %50. Bunu mesela en çok nerede bulabilirsiniz? Bizim ülkemizde tabii bazı kolları yapmak çok kolay değil de mesela sağlık turizmi çok son dönem revaçta. İşte nedir? Hastanenin biri saç ekimi için Arabistan'dan hastaları getiriyor, saçları ekiyor. Sağlık hizmeti pasaportları ve gerekli evrakları sağladığında orada elde ettiği kazancın mesela %50'sini beyanname üzerinden indirim konusu yapabiliyor. Onu ayrı tabii muhasebeleştirmek lazım. Yani orada teknik bir çalışma gerekiyor. Saç,
O da sağlık hizmeti duruyor. Neden sağlık? Sağlık alanında faalet gösterme bir de. Kabul etmeyeyim. Kardeşinin 18 alanı. Sağlık faaliyeti. Ama burada sağlık alanında faaliyet göstermesi. O da sağlıklı sonuçta. Engel olmaz ya. KDV kanunda öyle kabul etmiyor. Ama tabii kıyasa girer ya. Onu da yapmıyorum. Yani. Yapmıyorum. Değil mi? Vergi tekniği. Evet. Tam mükellef. İdareyi de bağlar değil mi hocam? Efendim? Piyasa idareyi. İdareyi de bağlar tabii. Yapamaz idareyi arkadaşlar. Yapamaz yani. Ya tabii böyle şeyler söylüyoruz biz de. Biz tabii arkadaşlar. Hani tek... biraz önce anlatırken iki düzenleme olmaz dediniz ya da birine. Tabii tabii. O da idare mi kıyas yapması aslında? Tabii 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 ya. Sonuçta sağlık hizmeti mi? Bu sağlık hizmeti. Adamın estetikle ilgili sunduğu sağlık hizmetinin mahiyeti değişebilir mi ya? Yine sağlık hizmeti. Bakma değer vermesi yani, de değiştirir. Yani. Ya hani bakmayın işte. Yani. Arkadaşlar sorunumuz ne biliyor musunuz bizim ülkede? Yorumlama kabiliyetiyle ilgili sıkıntı var. Zaten bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bu mesleğin en büyük sorunu ne biliyor musunuz? Mevzuatın yanlış olması değil. Mevzuat mükemmel bana sorarsanız. Bakın benim kendi görüşümü sorun bana. Mevzuat mükemmel. Bizim sorunumuz ne biliyor musunuz? Kişilerle. Çünkü bu mevzuat bizim yazdığımız Türk mevzuatı değil ki. Çoğu OECD uygulaması. Alıyoruz getiriyoruz ülkede. Dünyanın her yerinde bu uygulanıyor da bizim ülkede neden bu kadar sorun yaşıyoruz? Çünkü neden? Bir tane adam Ahmet'e gidiyoruz. Ahmet başka yorumluyor. Mehmet'e gidiyoruz. Ya kardeşim aynı kanun ya. Ben hep şunu derim zaten. Karşımdaki adamın kafası çalışsın bana yeter. Mesela benim incelemelerdeki en büyük kıstasım şudur. Gittiğimde müfettişe ilk gün daha bakarım kafası çalışıyor mu çalışmıyor mu? Kafası çalışıyorsa tamam diyorum. Biz bu işi çoğunu temize çıkarırız. Kafası çalışmıyorsa tamam diyorum. Biz yandık. Ne yapıyorsunuz onu? Ya bir şey yapamıyorsun artık ya. Yok anlıyoruz orada biz ya emin ol sen orada. Hani biz onun daha ne, soru sormasından veya bizim anlattığımızı idrak etmediğinden anında anlıyoruz arkadaşlar. Emin olun yani. Hani. O mesleki tecrübeyle biraz belki yani şey. Vergin yasallığı kesme ama kaydeme var onları yasayı da belirlenmiyor. Tabii şeyle bitiyor yani. Ne sorun olmaz bu. Tabii yani. Mikro ihracat indirimi bu da son dönem gelen yükümlülüklerden tam mükellef gerçek kişilerin gümrük kanunun 225'in kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan posta idaresi hızlı kargo taşımacılığı. Hani bu genelde işte şu anda hızlı kargo ile yapılan ihracat işler çok dönem, son dönem çok revaçta bu. Amazon uygulamalarından dolayı hani önemli bir düzenleme o yönüyle bana sorarsanız. Taşıma yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticari günlük beyannamesinin gerçekleştirdiği mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50'si beyanname üzerinden indirim konusu yapılıyor. Önemli bir düzenleme arkadaşlar. Özellikle bu genç arkadaşlarımız çok böyle yaratıcı fikirler ortaya sunabiliyor bu konularda. İhracattan kaynaklanan hasılatı toptan 400 bin Türk lirasına kadar olanların ilgili de kendilerinin sigortalı olması, ihracattan kaynaklanan hasılatları 800 bin Türk lirasına kadar olanların ilgili de kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, ihracattan kaynaklanan hasılatları toplam 1 milyon 600 bin kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması, en az ortalama iki tam eş zamanlı tam zamanlı veya eş değer tam zamanlı işçi çalıştırması, ihracattan kaynaklanan hasılatları toplamı 2 milyon Türk lirasına kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması, en az ortalama 3 tam zamanlı eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması şarttır. Bu maddeye geçen sigorta regülasyonu 5510 sayılı kanun kapsamında sigorta sayılanları kabul etmektedir. Bu da önemli bir düzenleme son dönem. Yani ben karşılaşıyorum. Özellikle bu şeyi kaçırıyorlar arkadaşlar. O çalışan sayısı şartlarını orada uyarmak lazım işte mükellefleri. Çünkü ciddi kayıplar olabiliyor. Geçen bir iki yerde... Bağkurlu olmasını kastediyor. Yani. Evet arkadaşlar. Salonun çoğu kaçtı ama... Arkadaşlar teşekkür ederim. İnşallah faydalı olmuştur. Yani soru varmış. Bir şey soracağım hocam. Tabii. Sona kadar bekliyorum. Tamam. Ben ofisim. Arkadaşlar mikrofonla soralım. Çok özür diliyorum. Mikrofonu alalım kardeş. Kayıt yapıyoruz ya herkesin farkında. Satın aldığım ofisi sabit kıymetime dahil etmedim. Ama bununla ilgili kredi kullandım. Kullandığım kredinin faizlerini gider olarak yazabilir miyim? Ve kullandığım... Gayrimenkul olarak satın aldınız değil mi? Gayrimenkul olarak satın aldım ofisi evet. Tamam. Aldım ama şey yapmadım yani sabit kıymetimi eklemedim çünkü tamam. İleride oluşacağı durumdan evet. Dolayı. Değer artış kazancından faydalanmak evet. Şeyden dolayı. Evet ondan dolayı. Faizlerini gider olarak indirebilir yazdım. Miyim? Bir de kullandığım şey o var. O zaman şeye döner bu iş. Aslında şimdi orada şey
yorumu yapılabilir. Şimdi bakın, bununla ilgili aslında tacirler için bu konuyu çok net şekilde düzenlemişler. Ferdi teşebbüse sahip. Teşekkürler. Yani bu vergi su kanunu 186 falan da herhalde. Hani o madde ya 186-187. Ferdi teşebbüs sahibi işletmeye, kayıtlarına dahil olsun olmasın, bir gayrimenkulünü tamamını iş yerinde kullanıyorsa envantere dahil etmek zorunda. Onda tartışma yok. Tamam mı? Ferdi teşebbüs sahibinin arkadaşla tartışma yok. Mutlak surette ticari varlıklar arasına dahil etmek zorunda iş yerinde. Kısım kısım kullanan hangi bir yerin yarısını kullanıyorsa gene dahil etmek zorunda. Hani aklınızda bulunsun. Hani çok gol bir maddedir burası. Tabii onu da görecek, ince görecek bir müfettişe ihtiyaç var yani. İnşallah görmezler onun için diyorsun. Çalışanlar görür mü hocam? He? Efendim? Çalışanlar görür mü? Ya tabii şeydir bu iş. Arkadaşlar denetim elemanının zekisi sizi ipe götürür, sizi ipten alır. Bakın sizi ipten alır dediğim şu. Çok insan sizi savcılığa gönderecektir, hapis cezası yiyeceksinizdir. Adam hukuki olarak bakar, yok der, bu da durum bu değil. Onu sizi tek götürür Ankara'ya, VDK'da merkez okuma komisyonunda bile sizin hakkınızı savunur. Bakın sizin hakkınızı gider orada bile savunur yani. Hani öyledir. Ha onlar tabii bir de böyle... Bu kadar zekisi bize denk gelmedi. Yani şey de yapar ama, ağzınızdaki dişi de söker öylesi. Hani o da vardır yani hani... Bir de bireysel... Siz onu bana sorarsanız... Ne yapayım? Şimdi burada eğer faizleri gider yazarsanız aslında bir yönden zımni olarak iradenizin onu dahil etmek yönünde olduğu konusunu ortaya çıkarsınız. Evet. Yapmayın. Bir de bireysel değil kurumsal kredi kullandım işimle ilgili. Onun faizlerini yazabilir miyim aynı şekilde? Bireysel ama ne için? Ya ticari kredi, işimle alakalı ticari nakit kredi kullandım. Ya bunu tabii yazabilirsiniz. İşinizle alakalı olduğunu ortaya koyabiliyorsanız. Mesela nedir? Ekipman, işte gittiniz bir tane yazılım programı alıyorsunuz veya içeride büyük bir server alacaksınız. İşte 300 bin lira ödeme yapacaksınız. O server için kredi kullandınız. Onu tabii gider yazabilirsiniz. Sorun yok. Nakdi kullandım. Yani nereye kullandığımı da faturayla mı ibraz etmem lazım? Ya tabii ilişkilendirmeniz lazım bu tür şeyler. Yine sıkıntı yaratacak. Çok teşekkür ederim. Rica. Ağzınıza sağlık. Evet. Var mı başka sorular? Sizde, bakın ferdi teşebbüs dedim. Bakın arkadaşlar, teşebbüs kavramı nedir? Şimdi işte kavramlarla oynuyoruz aslında. Ferdi teşebbüsten anlamanız gereken ticari faaliyet. Şimdi mesela gidip size onu yorumlayan, mesela sizin durumunuzu yorumlarken sizinki de bu yorumda derlerse, orada teşebbüs kavramı ticari faaliyetle ilgilidir. Ferdi teşebbüslerde diye başlar. Tamam. Mesela bu yorum şeyde de yapılamaz. Bir kurumlar vergisi mükellefinin işte ortağının gayrimenkulü kullanması da gene o kapsamda. O çünkü kurum. Ayrı bir tüzel kişi. Değil mi? Kişilik kavramı. Dedi. Değil mi? Şahsiyete baktık falan. O ilk giriş oralarla hep alakalı. Sunumlarından dolayı değerli konuğumuz yeminli mali müşavir Sayın Ender Polat'a teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kendilerine günün anısına plaket takdimimiz olacak. Plaketlerini takdim etmek üzere oda başkanımız Sayın Hüseyin Halil'i kürsüye davet.